Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü ve Edebiyatı'nda Kadın Sempozyumu'nun ikinci oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda Sayın Profesör Doktor Hüseyin Doğramacıoğlu hocamız, Milli Mücadele döneminde İlham gazetesinde çıkan kadın muhtevalı haberler. Sayın Doçent Doktor Meral Kuzgun hocamız, ikinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e basında Osmanlı kadınının konumu üzerine bir değerlendirme. Sayın Gamze Nur Mortepe bizden İsa Eyyûm. Sayın Gamze Erden geleneksel ve ataerkil toplumlarda çok eşlilik Kuma filmi üzerinden bir değerlendirme başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler. Ben bu oturumumuzu yönetmek üzere sözü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Fatih Kantar hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Seher Hocam. İşimi kolaylaştırdınız aslında. Sunumları söylediniz. Oturumun, bugünkü sempozyumumuzun ikinci oturumunda beraber olacağız sizlerle. Bu oturumda ilk konuşmacımız Kilisiye Aralık Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Hüseyin Doğramacıoğlu Hocam. Bizlere Milli Mücadele döneminde İfham gazetesinde çıkan kadın muhtevalı haberler başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. 15 dakikalık süreniz var hocam. Daha sonra soru cevap kısmı olursa geçeceğiz. Buyurun, söz sizindir hocam. Sayın Dekanım, değerli düzenleme kurulu hocalarım, değerli dinleyiciler. Bugünkü sunumda Sayın Dekanımızın söylediği gibi Milli Mücadele döneminde İfham gazetesinde kadın muhtevalı haberleri işleyeceğiz. Milli Mücadele yıllarında İfham gazetesinde kadın muhtevalı haberlere özel bir ihtimam gösterilmiştir. Çünkü 1919'da gazete tekrar çıkmaya başlıyor ve Milli Mücadele devam ediyor ve kadınla ilgili çok fazla habere rastladık. Aslında Milli Mücadele'nin çok şiddetli geçtiği bir dönemde birinci öncelik olarak ülkenin kurtulması, ekonomi gibi haberlerin ön planda olmasını bekliyorsunuz ki zaten öyle ama kadın kaçıncı sırada gelir, kadın muhtevası? Günümüz bakış açısıyla belki sonlarda düşünebiliriz ama gazete kadın konuları konusuna o kadar önem veriyor ki belki de ilk üç sırada kadın konusunu görebiliyoruz. Özellikle kadınların yeni kurulacak olan Türk devletinde nasıl bir pozisyona sahip olması gerektiği, işte yetimlerin, dul kadınların maddi durumları, bunlarla ilgili haberlere rastlıyoruz. Şimdi bunlara örnek vermeden önce İfham gazetesinin önce bir tarihçesini görelim. İfham gazetesi Ahmet Ferit Tek tarafından 22 Eylül 1912 yılında Milli Meşrutiyet Fırkası'nın yani Milli Türk Fırkası yayın organı olarak İstanbul'da günlük olarak yevmi bir gazete, çıkarılan bir gazete. Milli Mücadele taraftarı bir gazete. Malumunuz Milli Mücadele yıllarında Milli Mücadele karşıtı gazeteler var. Batı kaynaklı destekli gazeteler. Bu da Milli Mücadele Milli Mücadele'yi destekleyen Mustafa Kemal'le ilgili yazıların bolca yer aldığı, Milli Mücadele'yi anlatan bir gazete. Ve Milli Mücadele'de Türk kamuoyunu bu gazeteler oluşturuyor. Hakimiyet-i Milliye mesela, İleri Gazetesi, İfham Gazetesi vesaire. Yazar kadrosunda çok fazla isim var. Ahmet Ferit Tek, Mehmet Emin Yurdakoğlu, Yusuf Akçuroğlu, Hamdullah Supi Tanrıver var, Ömer Seyfettin var, Necip Asım Yazıksız var, İzzet Ulvi var. İzzet Ulvi'yi biz Hakimiyet-i Milliye'de de görüyoruz. Özellikle Türk tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalar var. Türklerin Ergenekon'dan çıkışıyla ilgili makalelerine rastladım ben. Falih Rıfkı Atay gibi güçlü imzalardan oluşuyordu. Örnek bir gazete nüshası İfham gazetesi böyle çıkıyor. Tabii karikatürler de var içerisinde böyle. Milli Mücadele yıllarında İfham gazetesinde işte kadınların sosyal statüleri, az önce söylediğimiz gibi sorunları, Avrupa ülkelerindeki kadınlar haberleştirilmiş ve böylece bizdeki kadının statüsü ve pozisyonu ile Batı arasında bir mukayese yapılması amaçlanmış. Evet, şimdi onlardan bir tanesi Almanya'da kadın vekiller üzerine yapılan bir haber. Daha sonra bizim kadınlarımızla ilgili de haberler var. Önce Avrupa'daki kadınlar nasılmış onu söylüyor haberlerde. Kadın mebuslar, Alman Meclisi Millisi'nde kadınlar diye geçiyor. Burada kadınların özellikle Avrupa'da ve Almanya'da yani hasreten Almanya'da milletvekilliği yaptıkları ve orada aktif olarak çalıştıkları söyleniyor. Şu fotoğraf ilginç, bu Weimar, Almanya'nın ilk meclisi, tarihi bir bina. Şimdi bu fotoğrafı ben İfham gazetesinde gördükten sonra internette bir araştırma yaptım. Almanya'daki Weimar binası acaba hala duruyor mu diye ve buldum fotoğrafını. Şimdi bunu da göstereceğim size. Şu bina
2022'de en güncel Weimar binası ve müze olarak kullanılıyor Almanya'da. Almanların ilk meclisi, milli meclisi. Bir de fotoğrafa bakalım, kara kalem çizilmiş. Bu da İfham gazetesindeki şekli. Malumunuz Avrupa'ya giden hocalarımız bilirler. Oradaki tarihi yapılar 500 yıllık, 700 yıllık hala duruyor. Bu fotoğraftaki bina da hala orada duruyor. İşte burada Weimar'da Millet Meclisi binası olarak seçilen, bu aslında tiyatro binasıymış, meclis binası şeklinde dönüştürülmüş. Almanya'da hala bulunuyor ve burada Almanya'da bir sürü kadın milletvekillerinin çalıştığı haberleştirilmiş. Böylelikle Alman kadınlarının siyasal hayat içerisinde de aktif olarak yer aldıkları haberleştirilmiş. Ve bize örnek olması bakımından bu haber veriliyor. Bizde neden kadın milletvekilleri yok diye haber yapılıyor. Evet, şimdi burada çıkan bir karikatüre rastladım kadınla ilgili. Burada malum 1919 yılında Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda bir seçim yapılacak. Ülke genelinde özellikle şehremaneti seçimi, İstanbul Belediye Başkanı adayları da o dönemde ortaya çıkıyor. Aslında işgal yılları, İstanbul hükümeti var, Ankara'da milli mücadele devam ediyor Mustafa Kemal başkanlığında. Ama İstanbul hükümeti o yıllarda seçim yapıyor. Ve 1876 anayasasına istinaden 1908'de bir seçim kanunu çıkartılıyor Osmanlı Meclisi'nde. Ve 1919 tarihli seçim kararnamesi yapılıyor. Ve burada Osmanlı genel seçimleri yapılıyor. İşte bu seçim sırasında bir mebus adayı bir Türk Osmanlı kadınından şunu istiyor. Hele biz diyor bir rey verelim. Bir kere rey verelim. Sizin hakkınızı sonra isteriz. Şu alttaki Osmanlıca yazıda öyle yazıyor. Hele biz bir rey verelim diyor. Sizin hakkınızı sonra isteriz. Yani kadın hakları o dönemde de konuşuluyormuş. Yani kadına diyor ki sizin hakkınızı sonra. Önce sen bir oyunu ver. Sonra senin hakkını savunuruz diyor. Evet, bu da farklı bir gazete. Yani nüshası. Bu da tebabet ve hukukta kadınlarımız diye geçiyor. Yani burada tıpta ve şeyde hukukta kadınların Osmanlı'nın son dönemlerinde yer almaya başladığı haberleştirilmiş. Malumunuz Türk tıbbı Profesör Doktor Besim Ömer Akalın tarafından kurulmuş. Bununla ilgili geçen yıl benim bir makalem çıkmıştı. Besim Ömer Akalın'ın Türk tıbbını kurması, ilk kadın doktorları yetiştirmesi, İlk kadın doğum uzmanının kendisini yetiştirmesiyle alakalı Mersin Tıp Fakültesi'nde bir dergi çıkartıyor. Orada yazın yayınlandı. Merak edenler bakabilirler. Şimdi burada memleketin içerisinde kadın doktorlara da rastlanıldığı haberleştirilmiş. Yani Besim Ömer'in ismi zikredilmemiş ama mesela şurada diyor ki memleket hudutlarının içinde vatanında iyi bir necat haberi bekleye bekleye üzülen teselliden mahrum ruhlarımız ara sıra serin bir Boğaziçi havası gibi gelen müferrih haberlerle biraz sükun ve tesliyet buluyor. Evet, şurada. Birkaç gün evvel Tıp Fakültesi Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesince kadınların tababet mesleğine kabullerine dair vaki olan teklifi kabul etmişti. Diyor. Yani burada Besim Ömer Akalın'ın aslında Türk doktorlarını, kadın doktorlarını yetiştirme gayreti anlatılıyor. Dün haber aldığımıza göre hukuk fakültesi müderrisleri de son defa akt ettikleri mecliste hukuk kapılarının hanımlara açılmasına karar vermişler. Ve bu kararı Maarif Nezaretine tebliğ etmişlerdir. Yani burada hukuk alanında da kadınların artık söz sahibi olacağı gazetede haberleştiriliyor. Bu da Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan olumlu gelişmelerden birisi. Yine bu dönemde 1919'da ve 1921-22'de de rastlıyoruz. Besim Ömer Akalın'ın 40'a yakın tıp kitabı yayınlanmış. Hala Osmanlıca olarak raflarda bekliyor. Tıp tarihiyle ilgili araştırma yapan hocalarımız da bunu belirtiyorlar. Bunlardan birkaçını biz çevirdik. Ve burada aslında kadın hekimlerin Osmanlı'da çok fazla yer almadığını görüyoruz. Bu da işte o dönemdeki belki kültürel yapıdan dolayı işte bayan rahatsızlandığında işte erkek doktora gitmek gitmeme o tür durumlarla karşılaşabiliyorlar. İşte Besim Ömer onun için kadın doktorların var olması gerektiğini de fark edip böyle bir gayret içerisine giriyor.
Gazetede başka bir habere rastlıyoruz. Kadınlar ve dul kadınlarla ilgili ve yetimlerle ilgili bir haber. Burada da yetimler ve dul kadınlar ve maaşları. Bu da ilginç bir haber olarak görülüyor. Özellikle yetim maaşları, kadın maaşları, dul kadın maaşları ile ilgili burada bir yazı görüyoruz. Yani burada kadınların ne kadar maaş aldıklarını anlatan bir yazı. Uzunca bir yazı. Hepsini okumayacağım. Burada ben biraz çevirdim. İsterseniz çeviri üzerinden görelim. Yetimler ve dul kadınların ekmek paraları 90 kuruş çoktur demişler. Yani burada aylık 90 kuruş maaş alıyorlarmış. Bir kimse ayda kaç kuruşluk ekmek yer? Şimdi ekmek üzerinden yetimlerin, kadınların maaşları söylenecek. Pardon. 20. asır devletin vazifesi alt başlık, başlıklar halinde. Garp devletinde memurlar ve aileleri vesaire. Şimdi asıl önemli olan haber şu. Yetimler ve dul kadınlara verilen zamları öteden beri bir nefis için, bir kişi için 90 kuruş tayin etmişti. Galiba bir kişiye ayda 90 kuruş ekmek parasını çok görmüşler. Bunu şimdi 60 kuruşa indirmişler diyor Melik. Ve bu tenzil miktar hesabını geçen aydan yürüterek bu teşrin sani maaşlarından 2 aylık olmak üzere 60'ar kuruş kesmişler diyor. Meseleyi duyduğumuz zaman yüreğimiz yandı, haberleştirilmiş bir şekilde. Şimdi bu 90 kuruş, 60 kuruşa ne kadar ekmek alınıyormuş, onun da hesabını yapıyorlar. Biraz insaf ister, 90 kuruşu 60'a indiren efendiler görmüyorlar mı ki fırınlarda ekmek 14 kuruştur ve bir adam günde yarım kilo ekmek yerse ayda 210 kuruş eder. Bu en asgari bir miktardır. Şimdi şöyle düşünelim, ekmek 14 kuruştur diyor ya, ben şimdi kiliste ekmek kiloyla satılıyor mesela. Ne kadar olduğunu 14 lira mı tam en son öyleydi bildiğim kadarıyla. Aşağı yukarı aynı hesaba denk geliyor. Şimdi yarım kilo ekmek 7 lira diyor. Ayda 210 kuruş eder. Günümüz parasıyla 210 lira eder. Demek ki yetim ve dul maaşı aylık 210 lira günümüz parasıyla. Diye böyle aşağı yukarı bir hesap çıkardım ama bu yanlış da olabilir tabii ki. O dönemin hesaplaması belki yani kuruş ayrı, lira ayrı ama ekmek parası üzerinden böyle bir kendileri hesap yapmışlar. Evet, zaten asıl maaşlarının miktarı pek cüz'i olan yetimlerimiz ve dullarımız ekmek masraflarının açığını nereden kapasınlar diyor burada. Aslında burada şöyle bir eleştiri yapılmış ama yani kadınlara az para veriliyor gibi doğru. Ama Osmanlı Devleti'nin son yılları artık devlet aliye-i Osmaniye'nin kasasında para kalmamış. İşgal yıllarındayız ve işgal yıllarında bile hani ülke İngilizler, Fransızlar malumunuz o hadiseleri tekrarlamaya lüzum yok. O yıllarda bile yetimlere ve dullara maaş bağlamışlar ama az görülüyor. Tabii ki az ama o yıllarda açlıkla insanlar boğuşuyorlar. Milli mücadeleyi hangi şartlarda yaptığımızı herkes biliyor. Tekrarlamaya lüzum yok ama gerçekten az bir para. Ayda 210 lira günümüz parasına denk geliyor. Medeni devletlerde nasıl durum diye haber yapılmış. Bir memur hayatında iken kendisine verilen maaştan, pahalılıktan, zamlardan maada başka karısına ve her bir çocuğuna ayrı ayrı zamlar verirler. Yani ben bu kelimeyi acaba yanlış mı çevirdim diye baktım. Zam diye yazıyor. Zamlar verirler. Böyle biraz silik çıkmış Osmanlıca metin ama zam diye yazıyor. Ve vefat eden memurların ailelerine de bir misbet dahilinde maaş vermekte devam ederler. Yani burada şimdi hem kendisine zam veriliyor, vefat ettikten sonra çocuklarına da ayrı ayrı zamlar veriliyor diyor. Esasen bizim tekaüt-ü itmam yani emekliliği tamamlama, tekaüt emeklilik demek kanunlarımızda en küçük ve orta memurlar ve aileleri ihmal olunmuştur diyor. Bu emeklilik maaşlarının da düzenlenmesi gerekir. Ümit ederiz ki yetimler ve dulların işlerine bakan en büyük makam bu faciaya artık bir nihayet vermek çaresini arayacaklardır diyor. İşte burada yetimlerin, dulların hasreten kadınlarla ilgili bu haber yapılmış. Açlık sınırında olduklarını, bunların sadece ekmek yeseler bile verdikleri parayla ancak geçinebileceklerini, geçinemeyeceklerini ifade eden bir haber metnine rastlıyoruz. Şimdi ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. İfham gazetesiyle ilgili birkaç aslında nüshah paylaşmak istiyorum size. Şimdi şurada ekran paylaşımı müsaade ederseniz çok kısa bir şekilde de göstererek konumu tamamlamak istiyorum. Şimdi İfham gazetesinin nüshaları bunlar. Yani yüzlerce nüshası var bizde. Bunlardan mesela bir tanesini açalım şimdi. Açıyorum. Evet, siz görebiliyorsunuz değil mi hocalarım? Sayın dinleyiciler. İfham yazıyor ve Osmanlı harfleriyle. İşte evet. Milli Türk feraseti mesela. Ferasetin diye başlayan bir haber.
Böyle şeyler, haberler görüyoruz. Gazete nüshalarını bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi bunu durduralım. Evet, yani bu gazetenin aslında incelenmeyen birçok nüshası var. Yüzlerce, belki binlerce nüshası var. Yani bende olan yaklaşık 2000'e yakın nüsha vardı. Hepsini tabii taramaya böyle sempozyum metni için imkan bulamadım ama özellikle kadın konusu üzerinde böyle haberleri bulabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zaten tam metin yayınlandığında biraz daha böyle farklı haberlerle zenginleştirip bu şekilde tam metin kitabına eklemek istiyorum. Dikkatli dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz değerli hocam. Verdiğiniz bu güzide bilgiler için diyelim, bizi aydınlattınız. İFAM gazetesinde, o dönemin Milli Mücadele döneminin gazetesinde kadının nasıl yer aldığını bize örneklerle açıkladınız. Bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Oturumumuzun ikinci konuşmacısı Doçent Doktor Meral Kuzgun hanımefendi. İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e basında Osmanlı kadınının konumu üzerine bir değerlendirme adlı sunumlarını gerçekleştirecektir. Meral Hocam buyurun, söz sizin. 15 dakika süreniz var. Sayın Başkan, değerli katılımcılar ve sevgili dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e basında Osmanlı kadınının konumu üzerine yapacağım değerlendirmede ben öncelikle bir hukuka değinmek istiyorum. Çünkü bir memleketin adalet sistemi bireyler üzerinden tanımlanabilir. Dolayısıyla kadın ve hukuk da ve bu mesele üzerinden dönemin gazete ve dergilerine yansıyan yazıları anlamak adına öncelikle Osmanlı hukuk sistemine şöyle kısaca bir iki cümle, bir iki kelam etmek istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti hepinizin malum olduğu üzerine örfü ve şerri hukuk üzerine temellendirilmiş. Ama standart bir hukuk sistemi yok, heterojen bir nüfusu var. Dolayısıyla Osmanlı'da kişinin statüsünü belirleyen bir hukuk sistemi, yani diğer bir ifadeyle ülkenin her yerinde genel ve eşit kurallara dayalı bir sistem yok. Hukuk içerisinde kadını eğer ele alırsak, mesela dönemin gazetelerinde, yazılarında kadınların en büyük sıkıntı çektiği konu evlilik üzerinden şekilleniyor. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti'nde evliliği resmi kayda döken bir yapı yok. Yani evlilikte bir kadıyı ya da imamı çağırma zaruriyetiniz yok. Şahitler huzurunda siz imam nikahınızı kıydıktan sonra evlilik akdiniz gerçekleşiyor. Boşanmada ise yanlış bilinen bir bilgi var ve o dönemin Osmanlı Müslüman Türk kadını bazından ele alırsak yanlış bildiği bir bilgi var. Sanki eski adıyla talak, şimdiki karşılığıyla boşanma sanki sadece erkeğin hakkıymış gibi bir algı da o dönemde var. O da ulema kesiminin toplumu çok fazla yeteri aydınlatamamasından kaynaklanıyor. Erkek eşini boşadığında boş ol, boş ol, boş ol dediğinde evlilik akdi bitiyor. Ve çocukların devri anneye değil babaya bırakılıyor. Tabii burada kadın büyük bir travma, çocuklar büyük bir travmada yaşıyor. Mirasta ise yine büyük bir çoğunluk burada erkeğe tanınıyor. Halbuki İslam kadına boşanma hakkı vermiştir. Evlilik akdinde bu hak kadına veriliyor ama Anadolu halkı ya da Müslüman Türk kadını bunu çok bilmiyor. Bunun da sebebi eğitilememesi, eğitimden geri bırakılması, ev içine çekilmesi. Ama eski Türk devletlerinde ya da işte eski Türk inançlarında biz kadının sosyal hayatta olduğunu çok açık ve net görüyoruz. Peki kadının bu boşama hakkını kimler kullanmış? Padişahın kızları kullanmış. Yani daha üst sınıftaki kadınlar bu haklarını kullanabilmişler. Dolayısıyla burada daha aşağıda olan, eğitimsiz, ekonomik durumu zayıf olan kadınların buradan mağdur olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz.
Kadının ev içine çekilmesi özellikle işte 15. yüzyıllardan sonra giderek artan bir şekilde karşımıza çıkıyor ve padişah iradesiyle de bu ifade ediliyor. Yani kadının giyimi, kuşamı devlet tarafından belirleniyor. Bunun dışında toplum içinde kadınla erkek karı koca olsa dahi birlikte yan yana el ele kol kola gezemezler. Akşam karanlığında Müslüman olsun, gayrimüslim kadınlar olsun dışarıya çıkması yasak. Dolayısıyla dönemin yazılarında şark kafesi diye tanımlanan bir ifade var. Yani evin içine hapsedilmiş bir kadın var. Peki neden kadın evin içine hapsedildi? Bunda tabii ki dinin yorumlanması, yani İslam ulemasının bunu yorumlayış biçimi oldukça etkili. Tanzimat'tan birinci meşrutiyete kadar geçen dönemi Tanzimat dönemi olarak adlediyoruz ve bu dönemde bir modernleşme faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Eğitim alanında da bunlar yapılıyor. Meşrutiyet sonrası kadın neşriyatı ile ilgili gazete ve dergilere baktığımızda Tanzimat dönemine kıyasla çok daha fazla. Peki kadın meselesi meşrutiyetten sonra mı ele alındı yayınlarda? Hayır. Tanzimat döneminde biz ele alındığını görüyoruz. O dönemdeki işte batılı liberal düşüncede olan yazarlar, erkek yazarlar kadın sorunlarını öne çektiler ve kadınlardan önce bu sorunları ele aldılar. Mesela bunlar kimdir diye baktığımızda bu liberal çevre içerisinde işte Şinasi'yi, Ali Suavi'yi, Namık Kemal'i, Şemsettin Sami'yi, Recaizade Mahmut Ekrem gibi ünlü isimleri biz görebiliyoruz. Mesela Agah Efendi ve Şinasi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval'de biz din adamlarının eleştirildiğini, o dönemki evlilik biçimlerinin, usullerinin eleştirildiğini görüyoruz. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkar'da kadının mutlaka eğitilmesi gerektiğini ifade ediyor. Terakki gazetesi var o dönemde, Tanzimat döneminde ve onun öncülüğünde çıkartılan Terakki Muhadderat, ilk kadın gazete ve kadın haklarından aslında bahsetmekten sıkıntılı olduğu bir dönemde bu hakları, kadın haklarını savunmaya başlamış. Bunun dışında Şemsettin Sami tarafından Aile Dergisi yayınlanıyor ve burada imzası olmamakla birlikte kadın haklarının en önemli savunucularından bir tanesi. Kadınlar tarafından ama başlı başına çıkarılan dergi olarak ise Şükrü Fezar'ı görüyoruz ve kadın erkek eşitliğini burada savunduğunu, kadının aşağılanmaması gerektiğini. Mesela çok basit bir söz var, gündelik hayatta günümüzde de kullanılıyor. O dönemki ben yaptığım çevirilerde birçok kadın yazarın bundan da rahatsız olduğunu gördüm. İşte saçı uzun, aklı kısa. Bu kadını aşağılayan bir ifade. Bunlara mesela karşı gelindiğini görüyoruz. Ama belki altı çizilmesi gereken nokta 1895 ve 1908 yılları arasında 13 yıl boyunca yayın hayatına devam eden Hanımlara Mahsus gazete ve çoğunluğu kadın yazarlardan oluşuyor. İşte Fatma, Aliye, Emine, Semiye, Şair, Nigar Binti, Osman gibi ünlü simaların burada kadın, toplum, iş hayatı, emek, eğitim, sağlık gibi konulara değindiğini görüyoruz. Tabii Tanzimat döneminde batılı yazarların yapılan çeviriler de aslında kadın sorununa farklı bir çerçeveden bakılmasını da öncelemiş ve az önce ifade ettiğim gibi erkekler tarafından önce dillendirilen kadın sorunları daha sonra kadınlar tarafından da Osmanlı'nın aydın, bürokrat, elit kadınlarından kalemlerine dökülecek, yansıyacaktır. Tanzimat döneminin bittiği ve 2. Abdülhamit'in tahta geçmesiyle birlikte Kanuni Esasi'nin ilanı ve 1. Meşrutiyet'te biz meclisin kapatıldığını görüyoruz ve o dönemde 30 yıllık bir baskı dönemi var ve basın da bundan nasibini alıyor. Özellikle hürriyet gibi, özgürlük gibi kavramlar o dönemki siyasi otorite tarafından bir tehdit olarak görülüyor ve pan-İslamizm, devletin giden ekonomik, askeri, siyasi
aşağı giden durumunu düzeltebilmek adına panislavizm gömleğine sarılıyor. Bu da o dönemki muhafazakar damarı aslında besleyen de bir yapı. Dolayısıyla liberal, batı temelli kadının eğitilmesi, toplum hayatına çıkması, dışarıda görünür olması, para kazanması, devlet içerisinde daha kamusal alanda daha görünür olması ifadeleri kafirlikle özellikle o dönem muhafazakarları tarafından tarif ediliyor. Ama ikinci meşrutiyetin ilanından sonra biz basının bir nefes aldığını ve daha rahat yazılar yazıldığını ve kadınların da, kadın yazarların da daha ön plana çıktığını görüyoruz. İkinci meşrutiyetten cumhuriyete kadar kısa ömürlü birçok kadın dergi ve gazeteler var. İşte bunlardan mesela Musavver Kadın, Kadın, Süs, Firuze, Hanımlar Alemi, Kadınlar Alemi, Genç Kadın, Kadınlık gibi, Bilgi Yurdu Işığı gibi birçok neşriyatın öne çıktığını görüyoruz. Ama burada kadın nasıl konumlandırılıyor? Şimdi eve hapsedilmiş bir kadın var. Yani senin görevin yazılardan gördüğümüz iyi bir valide olmak, iyi bir eş olmak. Modernleşme hamlelerinden sonra kadının bilgi dağarcığı, kültürü, idrak noktasındaki gelişimi için eğitilmesi lazım. Ama eğitim kadının kendi kimliği üzerinden değil, iyi bir anne olması üzerinden daha çok görüyoruz. Yani bu anlamda isteniyor. Çünkü deniliyor, toplumları yetiştiren bireylerin ilk öğretmenleri annelerdir. Dolayısıyla idrak seviyesi yüksek bir kadının yetiştireceği birey de buna paralel olacaktır. O yüzden kadın kimliği ya da kadının konumlandırılması evlilik üzerinden esas alınıyor. Yani bekar kadınlarla ilgili durumlar yazılarda çok fazla yer almıyor. Daha çok evlilik, anne, eş, çocuk yetiştirici ve buradan toplumun nizamının yoğunluklu olarak kaleme alındığını görüyoruz. Ancak kadınların hak mücadelesini üstlenen Osmanlı Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti'nin yayın organı olarak Ulviye Mervan adındaki ünlü bir sima kadın yazar tarafından çıkartılan bir dergi var. Bu çok önemli. Kadınlar Dünyası. Neden? Çünkü Kadınlar Dünyası diğer gazete ya da dergilerden farklı olarak, evet, hepsi gerici anlayışa, İslam'la bağdaşmayan geleneklere, kadını dışlayan, küçük düşüren anlayışa, zihniyete savaş açmış. Hukuksuzluğa, eğitimsizliğe, kadın erkek eşitsizliğine, kadının cinsiyeti ya da fiziksel yapısı üzerinden basitleştirilmesi, evet, karşı çıkıyor. Ama Kadınlar Dünyası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik anne kimliği, kadın kimliğini bir köşeye bırakarak siyasal zeminde birey olarak öne çıkmasına vurgu yapmasıdır. Bu nedenle Kadınlar Dünyası 1913-21 yılları arasındaki yayın hayatında buna son derece önem vermiştir. 1920'lerden sonra bunu dile getiren ise Nezihe Muhittin Hanımefendidir. O da Kadınlar Halk Fırkası adında bir yapının öncülüğünü yürütecektir ve diyecektir ki yani kadınlar siyasette olsun. Neden? Çünkü toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Toplumu eğiticileri, ilk mürebbiyeleri kadınlardır. Yani siz kadınları dış görünüşleri yüzünden ya da gelenekler üzerinden bin yıllardır gelen yanlış anlayışların İslam üzerine konumlandırılmasıyla siz onu küçültemezsiniz. Allah'ın erkeğe verdiği akıl aynı şekilde kadına da bahşedilmiştir. Ve milli mücadele döneminde Türk kadını cephede ve cephede çok ciddi emek vermiştir. Hatta şöyle bir ifadeyi rastlamıştım, beni çok etkilemişti. Biz erkekler kadar, en az onlar kadar bu vatan toprağına bağlıyız. Çünkü doğurduğumuz erkek evlatlarını asker olarak cepheye gönderdik. Ve onlar şehadet şerbeti ile toprağa karıştılar. Dolayısıyla bu vatan toprağında bizim bir de böyle köksel manevi bir bağımız var. Dolayısıyla
Buna vurgu yapması önemli. Ama şunu da belirtmek lazım. Tanzimat döneminden itibaren Cumhuriyet'in ilanına kadar genel olarak çıkan yazılarda anne kimliği, annenin iyi eğitilmesi, marifte ıslah yapılması, ayrımcı bakış açısının zihniyetin değiştirmesi ve muhafazakar yapının İslam'ın kadına sunduğu hakkı yanlış bilmesi, yani dinin de yanlış anlatılması, dolayısıyla da dinin halka doğru anlatılması ve kadının İslam'daki yerinin çok daha doğru konumlandırılması üzerine de kadınların talepleri olduğunu görüyoruz. Özellikle batıcı zihniyete yönelik olan liberal düşüncedeki işte Selahattin Asıf, Abdullah Cevdet, bunlar içtihatta da kadın haklarını savunmuşlardır. Tevfik Fikret, efendime söyleyeyim, Celal Nuri İleri gibi. Türkçü kanatta ise Ziya Gökalp gibi, Ahmet Ağoğlu gibi, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip gibi yazarlarda Türk Ocağı'nda sundukları seminerlerle aslında kamusal bir zihniyet inşasının ne diyelim öncüleriler ve Türk Ocağı o dönemki Osmanlı toplum yapısını dikkate aldığınızda karı koca bile sokakta rahat gezemezken kadın ve erkeği konferanslar düzenleyerek, seminerler vererek bilgilendiren ve bu anlamda eğitimler veren bir yapıya da öncülük sağlıyor Türk Ocağı ve Türk Ocağı'nın paralelinde o dönemde İslam Mecmuası çıkartılıyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği değer, Kur'an üzerinden ve hadisler üzerinden kadının aslında kıymetli olduğu, küçümsenmediği noktasında da yayınlar yapılıyor. Ve şunu söylüyor, kadınlarla işbirliği yapılmadan bir toplumun yüceltilemeyeceği, yükselemeyeceği. Yani terakki tıpkı bir kuşun kanatları gibidir. Siz sadece erkekleri öncüleyen bir sistemi desteklerseniz ve kadınlar her açıdan geri bırakılırsa o zaman o toplum ilerleyemez. Dolayısıyla genel olarak yayınlarda kadının konumlandırılması birey olmaktan ziyade cinsiyeti üzerinden fikri noktada gelişmiş, eğitimli, bilinçli bir anne üzerine inşa ediliyor. Fakat özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Balkanlar, Trablusgarp ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin büyük bir çoğunluğun cepheye gitmesiyle birlikte iş kollarının boşalması üzerine kadınlar sosyal hayatta ve iş kanatlarında daha çok görünür oluyorlar. Ve o zaman bu daha iyi idrak ediliyor. İş hayatı mutlaka kadınlarla paylaşılmalı. Bunu kadınların kendi de fark ediyor. Siyasi haklar konusunda basında kadınların bu konuda biraz ne diyelim çekimser davrandıklarını söyleyebiliriz. Çünkü kadın diyor ki evden hapsedilen, şarkı kafesi gibi tanımlanan bu noktada önce eğitim hakkımı almam gerekiyor. Yazıların çoğunda bunu görüyoruz. Sonra iş hayatına atılmam gerekiyor. Emeğimi, paramı kazanmam gerekiyor. Siyasi haklar ve mecliste yer almak gibi seçme gibi noktadaki talepleri en sona bırakıyor. Ama milli mücadele sonrası Ankara'da kurulan yeni Türk Devleti kadın meselesinin çok farkında. Gazi Mustafa Kemal gibi son derece çok kitap okuyan, cephelerde bile çantasıyla bavullarına kitap dolduran, vizyon çok geniş vizyon sahibi olan Gazi Mustafa Kemal kadın meselesinin farkında. Cephede kadınların neler yaptığını çok iyi biliyor. Ama öncelik devletin Lozan'da, uluslararası arenada bağımsızlığını tescil ettirebilmek, ülkede ekonomik olarak var olan sıkıntıları bir noktaya taşıyabilmek, sonrasında aslında kadınların hakkı olan çok arzu edilebilir taleplerini zamanı geldiğinde vermeye amaçlamıştır. Ki, evet hocam. Tamam, bitiriyorum. 1930'lara kadar Mustafa Kemal'in o dönemki kurucu kadrosu ve kendisi bu vizyonu gerçekleştirdikten sonra 30'larda artık Türk kadının önü açılmış.
karma eğitimde, iş sahasında, ticarette, mecliste, biz tıbbiyede, üniversitelerde Türk kadınını görüyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Peki kadının görünürlüğü ya da iş hayatında, eğitimde birçok alanda olması toplumsal zihniyetin ilerlediği anlamına mı gelir? Oraya bir soru işareti bırakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Meral Hocam bize 2. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, basında Osmanlı kadının konumunu anlatırken aslında işte toplumdaki o kadın algısının, hem kadının kendi zihnindeki algısının hem de toplumdaki algısının nasıl basamak basamak değiştiğini, dönüştüğünü ya da hangi mücadelelerden geçtiğini, hangi isimlerin önce olduğunu ve hangi kurumların ve dergilerin, gazetelerin önce olduğunu sundular. Bu kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sorusu olan olursa daha sonra, oturumdan sonra bakacağız hocam. Oturumumuzdaki 3. konuşmacımız Gamze Nur Mortepe hanımefendi, bizde Nisaiyun başlıkta sunumlarını gerçekleştirecektir. Gamze Nur Hanım, buyurun, söz sizin. Merhabalar. Kamerada gözüküyor muyum? Yok, gözükmüyorsunuz. Hocam ben de her şey tamam ama böyle yapsam, hani ben kendimi görebiliyorum ama. Buyurun hocam, 15 dakika süreniz var, söz sizindir. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar ve misafirler, ben size Hak Gazetesi çerçevesinde meydana gelen feminizm tartışmasını anlatacağım. Öncelikle Hak Gazetesi hakkında bilgi vermek isterim. Hak Gazetesi 1912 yılında çıkarılan bir gazetedir. 1912 Mart'ından Ağustos'una kadar çıkar. Toplamda 147 sayıdır. Gazetenin imtiyaz sahibi Mahmut Cemil'dir. Gazete kendisini siyasi, içtimai ve edebi bir gazete olarak tanımlar. Yazar kadrosu yaklaşık 100 kişilik bir yazar kadrosuna sahiptir ve yazar kadrosuna baktığımız zaman dönemin aydınlarından Süleyman Nazif, Ahmet Rasim, Cenap Şahabettin, Hamdullah Supi, Ahmet Ağoğlu, Abdullah Cevdet, Kazım Nabi gibi önemli isimler olduğunu görürüz. Konumuz olan feminizm tartışmasına gelecek olursa, hepinizin malumu üzerine dönem olarak bakıldığında 1912 yılı Osmanlı'nın ve dünyanın en karmaşık olduğu dönemlerden biridir. Trablusgarp ve Balkan Savaşları daha yeni bitmiştir ve dünya karmaşık bir haldedir. Dönemin aydınları ile birlikte gazetenin kadrosundaki yazarlar da sürekli şu soruyu sorarlar metinlerinde: devlet nasıl kurtulur? Biz devleti nasıl kurtarabiliriz gibi bir soru yöneltirler. Bazen kendilerine, bazen de metnin içeriği olarak bunu belirtirler. Ve bunun cevabını her seferinde tek bir noktada toplanırlar. Eğitim olduğunu söylerler. Ancak eğitim, ardından kadınlara eğitim olarak savunurlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: Türk kadınının yüceltilmesi ve yükseltilmesini değil, kadının yetiştirilmesini ve bunun eğitimden geçtiğini düşünürler. Ve tartışmamız da tam olarak bu noktada meydana gelir. Hak Gazetesi'nin etrafında toplanırlar bu tartışma için ve yazar kadrosundan Ahmet Rasim, Celal Nuri, Cenap Şahabettin, Hamdullah Supi, Selahattin Asım Beyler, dönemin aydınlarından da Cevat Sami ve Halide Edip bu tartışmaya katılır. Cenap Şahabettin Yeni Gazete'de İrfan Nisan isimli bir makale yayımlar. Ardından da Hak Gazetesi'nde Bizde Nisaiyun isimli bir makale yayımlar. Bu makale Cenap Şahabettin'in feminizm hakkında görüşlerini içeren bir yazıdır. Aslında bu yazı Measim Mecmuası'nda İsmet Hakkı Hanım ve Evliyazade Makbuli Hanım'ın birbirlerine hitaben yazdıkları makalelere erkek bakış açısıyla verilen bir cevaptır. Bizde Nisaiyun oldukça tepki alır. Aslında Cenap Şahabettin'in bu yazıyı kaleme almasının sebebi de şudur: kadınların örtünmesiyle ilgili o dönemde bir beyanname yayınlanır. Cenap da konuyla ilgili makaleleri inceler ve yazıyı araştırır. Ardından bu yazıyı yazar. Kadınların örtünmesinin resmi bir kararla sınırlandırılmasının haksız olduğunu söyler. Çeşitli yerlerde yaşayan kadınların yaşam haklarından bahseder. Genellikle Afrika'daki kadınlardan bahsediyor. Kıyas yoluna giderek daha beter durumda olan kadınların olduğunu söyler. Onlara göre, Cenap Şahabettin'e göre kadınların giyimine dini kurallar bahane edilerek karışılmamalıdır. Makalenin devamında da Zengül İzan'ın zamandan biriyle yaptığı bir konuşmadan anekdotlara yer verir. Makaleye ilk cevap da
ismini yazmak istemeyen bir kadın imzasıyla Tarım Gazetesi'nde Bizde Erkekler isimli makaleyle gelir. Makaledeki yazar şunu söyler. Kadınlara karşı gösterilen ikiyüzlü bir tavır vardır. Bu tavırda kadınların toplumsal görevlerini yapmaları beklenirken kadınlardan bahsedilmesidir. Cenap Şahabettin'in ve diğer erkeklere göre bunun garip gelmesini de bir türlü anlamlandıramaz. Sonuçta ona göre dini hükümlerden kadınlar ve erkekler eşit miktarda sorumludur. Cenap Şahabettin'e ikinci cevap ise Cevat Sami'nin Feminizm Meselesi isimli makalesiyle gelir. Cevat Sami'ye göre erkek modaya uygun giyinebiliyorsa kadın da giyinebilir. Devlet meselelerinin bir kenara bırakılıp nahoş olmaya meyilli tartışmaya açılabilecek bir konunun konuşulmasını doğru bulmaz. Fiji yamyamlar ile Cenab'ın makalesinde geçen Türk toplumunu karşılaştırmak da anlamsızdır. Ona göre kadınlarımız Avrupa kadınlarıyla mukayese edildiğinde bazı haklardan da mahrumdur. Ona göre Türk kadınları ezildikçe Türk toplumu da ezilmeye mahkumdur. Cenap Şahabettin'e bir diğer cevap ise Hak Gazetesi'nde yine Bizde Nisailik makalesiyle Hamdullah Supi'den gelir. Hamdullah Supi'ye göre hükümetin toplumun tüm tabakalarında kadınlara hep aynı şekilde davranılıyordur. Bu durumda da önce kadınları kendi özgürlüklerine düşman eder Cenap Şahabettin makalesiyle. Bizde Reculi'nin makalesiyle de Celal Nuri tartışmaya dahil olur. Önce Cenap Şahabettin'in makalesinde muhafazakar bir üslup kullanmasını eleştirir. Çünkü ona göre Cenap Şahabettin edebi yazılarında daha özgür, daha şakacı bir tavır kullanır. Diğer yandan Cenap Şahabettin'in böylesine ciddi bir konuda şakacı bir tavır takınmasına da anlam veremez. Celal Nuri'ye göre hata kadınların kıyafetlerinde değil, kadınlara edepsizlik eden erkeklerin düşüncelerinde aranmalıdır. Çünkü asayişi bozan hep erkeklerdir Celal Nuri'ye göre. Cenap Şahabettin Sulhiyyum ve Nisaiyyum isimli makalesiyle Celal Nuri'ye cevap verir. Kendisinin feminizm dahil hiçbir fikre mensup olmadığını söyler. Ciddiyeti çok sevmediğinden de şakacı bir tavır takınmıştır. Ona göre İslam hukukunun kadınlara verdiği hakkı da hiçbir hukuk verememiştir. Avrupa'daki sosyalizmin kadın ve erkekler arasında da ekonomik bir rekabete sebep olduğunu söyler. Bunun doğal getirisi de Cenap Şahabettin'e göre feminizmdir. Bizde toplumumuzda rekabet olmadığı için de feminizm olmadığını düşünür. Tartışmaya bu sefer Cenap Şahabettin Beyefendi isimli yazısıyla Halide Edip dahil olur. Yazısı Tanin gazetesinde yayımlanır ve Halide Edip Cenap Şahabettin'in yazdıklarını şaka zannetmiştir. Ne Cenab'ın ne de bahsi geçen yazarların cevap vermeyeceğini düşünür aslında. Cenap Şahabettin'e de kızmaktan çok kırılmıştır. Yazısında feminizmden, İslam ve Türk alemindeki kadınlık meselesinden bahseder. Cenap Şahabettin'in Türk kadınlarına layık gördüğü şartların Türk kadını imha ettiğini söyler. Bu makalelerin ardından Tartışmaya Hak gazetesinde Ahmet Rasim Kadınlık Meselesi isimli yazısıyla dahil olur. Yazısında bir arkadaşının dertleşmek için yanına gelerek feminizm meselesi yüzünden eşiyle tartıştıklarından ve boşanma aşamasına geldiklerinden bahseder. Sebebi de gazetedeki bu tartışmadır. Yazısını kadın ve erkeğin birbirine hürmet göstermesinin incelik olduğunu söyleyerek sonlandırır. Hamdullah Supi ise Bir Meseleyi Hayatiye isimli makalesiyle Cenap Şahabettin'e tekrar cevap verir. Yazısında şehir emanetinin istatistiğini vererek vereme daha çok kadınların yakalandığını söyler. Bunun sebebi de kadınların daha çok evde olmasıdır. Cenab'ın Avrupa'daki feminizm ve kadın rekabetinden doğduğu fikrini, kadın erkek rekabetinden doğduğu fikrini de eleştirir. Avrupa ve Osmanlı'nın ekonomik şartları hakkında çeşitli sorular sorar. Daha sonra bu soruları kendisi yeniden cevaplar. Ona göre bu cevaplar doğrultusunda bizde feminizm var mı sorusu önemini kaybeder. Asım'a göre Cenap Şahabettin iki tarafı da derinlemesine tenkit etmemiştir. Bir araştırması yoktur ona göre. Bu yüzden de bir hata yapmıştır. Asım'a göre de kadınlık meselesi millet meselesidir. Yine aynı isimli makaleyle Cenap Şahabettin yani Bir Meseleyi Hayati isimli makaleyle Cenap Şahabettin Asım'a cevap verir. Öncelikle nisailik kavramının açıklanması gerektiğini söyler ve ona göre
kadınlık, feminizm birkaç çeşittir. Sırasıyla bunları tek tek açıklar. Misail'in tarihi gelişiminden ve Osmanlı'ya uygun olup olmadığından bahseder. Örneklendirir. Asım'ın Nisailik ve iktisadın bir alakası olmadığı fikrine karşı çıkar ve ona göre uygun olan feminizmi de açıklar. Cenap Şahabettin'in bu makalelerine son cevapta kadın mecmuasında bizde Nisaiyyün yazılı makaleyle gelir. Bu yazı Cenap Şahabettin'in ilk makalesi olan bizde Nisaiyyün'e ağır eleştiriler içerir. Fakat Cenap Şahabettin kayıtsız kalır ve bu makalelere cevap vermez. Kısaca o dönem meydana gelen bizde Nisaiyyün tartışması bu şekilde cereyan eder. Ve dönemin şartları değerlendirildiğinde önemli bir tartışma olduğunu söylemek mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hamza Hanım, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süreyi verimli kullandığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gamze Hanım bize Halk Gazetesi bağlamında tartışmayı, bizde Nisaiyyün adlı başlıklı tartışmayı anlattılar. Bu tartışmaların işte o dönemde yaşanan tartışmalardan bugüne gelindiğinde hangi noktada olduğumuz ya da hangi noktalarda olduğumuz da sizlerin dikkatine sunulur. Efendim son konuşmacı. Turumuzun son konuşmacısı. Geleneksel ve ataerkil toplumlarda çok eşlilik. Kuma filmi üzerinden bir değerlendirme başlıklı sunumuyla Gamze Erden hanımefendi. Gamze Hanım, Gamze Hocam. Evet. Merhabalar. Saygıdeğer oturum başkanım, değerli hocalarım ve katılımcılar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben geleneksel ve ataerkil toplumlarda çok eşliliği kuma filmi üzerinden değerlendireceğim. Tabii kuma filmini üzerinden değerlendirirken kuma filmindeki senaryo Atıf Yılmaz ve Tarık Dursun Kakınç tarafından 1974 yılında Ferit Atay'ın Ana Hanım Kız Hanım oyunundan senaryoya çevrilmiştir. Öncelikle Ana Hanım Kız Hanım oyununun bir tanıtımını yapacağım. Arkasından kuma filminin tanıtımını yapacağım. Aradaki benzerlikleri, bunların olay örgülerini vereceğim. Oradaki benzerliklerden bahsedeceğim. Sonrasında ise zaman ilişkisi, mekan ilişkisi ve tabii yakın zamanda kaybettiğimiz Fatma Giri'yi anarak onun sinema yaşantısından bahsederek sonlandıracağım. Ekran paylaşımı alamıyorum ama oturum sahibi katılımcının ekran paylaşımını engelledi yazıyor. Tamam, izin veriyorum sonra. Şu an yapılabiliyor olması lazım hocam. Tamam, bir deniyorum. Yoksa da şey yapayım. Allah Allah. Bir bakayım, bir daha deneyelim. Ben sözü anlatayım olmazsa çünkü şey yapamadım, aktaramadım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bugün kamerada da bir problem var benim. Son bir kez daha deneyeyim ama dosyalar diyorum. Yok, tamam. Şimdi Ana Hanım Kız Hanım oyunu şu şekilde. Oyun iki köylü kadını çevreleyen törelere ekonomik koşulları konu alıyor. Kendini mahkum eden, töreleri aşamadığı için gerçeğinden hareket eden kadınlar bu törelere sığınarak kendi kurtuluş yollarını arıyor.
Ancak gerçekte ekonomik olarak sesim geliyor mu hocam? Geliyor hocam, buyurun devam edebilirsiniz. Ha, aradan ses gelince tamam. Buyurun hocam. Tamam. Hareket eden kadınlar bu teorilere sığınarak kendi kurtuluş yollarını arıyor. Ancak gerçekte ekonomik olarak bulundukları olumsuz koşullar tüm yaşamlarını belirleyen bir sorun. Ana kız, hanım kız oyunu, Cahit Atay bu oyunu yazarken köyde yaşanan dramları, kadınların sorunlarını ve özellikle de Anadolu kırsalında yaşanan sorunları dile getiriyor. Ve 1960 sonrası gelişen köy edebiyatının tiyatrodaki temsilcisi gibi görülüyor Cahit Atay. Çünkü daha çok köy sorunlarıyla ilgili, köyde yaşanan dramlarla ilgili tiyatro eserleri veriliyor. Hatta 1964 Milliyet Gazetesi'nin arşivine bakıldığında şöyle deniyor. Lütfü Ay'ın bir şeyinde. Yazarın Ormanda adlı eseriyle bir arada basılmış olan bu iki bölümlük Ana Hanım, Kız Hanım oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu Kadıköy bölümünde 1964'te yayınlanmış. İlk orada sergilenmiş oyun ve Cahit Atay başarılı bir mizah içinde Anadolu kadınlarının dertlerini döküyor bize. Bir ana ile kızın dertleri tabii ki bunlar. Ana Hanım kocasından, evlatlarından ve çok bel bağladığı ve odasını paylaştığı koca öküzünün derdinde. Kız Hanım da köylünün türküsünü çağırıp alay ettiği kısırlığının derdinde. Kocası bir türlü kavuşamadığı erkek evladının derdinde. Babası ise ağanın kocadan yana yüzü gülmemiş kızını, oğlunu alıp rahata ermediğinin derdinde diyor. Oğlan ise yavuklusunun derdinde diyor. Ve kör kız ise dış gebelik olduğu anlaşılan canının derdinde diyor, zavallı kör kız. Tabii ki Ana Hanım Kız Hanım oyunu, tiyatro oyunu 1964'te kaleme alınmış Ferit Atay tarafından. Oyunun iki önemli kadını olan Ana ve Kız'a yazar tek isim vermiş. Hanım olarak bunları adlandırmış. Oyunun baş kişileri bu yüzden tek isimli ön plana çıkmıştır ve bu nedenle de oyunun adı Ana Hanım Kız Hanım'dır. Ana Hanım Kız Hanım oyunu 1964'te ilk basımı gerçekleştiriyor. İkinci basımı 71'de ve Ankara Bilgi Yayın Evi'nden yapılıyor ve Pusuda Karaların Mehmetleri oyunu ile birlikte basılıyor. Bir anne ve kızın benzer yargıları, yazgıları, örtüşen kadersel çizgileri, mutsuz evlilikleri konu ediliyor. Oyunda bir cinsiyetçi bir yaklaşım, kadının ötekileştirilmesi, tabii ki bunu da kimi zaman izleyicilerle trajikomik, acıklı ve gülünç kısımlarıyla birlikte anlatılıyor. Kuma filmi ise Ferit Atay'ın bu Ana Hanım Kız Hanım filminin Kız Hanım kısmının, yani çünkü Ana Hanım ve Kız Hanım tiyatro filmi iki olay örgüsünden oluşuyor, iç içe girmiş. Bunun Kız Hanım olan kısmını alıyor ve sinemaya uyarlıyor. Ve 1974'te Kuma filmi Cahit Atay'ın Ana Hanım Kız Hanım oyunundan uyarlanmış oluyor. Başrollerinde Fatma Girik oynuyor. Filmin konusu şu, köylü olan Ali ve onu tutkuyla seven, çobanlık yapan bir kadınla evli. Ancak çocuklarının olmaması nedeniyle Ali ailesinden baskı görülüyor, köylü tarafından alay ediliyor. Bunun üzerine Ali'nin bu kadar dayatmaya dayanamayıp karısının kuma aramaları sonucu zor koşullarda yaşayan, ekonomik durumları da iyi olmadığı için bir engelli kız buluyorlar ve mutlu çiftin dram dolu, acı dolu günleri başlıyor ve hayatları alt üst oluyor. Filmin birçok sahnesinde kumalık sisteminin kadın ve aile üzerinde yarattığı dram, hem de aynı zamanda kumalık kültürünün kapılar arkasında yaşanan örtük yüzü anlatılıyor.
Olay örgüsüne baktığımızda öncelikle tiyatro oyununun bir olay örgüsüne bakacağım. Sonra filme uyarlanmış hali, kuma film olarak olay örgüsüne bakacağım. Tabii ki kız hanım da başlık parası verildiğinde kocası Haşlak Ali ile ailesinden uzakta farklı bir köyde yaşıyor. Yani diğer ana hanım kız hanım oyunundaki olay örgüsünde kız hanım kısmı da başlık parasıyla evlendiriliyor. Farklı bir köyde yaşıyor. Bu kısımda da olay örgüsünde çatışmanın aslında çıktığı nokta töre. Ve kız hanım ile Ali çocukları olmaz ve bu durum dedikodulara yol açıyor. Ve annesinin verdiği altınla doğurgan bir kumu aramaya yola çıkıyor. Burada tabii tek şey kadının doğurması. Ve ne var ki parası yetersiz olduğu için yaşı geçkin, gözleri görmeyen bir kumayla seçmek zorunda kalıyor ve o da tabii ki dış gebelik nedeniyle onun da çocuğu olmuyor ve dolayısıyla Ali bu duruma sinirleniyor ve köyü terk ediyor. Ana kız hanım kızın olay örgüsünde yine bunun en önemli şeyi bu tiyatroyunun iç içe geçmiş helezonik bir olay örgüsü var. Yani bir onun başından geçen olaylar var. Bir de kız hanım, onun başından geçen olaylar var. Kız hanım kısmı kumalık sistemi derinlemesine işleniyor. Ana hanım kısmında ise tiyatro sahnesinde ana hanım ile kız hanım dertlerini anlatmaya başlayarak sahneyi sergilemeye başlıyor. Ana hanımın derdi Reşit Ağa, ana hanımın kocası Çek Ali ve Çakır'ı kandırıyor ve Ağa Çek Ali'nin Ahmet'e kızını vereceğini, Çakır'ın da peşinde olduğu tarla için şahit bulacağını söyler. Halbuki burada Ağa'nın amacı tamamen ana hanımın kocası Çakır Ali'yi kullanmak. Çakır Ali ise oğlunu Ağa'nın kızına vereceğini düşünerek zengin olacağının derdinde. Ana hanım kız hanım olay örgüsünde de yine kız hanım kısmında biraz önce de bahsettiğim gibi oyunda aynen şu şekilde geçiyor. Çek hanım ekonomik yapıdaki sorunlar sosyal kültürel yapıya da etkilemiş. Geleneksel toplum yapısında yerleşik görülen başlık parası var oyunda. Yine evlilik karşılığı evlilikte bir olay örgüsü başlıyor. Toplumda alay edilen, adına maniler yazılan, eşi için endişelenen ve bu durumu gurur meselesi haline getiren bir kız hanım çocuk sahibi olmak istemesiyle olaylar devam ediyor. Hatta şöyle çocuklar alay ediyor. Haşlak çimer derede. Hani bebek nerede diye köy çocuklarının alayı var. Kuma filmi de aynen bu kısmın şeye uyarlanmış hali. Burada tabii kuma filminde bir cennet kadın var, kaynana. Ali var ve Fatma Girik de başrolde burada. Hanım kız olarak bir çobanlık yapıyor, tanışıyor ve birbirlerini seviyorlar ve maalesef çocukları olmayınca bir sürü baskı, özellikle de cennet kadının baskısı nedeniyle hanım kız kendi üzerine kuma getiriyor. Aynı senaryo, aynı benzerlikler. Tabii bu sırada getirdikleri kumanın dış gebelik yaşaması nedeniyle dış gebelik yaşaması ve burada farklı olarak hanım kızın sonradan hamile kalmasıyla hanım kız 2 aylık hamile. Bu sırada kör kız gebeliğinin kuru gebelik olduğu ortaya çıkıyor. Hanım kız ise 2 aylık hamile olunca kör kız kıskançlığından Ali'ye köye döner dönmez kız hanımın namusuna türlü türlü iftiralar atıyor. Ve bunun üzerine başta köydeki dinci ağa ve köy halkı olmak üzere bu bebeğin bebeğin hanım kıza ait olan bebeğin Ali'den değil bunun kırıklarından olduğunu düşünür hale geliyorlar ve köylü hanım kızı bir ağaca bağlayıp rejim etmeye başlıyor. Bunun üzerine Ali bu duruma dayanamıyor ve aynen şöyle diyor: namusu sizden öğrenecek değiliz. Filmde aynen bu şekilde geçiyor. Sizin törelerinize batsın, yobazlığınızda karımdan da çocuklarımdan da vazgeçmem. Karımı da alıp şehre gidiyorum ve kula kulluk etmeden insanca yaşamak istiyorum diye filmin senaryosu
hanım kızı köylünün elinden kurtararak bitiyor. Şimdi Ana Hanım Kız Hanım tiyatro oyunu ile Kuma filminin benzerlikleri ve farklı yönleri üzerine bir değerlendirme yapacağım. Ana Hanım ve Kız Hanım oyununda iki olay var ve köy yaşantısı anlatılıyor. Bir olayın bir tanesinde Ana Hanım üzerinden ağalık sistemi ile oluşan gelir dağılımının sınıfsal farklılıkları dile getirilirken hanım kız üzerinde ise kumalık anlatılıyor. Ama Kuma filminde ise sadece kumalık sistemi derinlemesine inceleniyor. Filmin sonuna doğru köy yaşantısının töreleri, hurafeliği, cehaleti, bilinçsizliği, dinsel baskıları bir felaket gibi kumalık sisteminin ortaya çıkardığı dram bu şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla benzerlik ise, yani bu tiyatro oyunuyla film üzerindeki benzerlik ise, her ikisinde de annelik ve kısırlık olguları üzerinden kültürel değerler tanımlanmış. Annenin ve kısırlığın sanki tüm sorumluluğu kadınlara yüklenmekte. Sosyal ve kültürel değerler aracılığıyla atfedilen anlamlar kadınlar için anne olmayı zorunlu kılarken, onun tezatı kısırlığı da sanki yasaklamaktadır anneye. Sosyal kültürel açıdan kadını kadın yapan bir olgu görülen annelik, kadın için kadının önüne geçmesi gereken bir sorumluluğa dönüşüyor. Yine sanki çocuk bakımında bir adanmışlık, bir annelik tanımı yapılmakta. Bu bağlamda gerek Ana Hanım Kız Hanım oyunu gerekse Kuma filminde öncelikle üzerinde durulan konu kadının ve ailenin yaşadığı dram ile kumalık sisteminin arka kapılar arkasında yaşanan örtük durumu gözler önüne seriliyor. Kumalık sisteminin bir taraftan neslin devamı için mecburiyet gibi algılanırken diğer yandan da toplumda ve kadın ruhunda hatta aile içerisinde yarattığı yara birlikte işleniyor. Zaman mekan ilişkisine baktığımızda Kuma filmi 1960 ve 1970 yıllarındaki Güneydoğu bölgesindeki aşiret ağalık sistemi ve töreye vurgu yapılıyor. Mekan mağara tarzı evlerde geçiyor. Yani mağara tarzı evlerde sıcaktan ve soğuktan daha az etkilenen, hayvancılıkla uğraşan köylüler için ideal bir yaşam yeri. Filmde ilkel yaşamın izleri ve töreyi anlatmak için mağara tarzı evler kullanılıyor. Temalara baktığımızda filmin ana teması kırsal kesimde kadın olarak karşımıza çıkıyor. Kendi yaşamını çekilmez kılan bir sürü kırsal köylü kadın tarafından kurtuluş yolunun sırf kocasını elinden kaçırmamak için, kapı önüne konulmamak için kısırlığın sorumluluğunu kendine yüklüyor ve insanlık onuruyla bağdaşmayan bir yaşam tarzıyla zamanla aile içerisinde bir drama ve kısır döngüye dönüşüyor. Yan temalar ağalık sistemi, bir ağalık yapısından bahsediliyor. Töre yine yan temalar. Aşk var, çünkü Ali ile hanım arasında tutkulu bir aşk söz konusu olup bunun filmin çeşitli sahnelerinde defalarca sergileniyor. Fedakarlık var, hanımın Ali'ye duyduğu büyük aşk neticesinde Ali'nin çocuksuz kalmaması için kendi insanlık onurundan vazgeçmesi var. Yobazlık ve cehalet var. Çünkü hanım kız hamile kalmayınca dinci ağadan çeşitli hurafe destekler almaya çalışıyor. Filmde yobazlık ve cehalet de anlatılıyor. Son olarak ben bir oyuncu olarak Fatma Girik'e de değinmek istiyorum. Fatma Girik bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 24 Ocak 2022'de vefat etti. 1942 doğumlu, iyi bir oyuncu ve hakikaten iyi bir senarist, yapımcı ve siyasetçi. 200'den fazla filmi var. Canlandırdığı şeyler sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadın karakteri çok fazla. Fatma Girik özellikle Memduh'un yönetmenliğini yaptığı Ölüm Peşimizde oyunundan sonra dikkatleri çekiyor. Ve bir oyuncu olarak Fatma Girik'e baktığımızda 180'den fazla filminden ilk kez 1965'te Keşanlı Ali Destanı filmiyle Altın Portakal ödül alıyor. Yine Sürtüğün Kızı, Ezogelin, Boş Beşik hep toplumsal ve önemli kadın figürleriyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülüyor. Maalesef 24 yaşında 24 Ocak 2022'de Fatma Girik'i kaybediyoruz. Buradan da yakın zamanda kaybettiğimiz için anmak istiyorum.
Türk sineması ve onun yakın arkadaşları Fatma Gerik deyince mesleğine tutkuyla bağlı bir sanatçı ve onu cesur dev yürekli kadın diye sanat dünyası ve sanatçı arkadaşları anmaktadır. Ve kumalık sisteminin arka kapılar arkasında yaşanan örtük yüzünü de iyi bir oyunculuk kalitesiyle sergilediği için de önemli bir başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Teşekkür ederim Gamze Hanım sunumumuzdan dolayı. Gamze Erden Hanımefendi geleneksel ve ataerkil toplumlarda çok eşlilik kuma fikri üzerine, filmi üzerinden pardon, değerlendirmelerini yaptılar. Aynı zamanda Cahit Atay'ın Ana Hanım, Kız Hanım adlı tiyatro eserinden nasıl filme uyarlandığını bizlere anlattılar. Ve Fatma Gülü'nün oyunculuğuyla bitirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Böylelikle sempozyumumuzun bu oturumunu kapatmış olacağız ama soru cevap kısmına bakacağız. Sorusu olan var mı dinleyicilerden? Öncelikle onu söyleyeceğim. Ben şu anda YouTube'u takip edemiyorum. Onu da Seher Hocam siz görebiliyorsanız. Bu arada katılım belgelerinizi de ekrana yansıtıyorlar arkadaşlar. Katılım belgelerini inşallah buradaki hocalarımıza takdim ederiz ama daha sonra burada olmayan hocalarımıza da göndeririz diye umut ediyorum. Katılımınızdan dolayı, değerli hocalarıma bilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrı ayrı teşekkür ederim buradan. Değerli izleyicilerimize teşekkür ederim. YouTube üzerinden bize Hülya Arunşah Hocam izliyormuş. Eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletip ona da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Onu da söylemiş olayım, belirtmiş olayım. Var mı sorusu olan? Seher Hocam YouTube'u ben göremiyorum. YouTube'dan hocam ben takip ediyorum ama şu an için sorumuz yok YouTube üzerinden. Bu güzel. Her şeyin açık ve net anlaşıldığı anlamına geliyor. Soru bırakmayacak şekilde hocalarımız, sevgili sunum gerçekleştiren hocalarımız her şeyi açık bir şekilde ifade etmişler demek ki. Ben görevimi o zaman devredebilirim size gönül rahatlığıyla. Bu oturumu burada kapatıyorum. Teşekkür ederim. Diğer oturumların başarıyla geçmesini diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Değerli sunumları için hocalarımıza ve yönlendiriciliği için Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Fatih Kantar hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben vakit kaybetmeden üçüncü oturumumuza geçmek istiyorum. Üçüncü oturumumuzda yine dört sunumumuz var. Sayın Doçent Doktor Onur Hastedoğlu hocamız Halit Ziya'nın hikayelerinde iktisadi koşullar karşısında kadın başlıklı sunumuyla. Sayın Doçent Doktor Turgay Gökgöz hocamız Frankofon Cezayir romanında feminist bir isim Asiye Cebbar başlıklı sunumuyla. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özbay ve Nermin Kirezli hocalarımız Yılanı Öldürseler'de Kadın Namus ve Töre Kavramları başlıklı sunumlarıyla. Ve Sayın Doktor Öğretim Üyesi Tuba Kaplan hocamız Kadın İmgesi bağlamında Her Güne Bir Masal kitabının incelenmesi başlıklı sunumuyla sunumlarını gerçekleştirecekler. Ben bu oturumumuzu yönetmek üzere sözü Sayın Doçent Doktor Esra Asıcı hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Seher Hocam. Öncelikle sempozyumun düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkürler. İlk olarak Doçent Doktor Onur Hastedoğlu ile başlayacağız. Halit Ziya'nın hikayelerinde iktisadi koşullar karşısında kadın başlıklı sunumunu yapacak. Onur Hocam 15 dakika kadar süreniz var. Söz sizindir. Çok teşekkür ederim hocam. Sesim ulaşıyordur herhalde değil mi? Evet hocam sesiniz ulaşıyor. Tamamdır. Öncelikle Sayın Oturum Başkanım, sevgili katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim sunumum Halit Ziya üzerine olacak. Halit Ziya'nın kısa ve uzun hikayelerindeki iktisadi durumlar karşısında kadının durumu hakkında biraz kısaca sürem dahilinde size bahsetmeye çalışacağım. Son derece uzun bir konu çünkü Halit Ziya'nın hikaye külliyatına baktığımızda aşağı yukarı 120 küsur tane hikayesi var ve bunların 25 tanesinin bu bahsi geçen konuyla alakadar olduğunu görüyoruz. O yüzden konu geniş olduğu için ben kısaca biraz ana çerçevesiyle çizeceğim. Sonrasında zaten bildiriler yayınlandığında oradan ilgisi olan arkadaşlar ya da hocalarımız okuma imkanı bulacaklardır. Öncelikle konuya giriş babında biraz bahsedecek olursak, malumunuz daha önceki oturumlarda hocalarımız da bahsettiler. 19. yüzyıldan itibaren bilhassa Tanzimat Parmağı'nın ilanı ile birlikte Türkiye'de bir Osmanlı bir batılaşma süreci söz konusu. Ve tabii ki bu batılaşma sürecinde Türk kadının da yaşantısının etkilendiğini görüyoruz ama
erkek egemen bir Türk toplumu söz konusu olduğunda kadının göreceli özgürlük yaşantısında da daha doğrusu kadın göreceli olarak bir hürriyet elde etmeye başladı ya da bunlar tartışılmaya başlandı. Bunun toplum nezdinde de bir takım çatışmaları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Örneğin mesela bir iki tane örnek vermek gerekirse kadınların 19. yüzyıl sonlarında hala kocalarıyla birlikte bir lokantalara, gazinolara girememeleri, toplu taşıma araçlarında, işte tramvaylarda, vapurlarda kadınlara ayrılmış, kadınlara mahsus ayrı bölümlerde onların seyahat etmek durumunda kalmaları ya da bir erkeğin kamusal bir alanda kadınla selamlaşmasının toplum nezdinde son derece yanlış ve ahlaksızca algılanması gibi bir takım problemlerle kadın yüz yüze kalmak durumunda kalıyor. Tabii toplumun bir yansıması olarak edebiyatta da bu süreçte Tanzimat'tan itibaren yazarlarımızın, aydınlarımızın bu durumu tartışmaya başladığını görüyoruz. Gene bir iki örnek vererek hızlıca konumuza geçecek olursak, bilhassa işte ilk yerli romanımız olarak sayılan Taşuk-u Telat ve Fıtnat'ta hepimizin bildiği Talat'ın işte Fıtnat'ı görmek üzere yola çıktığı esnada, işte kadın kılığına gelerek yola çıktığı esnada erkekler tarafından tacize uğraması ve sonrasında bir erkek olarak biz kadınlara bu zamana kadar neler neler çektirmişiz diye kendi içinde hayıflanması basit bir örnektir. Yine Sergüzey romanında benzer bir sahne. Celal Bey'in işte teyzeleri Celal Bey'lere ziyarete gelirken vapurda başlarına gelen işte taciz hadisesini anlatmaları. Hatta burada yazarım kendini tutamayarak araya girip erkeklerin işte ahlaksızlıklarından işte hep kadını işte kapatıp eve kapattıktan sonra kendileri kadın üzerinde her türlü işte istismarı, hakkı gördüklerinden şikayetle araya girdiğinden özür dileyerek sonra konuya devam eder. Yine Ahmet Mithat Efendi'nin Felahattin Bey ile Rakım Efendi romanına baktığımızda Canan'ı ideal bir Türk kadını olarak yetiştirirken, onu hazırlarken, toplumu hazırlarken bir yandan da onun işte Rakım Efendi'nin Canan'a izin verdiği ölçüde özgür olduğunun yazar tarafından vurgulanması da yine aslında üzerinde durulması gereken hususlardan diye düşünüyorum. Bununla birlikte tabii dönemimize, konumuzu bağlayan Servet Fünun dönemine geldiğimizde ki Servet Fünun dönemi aslında ne yazık ki böyle toplumdan kopuk bir edebiyat olmakla hep etiketlenmiştir ama bilhassa mesela Halit Ziya'nın hikayelerine baktığımızda hiç de toplumdan kopuk bir edebiyat olmadığını görüyoruz. Hep romanlar bazında belki değerlendirilmiş olduğundan dolayı böyle bir hataya düşündüğünü ve böyle dile pelesenk olduğunu herhalde değinmemiz gerekiyor. Ama toplumdan kopuk bir edebiyat değil. Şu anda sunacağımız örnekler de zaten hiç de toplumdan kopuk bir örnek olmadığını bize gösteriyor. Ben bu çalışmayı hazırlarken temelde Halit Ziya'nın iktisadi koşullar karşısında kadının durumunu değerlendirirken 4 farklılık tespit ettim ve çalışmamı da bu farklılıklar doğrultusunda düzenledim. Bu başlıklar şöyle, eşleri ya da sevgilileri tarafından mağdur edilen kadınlar, çevresi tarafından, çevresindeki diğer insanlar tarafından mağdur edilen kadınlar, çalışarak topluma dahil olmaya çalışan kadınlar ve müsrifliğiyle, harcamalarıyla erkeği mağdur eden kadınlar olmak üzere 4 ana grup halinde iktisadi koşullar karşısında kadını değerlendirmemiz mümkün. Bu noktada ilk başlıkları itibaren birkaç örnekle süreli idareli kullanmak adına birkaç örnek sunup ondan sonrasında devam etmek istiyorum. Mesela işte kocası veya işte sevgilisi tarafından mağdur edilen kadınlara baktığımızda Halisyan ilk hikayelerine itibaren bu muydu? Valide mektupları, yırtık mendil, ikinci nikah, solgun demet, mektup parçası, birinci perde, Mayıs pazarı, daire-i istintakta gibi hikayelerinde bu türden meseleleri görebiliyoruz. Nedir peki acaba kocası tarafından mağdur edilen kadınların durumu nedir? Bu doğrultuda baktığımızda mesela valide mektupları üzerinden bakacak olursak yine Halit Ziya'nın meşhur uzun hikayelerinden bir tanesidir. Kocası tarafından defalarca kez aldatıldıktan sonra bu duruma daha fazla tahammül edemeyerek kocasından boşanan baş kahraman Semiha Hanım'ın yıllar boyunca eski kocasının ailesi tarafından kendisinden uzak bırakılan kızı Süreyya evlendikten sonra ona yazdığı mektuplar aracılığıyla kendi hayat tecrübelerini paylaşıp kızına da bir takım kızıyla bir takım yakınlıklar kurmaya çalışan bir annenin aslında tavsiyelerini konu alan bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Bu mektuplara baktığımızda işte Semiha Hanım kızına, kızı Süreyya'ya evliliğinin neden bittiğini ve kendisinden yıllar boyunca neden uzak bırakıldığını açıklayarak aslında kızından bir anlamda af dilemektedir. Bu doğrultuda da kızının tabii bu süreçte işte kızıyla yakınlık kurmaya çalışırken kızı da başka bir erkekle evlenmiştir. Bu yüzden de bir tavsiyeler bulunmaya çalışmaktadır.
Neden Semiha'nın kocasından boşanmıştır? Çünkü kocası zengindir. Semiha'nın ekonomik olarak daha kötü durumdadır. Ve işte zengin bir erkekle evlendikten sonra erkek kocası Semiha Hanım üzerine bir tahakküm kurmuştur. Ve Semiha Hanım'ı evde tutarken bir takım haklardan mahrum bırakırken kendisi defalarca kere dışarılarda Semiha Hanım'ı aldatmıştır. Semiha Hanım buna rağmen bir süre işte dul kalacağı zaman kocasından boşandığında toplum nezdinde düşeceği durumu düşünerek bu durumu tahammül etmiş ama ailesinin de baskısıyla sonrasında kocasından boşanmak durumunda kalmıştır. Semiha Hanım'ı bu mektupları yazmaya iten sebep ise zengin bir kız çocuğu olarak, babasının zenginliğinden dolayı zengin bir kız çocuğu olarak olan Süreyya bu sefer fakir bir erkekle evlenmiştir ve kızını birkaç kere gördükten sonra kocası üzerindeki işte tepeden bakan tavrını ya da kocasının ailesine tepeden bakan tavrına şahitlik ettiğinde Semiha Hanım'ın ona bir hayat dersi vermek üzere bu mektupları kaleme aldığını görüyoruz. Hızlıca geçecek olursak yine ikinci nikah hikayesinde bir kadın baş kahramanımız kocasının kendisini aldattığına dair bir mektup alır ve genç kadın gece boyu evlilik hayatını sorguladıktan sonra ertesi gün kocasını yeniden kazanmak için kocasının kendisini aldattığı kadının kapısına giderek o karşısındaki düşmüş kadından kocasının peşini bırakmasını ister. Bu noktada da aldatılan kadının içinde bulunduğu çaresizlik, aldatıldığını öğrenmesine rağmen kocasını yeniden kazanmak için verdiği mücadele analitik bir gözlemle bakıldığında aslında bunun altında yatan temel sebebin parasal açıdan, maddi açıdan kocaya bağımlı oluşun yarattığı bir çaresizlik duygusu olduğunu görüyoruz. Yine yazarın Solgun Demet hikayesinin baş kahramanı kadın kocasının ceketini kaldırıp yerine asacağı zaman ceketin cebinden cüzdan yere düşer ve cüzdanın içerisinden solmaya yüz tutmuş bir Demet menekşe bulur. Ve bu aynı şekilde ikinci nikahın baş kahramanı gibi evlilik hayatını sorgular ve her şeye rağmen yine kocasına mahkum olduğunu, işte genç yaşta evlendi, görücü usulü evlilikle işte birilerinin ev yanına bırakıldıktan sonra yaşadıkları çaresizliği dile getiren bir iş düşünceyle devam eden hikaye. Yine mektup parçası hikayesinde genç bir kız henüz okulunu tamamlamadan annesi ve babasının ölümü üzerine maddi açıdan müşkül duruma düşer ve okulun işte müdürü bu kızı sahiplenmek için ona çeşitli okul içerisinde işler verir. Daha sonra işte bir yakınının işte boşanmış bir erkeğin evlenecek genç bir kız aradığını öğrenince bu hikayenin baş kahramanı kızımıza teklifte bulunur ve kız zaten en büyük hayali evlenmek olan ve bu hayattan kurtulmak üzere olan genç kız bu teklifi kabul eder. Ama daha evlendiği ilk günde kocasının zengindir adam. Onun üzerine bir tahakküm kurduğunu ve daha ilk geceden başlayarak sakın sesini çıkarma, sakın benim yapacaklarıma karışma diyerek onun üzerine bir tahakküm kurduğunu gördüğünü, daha sonra kayınvalidenin işin içerisine girerek hatta işi çok daha büyük boyutlara vardırıp evlerinin karşısına yeni taşınan bir ailenin genç kızını kendi oğluna ayarladığını ve hikayenin baş kahramanı genç kızı kucağında bebeğiyle beraber kapının önüne koyduğuna şahit edilir. Ve burada gene ekonomik kocaya bağımlılık, erkeğe bağımlılık durumunun kadının içine düşmesine sebep olduğu müşkül durumu gözlerinin serdiğini görüyoruz yazarın. Yine Daire-i İstintak'ta hikayesinin baş kahramanı genç kadın hikayenin kurgusu şu şekildir. Kadın kocasını öldürmüştür ve savcı karşısında ifade vermektedir. Şöyle başlıyor hikaye. Onu ilk gördüğüm vakit bundan bir sene evvel daha 14 yaşındaydım. Ne bileyim 14 yaşında dünya görmemiş, evden çıkmamış, validesinin yanından ayrılmamış bir kız ne bilir. Bana işte senin kocan olacak adam budur, bunu seveceksin demişlerdi diyerek hikayesine başlar. Ve kocasının evlendiği ilk günlerde kendisine samimi sıcak davrandıktan sonra eve hiç ilk zamanlarda işte eve geç gelmeye başladı. Sonrasında eve hiç uğramamaya başladı. Anlatmaya başlar savcıya. Ve sonra adam işte karısı hamile kalmıştı. Karısı hamile kaldıktan sonra işte kocasının sevineceğini ve tekrar eve bağlanacağını düşünerek bu müjdeyi verdiğinde sen de piçin de yerin dibine batınız diyerek kocası karısını def eder ve hatta şiddet uygular. Bunun sebebi de sırf karısının fakir olması ve parasından dolayı karısının üzerine istediği gibi tahakküm kurabileceği düşüncesidir erkekte ve karısının kendi bütün mal varlığını başka düşmüş kadınlarla birlikte yedikten sonra, başka kadınlarla birlikte harcadıktan sonra karısının işte yüzüklerini, bileziklerini de harcayıp satmaya başladığında nihayetinde son noktada bir gece bitkin bir halde kadın evde yatarken, üzgün bir halde yatarken adamın eve geldiğini görür ve beşiğe doğru uzandığını gördüğünde çocuğunu da ondan alacağını düşünerek bir annelik içgüdüsüyle eline geçirdiği makası kocasının boynuna saplar ve kocasını öldürür. Ve burada da yine kadının
müşkül bir ekonomik bağımlılık dolayısıyla müşkül bir durumda olduğunu görüyoruz. Yine hızlıca birinci perde hikayesine baktığımızda hikayenin kahramanlarından Mahmut Ferit isimli çapkın hovarda genç Paris seyahatinden dönüşte koluna Charlotte isimli genç bir Fransız kızını takmış gelmiştir. Anlatıcı kişiye bu kızı tanıttıktan sonra işte şöyle kızı şu şekilde tanıtıyor. Fakir, bilket bir kız. Medrese-i Musiki'ye devam etmek için vilayetinden Paris'e henüz gelmiş bir şey. Tesadüf onu bana ikram etti. Ben olmasaydım başka biri olacaktı diyerek onu koluna takıp onunla nasıl gönül eğlendiğini ve İstanbul'a nasıl yanında getirdiğini anlattıktan bir süre sonra tekrar anlatıcı kahramanla karşılaştığında Avrupa'ya yeniden gideceğini ve Charlotte'u burada kendisine ikram edeceğini söylediğinde anlatıcı kahraman buna çok sinirlenir ve işte Mahmut Ferit'in yüzünde ne kadar ahlaksız bir adam olduğundan bahseder. Ama bu adam hiçbir şekilde umursamayarak koluna başka bir Türk kızını takarak orada da işte sanki bir çanta gibi Avrupa'ya doğru seyahate çıkar. Ve geride kalan zavallı işte fakir bir Fransız kızı burada ölüm döşeğini işte veren dolayısıyla ölüm döşeğine düşmüş durumdadır hikayenin sonunda. Yine Mayıs Pazarı isimli bir hikayede gayrimüslim bir kahraman Katina isimli bir kadın işte bir sahne aktristiyken bir erkekle evlenir. Kendisi zengin olmasına rağmen erkek bu sefer bu kadın Katina üzerinde bir tahakküm kurar. Yıllarca kendisine hakaret eder, yıllarca karısının göz önünde kendisini aldatır ve karısının bütün varını yoğunu yok ettikten sonra kadın perişan durumdayken kocası ölür ve kadın onun hikayenin başında yasını tutmaktadır. Yazar da bu hikaye vasıtasıyla bir kadının hani gayrimüslim bir kadının neler çektiğini, yani sadece Müslüman kadınlar için değil, gayrimüslim kadınların da erkek tahakkümü dolayısıyla neler çektiğini çok çarpıcı bir şekilde Katina'nın iç dünyası üzerinden bize anlattığını görürüz. Diğer bir başlığımız, az önce söylediğim gibi çevresi tarafından mağdur edilen kadınlardır. Burada ilk karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi hepimizin bildiği Palestina'nın en meşhur hikayelerinden Ferhunde Kalfa olur. Ki Ferhunde Kalfa biliyorsunuz bir köledir, bir beslemedir. Her ne kadar Hasna Hanımların evinde kendisine iyi bakılmış olsa da işte Hasna Hanım da kendisini genç tutulmuş olarak görse de aslında o bir köledir. En büyük hayali de Ferhunde Kalfa'nın evlenmektir. Hasna evlendikten sonra kendisinin de evlendirileceğini düşünmektedir. Fakat aradan yıllar geçer. Hep araya başka şeyler girer ve Ferhunde Kalfa hiçbir şekilde hayatının en büyük ideali olan, hayali olan evlenmeye kavuşamaz. Ömrünün son yıllarında evlense bile asla hayalindeki gibi bir evlilik değildir bu. Mahalleye Mevkuf isimli bir başka hikayesinde Şerife isimli mahallenin atları Doğru Basmaz Salim Hoca'nın kızı Şerife Hanım'ın hikayesini burada bize anlatır. Doğru Basmaz Salim Hoca mahalleli tarafından dolandırıcı, hep işe hile katan bir adam ve gizli bir zengin olarak bilinirken aslında işin tüzü hiç böyle değildir. Salim Bey, Salim Hoca çok dürüst bir adamdır. Buna rağmen mahalleli Şerife'yi, küçük Şerife'yi ilk yıllardan itibaren kendi çocuklarına baksın, kendi çocuklarına eğlendirsin diyerek sürekli evlerine çağırmaya çalışırlar ve Şerife sürekli babası tarafından bu evlere gönderilir. Şerife biraz daha büyüdüğünde işte elinden dikiş nakış gelmeye başladığında herkes dikişin nakışına işte düğün zamanı geldiğinde, bayram zamanı geldiğinde Şerife'ye dikişin nakışını yaptırır ama iş emeğin karşılığını vermeye gelince sırtı sıvazlanarak ne de olsa bunun babası zengin, babası versin parasını diyerek kimse ona herhangi bir emek karşılığı vermez. Şerife'nin evlenme zamanı gelir. İşte mahalle içerisinde Şerife'nin evlenmesi gerektiği artık çağının geldiği, yaşının geldiği konuşulur. Bir damat adayı bulunur. Nihayetinde işte evlilik meselesi, yani çeyiz düzme meselesi gelince ne de olsa Salim Hoca zengin, düzsün çeyizini diyerek kimse elinin içine, taşın altına elini koymaz. Ama aslında Salim Hoca'nın hiç öyle mahallenin zannettiği gibi parası marası yoktur. Evini ipotek ettirmek zorunda kalır. Şerife de sağdan soldan borç alınan ya da işte ödünç alınan eşyalarla ve iğreti İşte çevreden sağdan soldan edindiği gelinlikle düğünü yapılır. Sonrasında işte gerdek gecesinden sonra ödünç alınan eşyalar da kendi ait oldukları evlere gönderilir ve dımdızla ortada kalırlar. Şerife'nin hikayesi bu şekildedir. Acı Sadaka diye bir hikaye var mesela çevresi tarafından mağdur edilen kahramanlar söz konusu olduğunda. Hikayenin baş kahramanı Zehra çiçek hastalığından muzdarip ve çiçek hastalığı dolayısıyla gözlerini kaybetmiş bir kız. Hastanede, İstanbul'da hastanede gözlerini kaybetmiş bir halde bunun üzüntüsüyle kör kalmış bir halde yatağında yatarken bir yandan da işte geçmiş hayatını düşünür. Annesini babasını kaybetmiştir ve dayısı
Onu alıp İstanbul'a götürür, evlerde hizmetçilik ettirmeye başlar ve bu işte evlerde çalışırken hastalığa yakalanır, hastaneye düşer. Dayısı hastaneden çıkacağı vakit gel seni köyüne götüreyim der ama köyüne götürmez. Bu sefer sokaklarda Zehra'yı dilendirmeye başlar ve acı sadaka hikayesinde de bu şekilde Zehra'nın acı dramını görüyoruz. Maddi Onur Hocam, çok özür dileyerek böleceğim, zamanı verimli kullanabilmek açısından söylemek biraz açtık, hızla toparlayabilirsiniz. Çok özür diliyorum hocam. Dediğim gibi konu aslında çok geniş. Kısaca gideyim derken yine aslında epey uzattım meseleyi. O zaman hiç başkasının da hakkına girmeden ben konuyu şöyle toparlayayım sonuç itibariyle. Toplamda baktığınızda ki Halis Yan'ın külliyatı içerisinde iktisadi koşullar karşısında kadının durumunu ele aldığı hikayelerin durumuna baktığımızda toplamda 25 tane hikayede bu meseleyi, kadın meselesini hikayenin merkezine koyduğunu görüyoruz Halis Yan'ın ve bu ciddi bir yekün tuttuğunu görüyoruz ve farklı farklı meselelerden işte kocası tarafından mağdur edilen, aldatılan ve işte üzerinde tahakküm kullanan kadınları görüyoruz. Ya da işte çaresizliği, fakirliği dolayısıyla çevresi tarafından, eşi, dostu ya da işte mahalleli tarafından istismar edilen ya da işte hakkı yenen genç kızları ya da kadınları görüyoruz. Yine çalışarak toplum hayatına dahil olmaya, henüz anlatamadığım ama süremin dolduğundan dolayı işte anlatamayacağım, çalışan kadınların topluma dahil olma çabalarını bu hikaye içerisinde görüyoruz ve farklı olarak da ilginç bir şekilde 2-3 hikayesinde bazı müsrif kadınların kocasının işte parasını sömürerek kocasını çok zor durumda bıraktığına da şahitlik etmiş oluyoruz. Bu hususları anlatamadım. Hepinize özür diliyorum. Vaktimi biraz açtığından dolayı da hepinizden özür diliyorum. Metin yayınlandığında ilgisi olan arkadaşlarımın, meslektaşlarımın beğenisine sunacağımı söyler. Hepinizi beni dinlediğiniz için saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim sunarım. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Zengin bir çalışma. Aynen sizin de söylediğiniz gibi metin yayınlandığında ilgi duyanlar çok daha kapsamlı bir şekilde bilgi edinebilecekler diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İkinci olarak doçent doktor Turgay Gökgöz hocamızı dinleyeceğiz. Frankofon Cezayir romanında feminist bir isim. Asiye Cebbar başlıklı sunumuyla. Turgay hocam. Hocam merhaba, duyabiliyorsunuz beni değil mi? Evet hocam, duyabiliyoruz. Öncelikle size ve katılımcı diğer hocalarımıza saygılarımı sunuyorum. Benim konum Frankofon Cezayir Edebiyatı'nda feminist bir isim Asiye Cebbar olacak. Konuya girmeden önce aslında Cezayir Edebiyatı'na baktığımızda, bir Maghrib ülkesi, bir Arap ülkesi olan Cezayir Edebiyatı'na baktığımızda neden Fransızca'dan bahsediyoruz, neden Fransız sömürgesinden veya edebiyatından bahsediyoruz. Birkaç cümleyle ona değindikten sonra aslında Asiye Cebbar'ın edebi kişiliği ve eserleri hakkında konuşabiliriz. 1830'dan 1962'ye kadar 132 yıl boyunca Cezayir'in Fransız işgali altında olduğunu biliyoruz. Bu işgal sadece fiziki olarak değil, aynı zamanda kültürel bir asimilasyondan oluşmakta. Fransızlar daha çok Cezayir'de kendilerine hizmet eden bir topluluk, bir halk oluşturmak istemekte. Bu yüzden Cezayirlerin mümkün mertebe eğitimden uzaklaştırılması, cahilleştirilmesi, dini olan İslam'dan uzaklaştırılması ve dilleri olan Arapçadan da uzaklaştırılması gibi çabaları mevcut. Özellikle Avrupa'dan, aralarında Yahudilerin de bulunduğu 1 milyon insanın Cezayir'e Fransızlar tarafından yerleştirilmesi ve bunun akabinde Cezayir halkının kendi elindeki malın, mülkün bu Avrupa'dan getiren insanlara verilmesi, adeta Cezayir halkının ikinci sınıf bir vatandaşlığa eriştirilmesi gibi durumlar aslında Fransızların Cezayir'de izlediği politikalardan sadece bazıları. Yine 1930'lu yılların başlarında Cezayir Devleti'nin ana dili olan Arapçanın Fransızca'ya çevrilmesi gibi pek çok politika izlenmiş. Aslında Fransız zulmünden daha 1962 yılına kadar kurtulamayan bu milletin neler çektiğini biz fiziksel olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda edebiyatta da görüyoruz. Bu şekilde edebiyat aslında iki dile kavuşmuş oluyor. Arapça ve Fransızca bir edebiyattan bahsediyoruz. Tabii ki günümüze kadar, özellikle 60'lı yıllardan, bağımsızlıktan sonra 2020'ye kadar, günümüze kadar alırsak, çağdaş edebiyat diyeceğimiz bu aşamada Cezayir'de Arapça edebiyatın daha baskın olduğunu görüyoruz ama Frankofon sahada, özellikle Fransa'da ve Fransız sömürgesinin olduğu ülkelerde
Fransızca edebiyatın baskın olduğunu da ve bu nedenle de Cezayir'de de Fransızca edebiyatın da ayakta kaldığını da ifade etmemiz gerekir. Bu edebiyatın en önemli temsilcilerinden bir tanesi de Asiye Cebbar. Asiye Cebbar'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi kadın haklarının savunması. Bu konuda Cezayir'de çok ön plana çıkması. Özellikle Arapça ve Fransızca ikisinin arasında tercihlerde bulunması, sinemacı bir kimliği var ve yazdığı romanlara baktığımızda evrensel çerçevede olduğunu da görüyoruz. O zaman romancı olduğunu ifade edebiliriz. Dramatist, film yapımcısı olan Asiye Cebbar 30 Haziran 1936 tarihinde Cezayir'in Şarşar şehrinde dünyaya geliyor. Asıl adı ise Fatma Zehra Emaleyen olduğunu ifade edebiliriz. Paris'teki Fenelon Okulu'na girmeden önce başkent Cezayir'de ve Buley'de de yer alan okullarda lise eğitimini alıyor ve daha sonrasında üniversite eğitimini de Fransa'da tamamlıyor. 1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığını edindiği yılda Cezayir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne hoca olarak atanıyor ve o esnada bir önceki dönemde daha doğrusu Tunus Savaşı'nda da Cezayir adına raportör olarak da görev almış oluyor. 1962 yılında Cezayir'e geldikten sonra bir süre kalınmasının ardından Paris'e taşınıyor. Bu anlamda da Cezayir uluslararası arenada tanıtan önemli romancılardan biri haline geliyor ve romanlarını ve hikayelerini, diğer edebi çalışmalarını da Fransızca olarak yazıyor. Tabii ki bazı çalışmaları diğer Batı dillerini ve Arapçaya da sonradan çevrilmiş oluyor. Bu minvalde de pek çok ödül de alıyor. En önemli çalışmalarından biri Arapçaya El Ataş olarak çevrilen Susuzluk kitabıyla biliniyor. Bu kitabın yazılması 1957 yılında gerçekleşiyor ve bir yıl sonrasında 1958'de de Sabırsızlar adlı eseri yayımlanıyor. 1959 ve 62 yılları arasında da kendisi Rabat Edebiyat Fakültesi'nde Magrib Modern ve Çağdaş Tarihi Profesörü olarak dersler veriyor. 62 yılına geldiğimizde ise bir diğer romanı olan Yeni Dünyanın Çocukları Paris'te yayımlanıyor. Kendisi özellikle 1962 ve 65 yılları arasında Cezayir Üniversitesi'nde tarih dersleri, 74 ve 80 yılları arasındası Fransız Edebiyatı sinema derslerini verdiğini görüyoruz. 1974 yılına geldiğimizde ise Cezayir'e geri döndüğünde Paris'ten Bella Artok'a ait olan ve kadınların savaş hikayelerini inceleyen Arapça ve Fransızca olarak Cezayir Televizyonu'nda yayınlanan 2 saatlik uzun metrajlı Çenoa Dağı'ndaki kadınların türküsü adlı bir filmin yapımcılığının üstlendiğini görüyoruz. Bu film Cezayir'in entelektüel çevrelerinde ciddi manada ses getirdiğine tanıklık ediyoruz. 1978 yılında Kartaca, 79'da Venedik Bienali'nde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü'ne de layık görülüyor. Kendisi 1982 yılında Cezayir Televizyonu verdiği uzun metrajlı belgesel ve bunun dışında da Unutkanlığın Şarkısı adlı film çalışmalarının da devam ettiğini görüyoruz. Bu eserleriyle de Berlin Film Festivali'nde 1983 yılının Ocak ayında en iyi tarihsel film ödülünü almıştır. Ve yazar eserlerinde genel olarak da kadınları ele alır ve kadınların sorunlarını işler. 1980'den 2005 yılına kadar Paris'te yaşamıştır ve bu esnada da roman, deneme, tiyatro, eleştiri gibi pek çok edebi türde de Fransızca çalışmalar kaleme alır. Özellikle 83 ve 89 yılları arasında Cezayir göçünü temsilen Sosyal İşler Bakanı tarafından Sosyal Eylem Fonu yönetim kuruluna seçilir idari görev olarak. 95 yılında ise Louisiana'da yer alan Louisiana Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya başlar ve Louisiana'daki Fransız ve Frankofon araştırmaları merkezinde de başkanlık eder. 2001 yılında ise New York Üniversitesi'nde hoca olarak atanır. Aslında sadece Cezayir'de değil, dünyanın çeşitli üniversitelerinde de akademisyen olarak da görev yaptığını da görüyoruz. Vefatına kadar 8 roman ve kısa öykü koleksiyonları kaleme alır. En önemli çalışmalarından birisi ise Türkçe'ye çevrilen Aşk ve Fantezi adlı romanıdır. 1985 yılında yazılır. Ayrıca Medine'den Uzak'ta adlı bir romanı daha mevcuttur. Bu roman özellikle Taberi tarihine dair okumalardan ibarettir. Gölge Sultan ve Genişlik Zindandadır isimli bir diğer kıymetli eserleri de vardır. Müellifin yazarın üslubuna baktığımızda ise geleneksel ve klasik tarzda yazdığını ifade edebiliriz. Yazarın kendi kültürünü ve Fransız kültürünü en iyi şekilde tanıması
ile çift dilli bir eğitim alması, olaylara aslında farklı açılardan bakabilmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Özellikle Aşk ve Fantazi adlı romanında veya bir diğer romanı olan Fransız Dilinin Yok Oluşu adlı eserde, sömürgecilik dönemi esnasında ülkesinde yaşanan kültür, dil ve kimlik çatışması gibi durumlardan bahsedebiliyoruz. Aşk ve Fantazi adlı eserinde yazarın yaşam öyküsünden yola çıkarak kaleme almış olduğu bir eser. Burada Avrupa hayranlığı duyan bir baba ile Müslüman kız arasındaki yaşanan ve kitabın genelini de yansıyan bir çatışma söz konusu. Sömürgeciliğin getirmiş olduğu kimlik bulanımı, dil seçimi, kültürel çatışmalar gibi unsurlar sosyal, siyasal ve psikolojik açılardan da ele alınmakta. Ayrıca bu eserde Cezayir'in işgal ve sömürgecilik dönemi de detaylı bir şekilde anlatılmakta. Aslında buradaki kimlik çatışmasından şunu da ifade edebiliriz. Özellikle Fransa'ya Maghrib bölgesinden, Fas'tan, Tunus'tan ve Cezayir'den göç eden Maghrib kökenli Müslümanların Fransa'da çalışması, orada artık Fransız vatandaşlığı alması bir göçmen edebiyatını oluşturuyor. Bu göçmen edebiyatının konusu da aslında en önemli unsurlardan bir tanesi kimlik çatışması. Çünkü bu insanlar evlerine geldiklerinde ailesiyle, kardeşleriyle, anneleriyle, babalarıyla aslında Arapça konuşuyorlar, lehçe konuşuyorlar. Yani konuşma dilini konuşuyorlar ama toplumsal hayatta, okulda, üniversitede, iş hayatında ise Fransızca konuşuyorlar. Peki Araplar mı, Fransızlar mı? Yani zor bir soru. Kendilerini ne hissediyorlar? Aslında ikisi arasında bir yerdeler. Araplarsa Fransız kimliği taşıyorlar. Fransızlarsa evde Arapça konuşuyorlar. O zaman bu işin neresindeler? Bu iş gerçekten zor bir konu. Hani biz de yaşıyoruz. Türklerden mesela Arap ülkelerinde olanlar da var. Türkmen olanlar var. Türk mü Arap mı? Kimlik karmaşası gerçekten edebiyat sosyolojisinde önemli. Diğer bir çalışması olan Fransız Dilinin Yok Oluşu adlı eseri ise yazarın kendi yaşamını dayanmamakta. Burada baş kahraman Berkan üzerinden aslında yazar, Cezayir'de bağımsızlık savaşı esnasında yaşananları ve halkın kendi arasındaki sorunları anlatıyor. Özellikle kitapta 1962 ile 90 yılları arasındaki bir kıyaslama da yapılıyor. Özellikle 1990'dan 2000'li yıllara kadar Cezayir'de bir 10 yıllık iç savaş var. Bu süreçte edebiyatta önemli. Bir başka çalışması ise Ölü Dilde Oran, yani Vahran şehri, Osmanlı'nın Cezayir'i fethettiğinde Osmanlı'da duyabiliyor musunuz hocam beni? Evet hocam, duyabiliyorum. Tamam, devam edeyim o zaman. Ölü Dilde Oran, yani Vahran şehrinden bahsediyor bu romanda da. Bir Akdeniz şehri. Osmanlı Cezayir'i fethettiğinde Osmanlı'da değil, İspanyollarda kalan bir şehir burası. 1992'den bu yana Cezayir'de gerçekleşen bazı trajik olayları inceleyen bir çalışma. Çünkü 92'den 2000'li yılların başına kadar Al-Aşari'ye sevda dediğimiz Kara 10 Yıl dönemi, yani Cezayir'deki iç savaş dönemi var. Özellikle bizdeki 80'li yıllardaki durumlara benzetebiliriz. Her gün insanların vefat ettiği ve yüz binlerce insanın öldüğü, ancak bunların katillerinin kim olduğu asla bilinmeyen durumlar. Ülkedeki kadınlara yönelik olan şiddet ve kadının bedeni ve dişil arzuların iç içe geçtiği kısa öyküler de aslında bu eserin muhtevasında görülüyor. Cebbar bu eserin bitiminde koleksiyonunu yazarken amacının ideal okuyucuya ulaşmayı arzulamak olduğunu ifade de ediyor. Ayrıca 1995 yılında da Cezayir'in Beyazlığı'na adında olan tefekkür dolu da bir metini de olduğunu ifade edelim. Peki bu metinde neyi işliyor? Arkadaşlarının, yazarların ve meslektaşlarının kaybedilmesine ilişkin tartışmalar içerisine giriyor. Tabii ki bu yaşanan iç savaşta sadece halk değil, Cezayir entelektüelinin, sanatçıların, edebiyatçılarının, gazetecilerin özellikle vefat ettiğini görüyoruz. Ama bu nasıl anlatalım? Vefat eden insanların katilleri hiçbir şekilde bulunamıyor. Bunu ifade edebiliriz. Ve özellikle 90'lı yıllardan, 2000'li yıllardan sonra da edebiyatın konusu yaşanan bu iç savaş olduğunu da ifade edelim. Baba Evinde Bana Yer Yok ismiyle başka bir romanı daha var. Bu romanda neye yer vermiştir? Aslında otobiyografik, kendi yaşam hikayesine yer verir Melih burada. Sömürge döneminde kadın olmanın zorluklarını ifade eder. Burada kadının ne zor şartlar altında yaşamını idame ettiğini vurgular.
Yazar hikayesini okuyucuya aktarırken özellikle bu sömürülme esnasında maruz kalınan hayat değişiklikleri gibi unsurlardan bahseder. Ergenlikten yetişkinliğe değin küçük bir kız çocuğunun yaşadığı ruh halleri, bunalımlar, beklentiler, ilk karşı çıkışlar ve verdiği iç çatışmalar ön plana çıkar. Cezayir'deki özgürlük mücadelesi sırasında kadının geleceğiyle ilgili gerçekçi olmayan bir özgürlükten bahsedilir. İşte bağımsızlıktan sonra işlenen bu hayal kırıklığı ve umutsuzluğu ifade eden kadın ise Asiye Çapar'ın bizzat kendisi olur. Bu kitap Arap kültürüne dahil olan bir kadının maruz kaldığı kimi toplumsal görüşlere de yer verdiğini ifade edebiliriz. Pek çok muhtelif mevzuya yer veren yazar, özellikle Dairelerinde Cezayirli Kadınlar adlı eserinde ise Cezayir kadının sorunlarını, onların çekmiş olduğu acıları ve onların hakkını savunmaktadır. Bir başka eseri ise Saf Tuzak adlı romanında ise Kur'an dili olan Arapçanın konuşmasının önemini vurgulamaktadır. Fransızcaya geri dönecek olursak özellikle eserlerini bu dili kullanan yazar kendi ülkesinde kendi dilinin düşürüldüğü konumdan halkı gibi rahatsızlık duyan Asiye Çapar hoşnutsuzluğunu özellikle daha demin bahsettiğimiz Aşk ve Fantezi adlı roman dile getirdiğini görüyoruz. Burada şunu vurguluyor, ben değil bizden hareket ediyor. Özellikle Fransızcayı reddetmiyor ve bunu üvey dili olarak ifade ediyor. Şimdi burada da aslında dil karmaşası var. Yani ana dilimiz hangisi? Arapça mı? Fransızca mı? Burada da şu ön plana çıkıyor. Ana dilinin Arapça olduğunu kabul ediyor ama Fransızcayı da kendi yaşadıklarını ve hislerini bütün dünyaya duyurduğu bir ara dil olarak, araç dil olarak düşünüyor. Günümüzde de aslında biraz öyle. Cezayirli yazarlara bakıldığında Fransızca bir sömürü dilinden, bir ana dilden öte bütün dünyayı kendi duygu ve düşüncelerini duyurdukları bir araç dil olarak kullandıklarını ifade ediyor. Asiye Çapar da bu konuda bu şekilde düşünmekte. Zira yazar Fransızca sayesinde kendi hemcinslerinin kaderini paylaşmaktan kurtulmuştur diyor. Bunu da tabii ki Fransızca üzerinden bütün dünyaya duyurmaktan geçtiğini söylüyor. Ayrıca Fransızca Arapçanın yerini alamadığını ifade ediyor ve Arapçadaki duygusal anlamların Fransızcada karşılığının olmadığını ifade ediyor ve bu bağlamda da aslında Fransızcayı eleştiriyor. Burada aslında garip bir çelişki var. Fransızca eleştiriyor ama bir şekilde de Fransızcadan kopamıyor. Arapça olarak yazdığı eser göremedim ben. Sömürgecilik sonrası yazarın neden sömürgecinin dilini kullandığı sorusunu sormak da aslında önemli. Hatta belki de daha fazlası sorulması gereken sorulardan biri de sömürgecinin dilinin kullanıldığında aslında ne olduğu sorusu. Çapar'ın dil sorununa olan temel ilgisi aslında özne oluşumundaki rolüne değinebiliyoruz. Aynı zamanda Berberi kökenli bir yazar olan Çapar için kendi sesiyle yazmak bir dil mücadelesi. Yani orada aslında dili değil kendisini ve kendi mücadelesinden bahsediyor. Kendisini ön plana atıyor. Dili önemsemiyor bu minvalde. Arapçanın ana dili olduğunu, Fransızca ise burada farklı bir ifade kullanıyor. Baba dili diyor. Burada ise kendisini aslında daha küçük yaşta Fransızcayla tanıştıran kişinin öğretmeni olan babası olduğunu vurguluyor. Yazarın 1991 yılında çıkan Medine'den Uzak adlı eserinde ise Hazreti Peygamber'den, onun hayatından bahsettiğini görüyoruz. Daha sonrasında 96 yılında ise Cezayir'in Beyazlı adlı eserde ise çok sevdiği birinin bu Cezayir'deki iç savaş nedeniyle vefat etmesinin akabinde buna dair düşüncelerini, duygularını ve olayları yazdığını görüyoruz. Çapar, İslam'da kadınların erkeklerden daha geri planda olduğu şeklindeki düşünceleri aslında kökenden reddediyor. Bunun yerine aslında kadınların tamamlayıcı bir unsur olduklarında, tamamlayıcı oldukları konusunda ısrarcı oluyor. Aynı zamanda geleneksel aile çözülürken aslında kadınların özgürleştiğini ve bu süreç içerisinde kadınların ev dışında iş yapmaya başladığını, iş hayatına taşındığını ve toplumsal hayatta daha fazla yer aldıklarını vurguluyor. Evet hocam, sizden tamam. Toparlamanızı rica ederim. Tamamdır hocam, toparlayayım o zaman. Ben de biraz metni atlayayım. Son bir paragraf kaldı, onu ifade edeyim o zaman. Yazar özellikle bu Medine'den Uzakta adlı kitabına dair şu cümleleri bir röportaj esnasında ifade ediyor. Onu okumak isterim. Ben romanlarımı yazarken önce olayların tarihine bakıyorum.
Çünkü ben özümde bir tarihçiyim. Bunu yaparken de esasında akademik bir çalışma yapmaya çalışmıyorum. Sadece tarihi gerçeklere bağlı kalmaya çalışıyorum. Bu kitaba başladığımda da Cezayir'de dini konulardan dolayı cezalan ve şiddet gören kadınlar üzerine yazmaya karar verdim. Kadın erkek Cezayir'de 200 binden fazla kişiyi kaybettik. Burada iç savaşa gönderme yapıyor. Paris'te oturuyordum ve bu dönem üzerine yazmak istedim ama konuyu öncelikle İslam'ın kökenlerine inerek bakmanın gerekli olduğunu düşündüm. Çünkü yaşanan bu şiddetin yalnızca İslam'ın özünden kaynaklı değil, politik olarak kullanılmasıyla alakalı olduğunu düşünüyordum. Bu dönemi özellikle Hazreti Peygamber'in vefatından sonra başladım anlatmaya diyor ve ardından da halifeler dönemini okuduğunu ifade ediyor ve bu süreçte de 33 tane önemli Müslüman kadından bahsediyor. Ben bütün bunları yaparken her şeyi kadınların gözünden anlatıyorum. Bir tarihçi olduğum için gerçek olayları öğreniyorum ve bunları öğrendikten sonra da romancı hayal gücüm işin içine giriyor. Sanki o dönemde yaşayan kadınların gözünden anlatmaya çalışıyorum. Osmanlıların boyunduruğunda yaşadığı ülkem yaklaşık 3 yıl Fransızlar gelene kadar diyor. Sömürgesine girdiğimiz zaman Fransızların kişiliğimizi bile değiştirmek istediler. O zaman aslında Osmanlı hükümdarlığında geçen sömürge dönemini özlemle hatırladı ülkem diyor. Ve o denli ne zaman Cezayir'de Osmanlı'dan bahsedilse Osmanlı bir nostaljiyle hatırlanır diyor. Burada da aslında Osmanlı'nın sömürgeci değil, bir fetih anlamında kendisi ülkesinde bulunduğunu ve Osmanlı'ya olan özlemi de vurguluyor. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Hocam biz teşekkür ederiz. Cezayir'den New York'a kadar uzanan hayat hikayesiyle hem sanat hem de edebiyat alanına önemli katkılar sağlayan kadın haklarının önemli bir savunucusu isminize daha çok tanıma, yakından anlama fırsatı sağladı sunumumuz. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Üçüncü sunumumuz Yılanı Öldürseler de Kadın Namus ve Töre Kavramları başlıklı sunumlarıyla doktor öğretim üyesi Ahmet Özpay ve öğretmen Nermin Kirezli. Sunumu nasıl yapacaksınız hocam? Sunumu Nermin Hanım. Ben yapacağım. Tamam Nermin hocam, söz sizindir o zaman. Dünkü bana verirseniz ekran paylaşımını ben oradan. Tamam Yasin hocam, ekran paylaşımı için izin verebilir misiniz? Tabii ki hocam, hemen açıyorum. Şu an ekran paylaşımı açık hocam. Teşekkür ederiz Yasin hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Katılımcı arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve bizi dinleyenleri öncelikle saygıyla selamlamak istiyorum. Yılanı Öldürseler romanında töre, kadın, namus kavramlarından bahsedeceğim. Öncelikle biraz romanla ilgili bilgi vermek istiyorum kısaca. Yılanı Öldürseler, Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yaşar Kemal'in 1970'li yıllarda yazdığı, İlk kez 1976'da Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilen, daha sonra Cem Yayın Evi tarafından kitap olarak basılan eseridir. 1980 yılından sonra ses getirmeye başlayan roman, 1982'de Türkan Şoray'ın yönetmenliğinde aynı adlı sinemaya uyarlanmıştır. Ve 1983'te Marianne Revillon tarafından Paris'te tiyatro oyunu olarak da Fransızca'ya çevrilmiştir. Roman 1991 yılında Yaşar Kemal'in eşi Tilda Kemal tarafından To Crush the Serpent adıyla da İngilizce'ye çevrilmiştir aynı zamanda. Yaşar Kemal'in realist üslubunu koruduğu, aynı zamanda diğer eserlerinde gördüğümüz destansı dili kullandığı eserde gelenek ve göreneklerden halk inanışlarına, giyim ve kuşamdan, cinsiyet rollerine kadar birçok folklorik yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Yılanı Öldürseler 1976 yılında tefrika edilmiştir. Ancak 1950 yılında Kozan hapishanesinde Yaşar Kemal yatarken burada tanıştığı bir çocuğun hayat hikayesini anlatır bu eserde. Yaşar Kemal'in yakın dostlarından Abidin Dino'nun çizimleriyle eser bölümlere ayrılmıştır ve 16 bölümden oluşur. Bu bölümlendirmelerde herhangi bir bölüm başlığı görmeyiz. Çizimler ya da desenler başlığın bölümlendirme vazifesini yüklenmektedir. Eserin farklı yayın evleri tarafından yapılan baskılarında da aynı çizimler kullanılmıştır.
Çerçeve hikaye tekniğinin kullanıldığı eserde 4 önemli metin halkası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Hasan'ın anlatıcıyla hapishanede tanışması ve başından geçenleri anlatması. İkincisi Esme'nin sevmediği bir adam tarafından kaçırılması, tecavüze uğraması ve evlendirilmeye mecbur kalması. Üçüncüsü Esme'nin sevdalısı Abbas'ın Hasan'ın babası Halil'i öldürmesi. Ve dördüncü metin halkası da Hasan'ın annesi Esme'yi baskılar sonucunda öldürmesidir. Eserin serim kısmı Hasan'ın ve Anavarza kayalıklarının tanısımıyla başlar. Roman Çukurova'da Anavarza kayalıklarının olduğu yerde bir köyde geçmektedir. Romanın anlatıcısı Hasan'ın hapishaneden arkadaşıdır. Hasan hapishaneye girdiğinde günlerce konuşmaz, ağzını bıçak açmaz. Ancak anlatıcıyla ahbaplık kurar ve hikayesini ona anlatır. Hasan'ın annesi Esme çevresinde güzelliğiyle tanınan bir kadındır. Kendi köyünden Abbas adlı bir genci sevmektedir. Ancak başka bir köyün ağası olan Halil Ağa tarafından kaçırılır ve tecavüze uğrar. Bu tecavüz sonucunda oğlu olur ve Esme eski aşkı Abbas'ı geçmişe gömmek durumunda kalır. Esme uğrunda birkaç kişiyi yaralamadan dolayı hapiste bulunan Abbas hapishaneden kaçar ve Esme'nin peşine düşer. İki eski aşık gizlice Anavarza kayalıklarında buluşurlar. Esme Abbas'tan gitmesini ister ancak Abbas bunu yapmaz. Hasan 6-7 yaşlarındayken bir gece evlerini basıp Hasan'ın babası Halil'i öldürür Abbas. Esme'yi ise kaçırır. Bunun üzerine kan davası başlar. Abbas'ın ölüsü köy meydanına atılır. Aynı zamanda burada Esme'yi de yanlarına alırlar. Hasan'ın amcaları İbrahim, Mustafa, Ali Esme'yi döverler, tekmelerler. Bunun üzerine Hasan dayanamaz, annesinin bu duruma düşmesine dayanamaz ve onlara karşı çıkar. Evet, özellikle Ali, amcalardan Ali Esme'ye karşı aşk duygusu beslemektedir. Diğerleri ise Esme'nin erkek kardeşlerinden korkarlar, Esme'yi öldürmezler. Esme'nin erkek kardeşlerinden korktukları için. Bu nedenle Esme'den köyden ayrılmasını isterler. Fakat Esme'nin köyden ayrılmak için tek bir şartı vardır. O da yanına oğlu Hasan'ı almaktır. Büyük ana ve amcalar Esme'nin Hasan'ı almasına izin vermezler. Bunun üzerine Esme ve Hasan köyden kaçmaya çalışırlar. Ancak bu teşebbüsleri başarısız olur. Büyük ana ve amcaların tek bir amacı vardır. Bu da Esme'yi öldürüp kanlarını yerde koymamaktır. Bunun için tek çare ise Hasan'ı annesine karşı kışkırtmaktır. Ona büyük adam kıyafetleri giydirirler, kasket takarlar, ayakkabı alırlar, silah hediye ederler, at hediye ederler. Büyük ana oğlu Halil'in kanı yerde kaldığı için hortladığı dedikodusunu yayar köye. Köy halkı da Halil'in yılan, kertenkele ve benzeri donunda köyde dolaştığına inanır. Köy halkının büyük bir çoğunluğu Esme'nin öldürülmesini isterken bir kısmı da Esme'nin suçsuz olduğuna inanır. Hasan'ın annesine karşı duymuş olduğu derin sevgi onu öldürmekten vazgeçirmekte. Ancak çevrenin ve törenin baskısı Hasan'ı anne katili olmaya zorlamaktadır. Bu durum Hasan'ı iyice ruhsal bunalıma sürükler ve bunun üzerine Hasan köyden kaçar. Yolda karnını doyurmak için ve biraz dinlenmek için Kozan'da bir lokantaya girer. Burada lokantanın sahibi Kürt Hasan'la konuşur, sohbet eder ve adamın babasının eski arkadaşı olduğunu öğrenir. Adam Kürt Hasan olayları bilmektedir. Hasan'ı tembihler, aman ha anneni öldürme, amcalarının oyununa gelme diye. Hasan buradan ayrılır, Esme'nin abilerini yani dayılarını bulmaya çalışır. Ve yol üzerinde bir köye uğrar. Burada bir süre misafir edilir. Ancak burada tekrar köye geri dönmek zorunda kalır. Annesini yalnız bırakmaya gönlü razı olmaz. Evet, yaşadığı baskı ile tekrar kendi köyünde, köydeki hayvanlara zarar verir. Hasan ahırları yakar, evleri, samanlıkları yakar. Köyde büyük ananın da kışkırtmalarıyla Esme'nin namusuna iftira atılır. Onun başka erkekleri eve aldığı dedikodusu dolaşır. Baskılara dayanamayan Hasan, tandır önünde ekmek yapan annesini amcasının hediye ettiği tüfekle öldürür.
Yılanı Öldürseler geniş şahıs kadrosuna sahip bir eserdir. Toplumsal gerçekleri ele alan Yaşar Kemal, toplumu oluşturan ve olayların meydana gelmesine neden olan kişileri, yaşamış olduğu ve çok iyi bildiği Çukurova coğrafyasına ve insanına ait bilgisiyle iyi bir şekilde analiz etmiştir. Eserin baş kişisi Esme, öncelikle güzelliğiyle ön plana çıkar ve güzelliğini övgüler roman boyunca devam eder. Tüm köyü, hatta Çukurova'yı kıskandıracak bir güzelliği vardır Esme'nin. Esme ile Abbas'ı tanıyan ve onların sevdasını geçmişten bilen Dursun Emmi'nin Esme'nin güzelliği ile ilgili sözleri dikkat çeker. Burada romanda da Dursun Emmi'nin yönlendirici güç konumunda olduğunu görürüz. Şöyle diyor Dursun Emmi, anan gibi dünya güzeli öldürülmez Hasan, anan değil 7 kat yabancı olsa böyle bir güzeli insan kıyamaz. Allah'ın özenip bezenip 1000 yılda yaptığıdır anan gibiler. Onlar Allah'ın yeryüzündeki sevgilileridir. Böylece o da yine aynı şekilde Hasan'ın annesini öldürmemesi için tembihliyor. Güçlü bir kadın karakteri sergileyen Esme'yi anne olmak daha da güçlü kılar. Oğlu doğmadan önce hiç konuşmayan bu cansız kadın yaşayan bir ölü gibiyken söz konusu oğlu olduğunda birdenbire canlanır, sesi gürleşir. Romandaki kimliğini annelik rolüyle yeniden kazanır. Esme, eşi Halil'e karşı hissedemediği sevgiyi ve sıcaklığı oğlu Hasan'ı kucağına aldığında annelik şefkati ve korumacılığı ile donatarak hisseder ve yaşar. Esme'nin yaşama sebebi tek kaynağı oğludur. Tek dayanağı oğludur. Kayınları, yeğenleri Hasan'ı yanlarında tutup Esme'yi köyü terk edip gitmeye zorlasalar da Hasan'dan ayrılmak Esme için ölümle eşdeğerdir. Onların ısrarcı tavırlarına aldırış etmez. Bir anne olarak hem oğlunu her türlü tehdit ve tehlikeden korumakla hem de anne şefkatini ve sıcaklığını ona hissettirmekle mükelleftir. Aynı zamanda oğlunun varlığına kendisi de muhtaçtır. Hasan Esme için yaşama sebebidir ve yaşadığı köydeki töre baskılarına karşı direnç kaynağıdır. Oğlu Hasan olmadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyler Esme. Oğlumu bana verin, mal mülk de her şey de sizin olsun. Ben gideyim babamın evine, hiçbir şeyinizi istemem. Yeter ki oğlumu bana verin der. Dolayısıyla yalvarmayla karışık bu şekilde oğluna istekle oğlundan vazgeçmeyen Esme kendinden vazgeçer ve kaçınılmaz sonunu hazırlar. Romanda ve filmde sosyal normlar, gelenek, örf ve adetlerin baskısı altında ezilen genç bir kadın olan Esme, kurban tip olarak okuyucu ve aynı zamanda izleyici karşısına çıkar. Aynı zamanda güzelliği de yaşadığı toplumda hep kıskanılmasına neden olmuştur. Esme sadece toplumsal değer yargılarının değil, güzelliğinin de tutsağı ve kurbanı olmuştur. Töre ve kan davası adı altında çok sevdiği biricik oğlu tarafından öldürülür. Evet, Hasan'a gelecek olursak, Hasan eserde arzu edilen kişi konumundadır. Babası öldürüldüğünde Hasan 6-7 yaşında küçük bir çocuktur. Babası ölmeden önce diğer çocuklar gibi düşleri olan, anavarza kayalıklarında koşturan, hayvanlarla oynayan bir çocukken babasının sofra başında Abbas tarafından öldürülmesine şahit olur. Abbas anasını kaçırır, babası da kanlar içinde sofra başındadır. Bunun üzerine küçük Hasan şoka girer, babasının öldüğünü büyük anası ağlarken anlar. Bir şeyi daha anlamaya çalışıyordu, bu işler hep anası yüzünden olmuştu. Sabaha kadar uyumayan Hasan, büyük ananın anasıyla ilgili sözlerini duyar. Büyük ana için asıl katil Esme'dir ve kanlarının temizlenmesi gerekir. Hasan bütün olanları dehşetle izler, ağzından tek kelime bile çıkmaz. Yalnızca kulaklarında büyük anasının sözleri yankılanır. Halil'in öldürüldüğü gece Abbas'ın da ölüsü getirilir. Esme de yanlarındadır. Hasan'ın amcaları tarafından dövülür. Az önce de söylediğim gibi Hasan annesinin dövülmesine dayanamaz ve anasını dövenlerin üstüne saldırır. Hasan annesine derinden bağlı bir çocuktur. Babası ile de pek bir bağı yoktur. Babasını çirkin ve yaşlı bir adam olarak anımsar. Halbuki anası öyle midir? Esme dünya güzelidir. Büyük ana Hasan'ın anasına olan bağlılığının da farkındadır. Bu nedenle annesinin suçlu olduğunu Hasan'a açıkça söylemez. Bunun yerine imalarda bulunur. Sürekli ağıtlar yakarak çocuğu annesine karşı doldurur. Özellikle Hasan'ı yanına çağırıp ona sürekli içini döker.
Mesela şöyle bir sözü var. Yüreğim yanıyor, analık batsın, analık başka. Oğlumun öcü alınmadan ben mezara giremem, girsem de duramam. Oğlumu öldürten gözümün önünde dolaşıp durur. Dolaşıp durur da bağrımı ezip durur. Üstelik gül gibi yavrusunu bırakıp da evlenecekmiş. Kuyruk sallaya sallaya oğlumu öldürttü. Hasan duyduğu bu sözlerden elbette ki etkilenir, mahvolmuş bir şekilde evine döner. Anasına çok bağlı olmasına rağmen içine kötülük tohumu bir kez ekilmiştir. Anasının öpmelerine, sarılıp okşamalarına karşılık vermez, buz gibi durur. Esme oğlunun ondan uzaklaştığını anlar. Yine şöyle bir bölüm var. Esme bir daha kucakladı oğlunu, Hasan'ın tüyleri diken diken oldu. Esme oğlunun halini anlamakta gecikmedi. Durdu, uzun uzun oğluna baktıktan sonra içini çekti. Eyvah dedi, eyvah Hasan, eyvah. Yüzü ölü gibi apaktı. Büyük ana ve amcaları Hasan'a sürekli hediyeler verir. Ona büyük adam kıyafetleri alırlar, ayakkabı alırlar, çocuğa at hediye ederler. Hasan'ı zihnen ve bedenen büyütmeye ve cinayeti işlemeye hazırlarlar. Aslında amaçları budur. Hasan'ın amcası Mustafa dedesinden kalma bir tüfek hediye eder. Şöyle bir sözü var Mustafa'nın. Dedem vasiyet etti. Dedi ki bu tüfeği ocağımızın öcünü alacak ocağımızın ilk yiğidine verirsin diye Hasan'a tüfeği hediye eder. Büyük ana özellikle çocuğu kışkırtan erkeklik, yiğitlik kavramları ile Hasan'ı etkilemeye çalışır. Oğullarının adam olmadığını ve Esme'yi öldüremediklerini. Fakat Hasan büyük olsaydı babasının kanını yerde bırakmayacağını çocuğa her fırsatta söyler. Ah ah sen büyük olsaydın da elin bir tüfek tutsaydı o anın olacak nokta noktaya işte öldürürdün diye bir sözü var. Evet, baskıların içindeki Hasan iyice bunalıma girer, köydeki samanlıkları, ahırları yakar, tüfeğiyle Anavarza kayalıklarına çıkar, hayvanları kurşunlar, köylünün kutsal gördüğü bir hayvan olan kırlangıçları öldürür, onların yuvalarını bozar. İçten içe aslında Hasan da artık anasının ölmesini istemektedir. Köyden kaçma nedeni de kendini itiraf eder. Şöyle diyor Hasan bir iç monoloğunda, bir iyice apaçık biliyordu, anasını öldürsünler, amcaları anasını öldürsünler diye kaçmıştı. Görmesin gözüm, görmesin, öldürülmeli anam, o öldürülmezse olmaz. Çukurova'da kimse bizim yüzümüze bakmaz. Babam da çıngıraklı yılan olarak Çukurova sıcağında cehennemde yanar durur. O ölmeli, anam ölmeli, Esme ölecek diye bir konuşması var. Büyük ananın artık elinde tek bir kozu vardır. O da Hasan'ı kıskandırmaktır. Anasının namusuna laf eder bu kez de. Bu dedikodu bütün köyde dolaşır. Esme bu kez de namussuzlukla suçlanır. Hasan gittikçe babaannesinin etkisine girer. Bütün köy halkı da hiç susmadan dedikoduya başlar. Bütün bu olanlardan sonra köy halkı genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle, çocuğuyla hepsi her şey Esme'nin ölümünü bekler. Beklenen son gelir, Hasan tetiği çeker ve bütün olanlara son noktayı koyar. Evet, eserde kullanılan çerçeve tekniğiyle Hasan'ın iki boyutlu bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. İlki anasını öldürme sürecine giden ve cinayeti gerçekleştiren Hasan. İkincisi ise yaşça daha büyük anlatıcıyla hapishanede ahbap olan, başından geçenleri anlatan Hasan'dır. Hasan'ın hapishanede uzun bir süre kimseyle konuşmaması, yaşadığı derin ıstırabın ve pişmanlığın sonucudur. Anlatıcıyla konuşması, her insanda var olan doğal bir durumun, yani iletişim kurma ve derdini paylaşma ihtiyacının tezahürüdür diyebiliriz. Büyük anadan biraz bahsetmek istiyorum. Romanda aynı zamanda filmde de yer alan bir diğer önemli kişi büyük anadır. Eserde oğullarıyla birlikte amcalar Hasan'ın amcalarıyla birlikte hasım güç konumundadır. Kayınvalide anne olmasıyla birlikte sosyal statü kazanmıştır. Aynı zamanda çocuklarının erkek olması, geline ve torunlara sahip oluşu da bu statüsünü sağlamlaştırmıştır. Büyük ana gelininin sevdalısı Abbas'ın oğlu Halil'e öldürülmesinden Esme'yi sorumlu tutar. Kendi oğullarını, akrabalarını bu töre cinayetini işlemeye ikna edemeyince oğullarıyla birlikte torunu Hasan'ı, anasını öldürmek üzere kışkırtır. Oğullarına şöyle bir sözü var büyük ananın.
oğlumun kanlısı Abbas kafiri değil, oğlumun kanlısı Esme'dir dedi. Varın temizleyin kanınızı. Belki ben bundan sonra bir daha kalkamam. Oğlum Halil'in kanını yerde koyarsanız bu dünyada da öteki dünyada da ak sütüm size haram olsun. Oğlumun kanlısı Esme'dir. Nermin Hocam, evet. Sizi de böleceğim ama zamanımızı açıp toparlayabilirsek iyi olacak. Tabii, o zaman şöyle geçiyorum. Evet. Töre ve namus kavramları üzerine kurulan bu eserde Hasan ve Esme bu kavramlar etrafında şekillenen algıların kurbanı olurlar. Romanda Halil'in öldürüldüğü andan itibaren töre, büyük ana vasıtasıyla önce Halil'in kardeşlerini Esme'yi, onlar gerçekleştirmeyince de Hasan'a annesini öldürme görevini yüklerler. Hasan töreye karşı çıksa da sonunda boyun eğer ve annesini öldürerek babasının kanlısı ilan edilen annesi Esme'yi yok eder. Abbas'ın Halil'i öldürmesiyle başlayan kan davası ancak Esme'nin öldürülmesiyle son bulacaktır. Halil'in kardeşleri tarafından öldürülen Abbas'ın öldürülmesi yeterli görülmez. Yani halbuki Halil'i öldüren Abbas öldürülüyor ama bunu yeterli görmüyorlar. Özellikle büyük ana oğlunun intikamının alınması için Esme'nin öldürülmesini şart koşar. Oğulları Esme'nin kardeşlerinden korktukları ve hapse girmek istemedikleri için bu sorumluluğu, bu yükü Hasan'a verirler. Hasan annesinin suçsuz olduğunu bilir ancak akrabaların ve köy halkının baskısına dayanamaz. Devam edeyim mi? Yani toparlayabilirsek iyi olur. Tamam, hocam. Tamam. Büyük ana Hasan'ı etkilemek için öncelikle bir köye bir dedikodu atar. Der ki baban portlak. Babanın kanı yerde kaldığı için baban huzur bulamıyor ve anneni öldürmelisin diye bu dedikoduyu yayar. Küçük bir çocuk olan Hasan ilk başta bu portlak dedikodusuna pek inanmaz. Ancak etrafındakilerin ağzından sürekli duydukça zamanla bu söylentinin büyüsüne o da kapılır. Bu olaylardan sonra köyde bir sürü ortalık durulur, uzun bir sessizlik olur. Ancak her an kayınları ya da oğlu tarafından öldürülme korkusu yaşayan Esme için bu sessizlik daha büyük felaketlerin yaşanacağını işaret eder. Nitekim öyle de olur. Köyün delisi gibi olan seferberlik kaçkını Kerim köy meydanında sözde yaşadıklarını anlatır. Yine Esme ile ilgili ve öldürülen baba ile ilgili sözleri var burada. Bütün köy Halil'in hortladığını, intikamı alınmadan mezarında rahat yüzü görmeyeceğini, ne olursa olsun bir babanın kıyamete kadar sümüklü böcek, baykuş, türlü hayvan donuna mahkum edilmemesi gerektiğini söyler durur. Hasan'ı gören herkes de bunu kendine görev bilip çocuğa söyler. İnsan babasını kanından geldiği adamı kıyamete kadar sümüklü böcek olmaya mahkum eder miydi? Hem de kendi eliyle diye Hasan'ı sürekli olarak doldururlar. Nermin Hocam burada bitirelim isterseniz. Tamam. Yani tamam. Namus ve töre kavramlarıyla aslında toplumun Hasan üstünde nasıl bir baskı yarattığını, Hasan'ın bağlılığına rağmen nasıl bir düşman haline getirdiğini böylece görebiliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bu oturumun son sunumu Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kaplan'ın Kadın İmgesi bağlamında Her Güne Bir Masal kitabının incelenmesi başlıklı sunumu. Tuğba Hocam. Merhaba hocam, duyuyorsunuz sanırım. Evet hocam, sesiniz tamamdır hocam. Sayın Oturum Başkanım, kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Her Güne Bir Masal kitabında kadın imgesinin ne şekilde işlendiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum ben bu sunumumda. Çocuklar cinsiyet kimliklerini oluştururken yazınsal nitelikli çocuk kitaplarına geçen karakterlerin toplumsal cinsiyetçi rollerini benimseyebilir. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir tanımlamadır. Çocuklara sunulan dilsel ve görsel metinler ile oyuncaklar ve televizyon yayınları, kadın ve erkek arasındaki farklılıkları vurgulama eğilimindedir. Söz gelimi kız çocuklarına karakter olarak yavru kedi ya da tavşan önerilirken erkek çocuklara aslan ya da kaplan gibi oyuncaklar önerilir.
Masallarda anlatılan erkek kahramanlar güçlü, savaşçı, savaşın sonunda hep kazanan ve kurtaran kişilerken, kadınlarsa genellikle zayıf, kurtarıcı bekleyen, duygusal, iyi niyetli ve şefkatli olarak işleniyor. Toplumun kadınlardan ve erkeklerden kendi cinsiyetlerine göre bekledikleri davranışlar toplumsal cinsiyet kalıp yargıları olarak adlandırılıyor. Cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların karakter aracılığıyla açık ve örtülü iletilerle çocuklara sunulması söz konusudur. Çocuk kitapları çocukların algılarını hep belirli kadın ve erkek modelleriyle doldurarak belirli kalıp yargılar ve tutumlar kazanmalarında pekiştirici rol üstleniyorlar. Bu metinlerde kadınlardan beklenen daha çok çocukları, eşleri ve evleriyle ilgilenmeleri, duygusal yönden sakin, fedakar, duyarlı, hassas gibi davranışlar sergilemeleri beklenirken, erkeklerden daha çok evinin gereksinimini karşılayan, işte evin reisi olarak tanımlanan, ailesini koruyup kollayan, duygusal açıdan güçlü, özverili, çalışkan olması bekleniyor. Ben şimdi çalışmamda yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerini kullandım ve döküman analizi kullandım. Veri toplama aracı olarak Google'a, arama motoruna en çok satılan masal kitabı ifadesini yazdım ve arama yaptım. Ardından karşıma her güne bir masal kitabı çıktı. En çok satılan masal kitapları arasında yer alıyor ve okuyuculardan kitapla ilgili hep olumlu dönütler olmuştu. Kitabın adından anlaşılacağı üzere içeriğinde 365 masal metni var. Dolayısıyla oldukça hacimli ve dünya masallarından oluşuyor. Dünya masallarından oluştuğu için de kültür aktarımı bakımından oldukça önemli bir eser. Topladığım verileri ise doküman incelemesiyle elde ettiğim verileri içerik çözümlemesiyle değerlendirdim. Bunları şu an paylaşamıyorum sizinle ama tam metinde paylaşacağım. Sıklık listeleri verdim, işte frekansını, yüzdesini verdim ve tablolardan oluştu. Şimdi bulgular kısmına bakacak olursak, kadın imgesine yönelik 6 tane kodlama yaptım ben. Bunlar kadına yönelik, kadına yüklenen roller. Bununla ilgili 330 tane ileti buldum. Diğeri kadının fiziksel özellikleri. Kadınların üstlendiği meslekler, kadınların ev işlerindeki rolleri, kadınların olumlu kişilik özellikleri ve kadınların olumsuz kişilik özellikleri olmak üzere kadın imgesine yönelik 6 tane kodlama başlığım var arkadaşlar. Ardından kadına yüklenen rollere ait alt kategorilere baktığımız zaman 330 ifade var. Yani kadına ne gibi roller yükleniyor? Bunlardan bahsedeyim. Mesela anne rolü çok sık geçiyor. En fazla geçen rol de anne. 159 kez geçiyor masallarda. Büyük anne bir kez geçiyor. Cadı bir kez geçiyor. Eş olarak bir, gelin olarak bir, genç kız olarak bir, kız çocuğu olarak işte pardon genç kız olarak 74. Kız çocuğu olarak bir, kraliçe olarak iki, peri kızı olarak bir kez geçiyor. Prenses olarak 18 kez geçiyor, sevgili olarak 3, tanrıça olarak 1 kez geçiyor, üvey anne olarak 8, yaşlı kadın olarak 59 ve toplamda 330 kez geçiyor arkadaşlar. Yani kadına yüklenen roller 330 kez geçiyor. Şimdi burada dikkat çekici olan kadının tanrıça olarak nitelendirilmesi. Bu bir Fransız masalı. Ve tek bir masalda kadının tanrıça olarak sınıflandırıldığı görülüyor. Şimdi kadına yüklenen rollere ilişkin birkaç örnek sunacağım. Kendisine doğru yaklaşan yabancının annesinin sürekli anlattığı ve hayatta hep uzak kalmasını öğütlediği aslan olduğunu anlamış diyor. Hani burada okuduğum örnekte anne olarak geçiyor. Büyük annesi küçük fareyi kucağına almış sevmiş. Büyük anne olarak geçiyor. Kötü kalpli olan cadı oğlunun hanımıyla beraber olmasını istermiş. Çünkü hanımı çok çirkinmiş ama son derece zenginmiş şeklinde geçiyor cadı olarak. Ardından gelin olarak geçiyor. Çorbayı üzerine döken ihtiyara gelini çok kızıyordu. Doğru düzgün yemesi için onu azarlıyordu şeklinde geçiyor. Kız çocuğu olarak korkudan bayılan saka kuşu gözlerini açtı ve kızın avucundan havalanıp uçup gitti şeklinde geçiyor. Peri olaraksa şöyle geçiyor. Oğlana annesi o peri kızı, peri kızları da insanların yanında yaşamaz diye dil dökmüş şeklinde. Prenses olarak şöyle geçiyor.
Prenses ağlamaya başlamış, hıçkırık seslerini duyan kurbağa neden ağlıyorsun güzel kız demiş şeklinde geçiyor. Bir de son olarak tanrıçayı okumak istiyorum. Yosochi, işte o zaman bu beyaz elbiseli kızın sıradan bir genç kız değil, Yuchi Yama'nın tanrıçası olduğunu anladı şeklinde. Yani tek bir örnekte kadın kahramanın tanrıça olarak geçtiğini görüyoruz. Ayrıca üvey anne motifi de çok dikkat çekici. Genellikle üvey anne kötü olarak aksediliyor. Sadece tek bir masalda üvey annenin çocuk sahibi olmadığı için çocuklara işte kendi annesi gibi şefkatli davrandığı ve çok merhametli yaklaştığı ile ilgili bir masal var. Yani tek bir masal metninde üvey anne iyi olarak işleniyor. Şimdi diğer bir başlığımız kadının fiziksel özelliklerine ilişkin kategorilere bakacak olursak 34 yerde geçiyor. Fiziksel olarak çekici, 33 cümlede fiziksel olarak kadın çekici olarak görünürken tek bir cümlede fiziksel olarak çekici olmayan şeklinde geçiyor. Şimdi şöyle örnekler var. Mesela yoksul şekerci ve güzel karısı fakir ama huzurlu bir hayat sürermiş derken kadının güzelliğine vurgu yapılmış. Bu kentte yoksul bir mahallenin en yoksul evinde yaşayan ay parçası gibi bir kadın var. Böylesine güzel bir kadın ancak sizin eşiniz olabilir. Emir verin, onu size getirelim. Onun güzelliğine ancak siz layıksınız şeklinde bir cümle geçiyor. Ayrıca kadına yönelik işte ay parçası, dünya güzeli gibi ifadeler de çok sık geçiyor. Tek bir cümlede fiziksel olarak kadının çekici olmamasına ait bir örnek var. O da şöyle geçiyor. Panika evde kalmış çirkin bir kızın hizmetçisiymiş şeklinde. Kızın çirkin olduğundan ve işte evlenemediğinden bahsediyor. Şimdi masallarda kadınların üstlendiği mesleklere bakacak olursak bunlar üç kategoride ev hanımı, çiftçi ve lokantacı olarak geçiyor. 15 tane örnekte kadınlar ev hanımı olarak görülüyor. Bir metinde çiftçi, bir metinde de lokantacı olarak işleniyor. Örneklere bakacak olursak, dede gündüz ormanda çalışır, nine evde yemekler hazırlarmış örneğinde. Kadının işte ev hanımı olduğunu, ev işleriyle ilgilenmesi gerektiği ile ilgili bir çıkarım yapabiliriz. Çiftçi olduğuna dair şöyle bir ifade var. Bu bölge bir kadının toprağıymış. Kadının yanında kimse çalışmak istemezmiş çünkü kadın kendisinden fazla ot kesebilene para verirmiş. Kimse de kadından fazla kesemezmiş dediğinde kadının hem çok çalışkan olduğunu görüyoruz bu örnekte hem de toprak sahibi olduğunu, işte çiftçilik yaptığını görüyoruz. Lokantacıda ise şöyle bir cümle var. Lokantacı karı koca sofra örtüsünü çaldıklarını itiraf etmemişler çünkü örtüyü türlü düzenbazlıkla çalmışlar derken karı koca ikisinin de lokantacılık yaptığını görüyoruz. Şimdi kadınların ev işlerindeki rollerine bakacak olursak yemek yapma, temizlik yapma şeklinde geçiyor ve toplamda 5 kez geçiyor. Yemek yapma özelliklerine ilişkin örneklere bakacak olursak dede gündüz ormanda çalışır, nine evde yemekler hazırlarmış. Yani kadının evde yemek yapma gibi bir görevi var. Akşam pirinçten yemek yapıyormuş çağının annesi derken yine kadının görevi olarak sunulmuş yemek yapma. Temizlik yapmaya ilişkin tek bir örnek var. O da dolaylı yollardan şöyle geçiyor. Adam gelin adaylarını bir imtihana tabi tutmuş ve mahallede çöp alırım ve karşılığında erik veririm diye bağırmış. Kadınlar açgözlülük yapıp bir sürü çöp getirmişler. En az çöp getirenin ise evinin de temiz olacağını düşünerek oğluna layık görmüş ve almış. Aslında burada baba oğlunu alacağı gelin adayını bir imtihana tabi tutuyor. Diyor ki evinizde ne kadar çok çöp varsa getirip karşılığında erik vereceğim diyor. Ve kadınların evde temiz olup olmadıklarını bu şekilde denetliyor. Yani burada aslında aktarılmak istenen şey temizlik yapma görevinin kadına ait olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kadınların olumlu kişilik özelliklerine ait bulduğum şeylerse şunlar. Adaletli olmak, azimli olmak, becerikli yani maharetli, cesur, cömert, çalışkan, güçlü, hassas, kırılgan, hayvansever, iyi huylu, iyi kalpli, kanaatkar, misafirperver,
Nazik, kibar, sabırlı, sadık, saf, şefkatli, tecrübeli, utangaç, uyanık yani akıllı, yardımsever, yol gösterici ve zeki. Masal metinlerinde toplamda 45 kez geçiyor. En çok işlenen ise hayvansever, yani kadın motifinde en fazla olumlu özelliklerde kadınların hayvansever olduklarına ilişkin iletiler var. Adaletli olmakla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Adaletli olsun diye kadın karpuzu özenle kesmiş ve tam ortasından ikiye ayırmış. Azimli olmakla ilgili yıldız gözlü kız kendisine seslenenlere bakmadan inatla ve kararlılıkla ilerlemiş ve ağaca ulaşmış şeklinde bir cümle var. Becerikli olmak, maharetli olmakla ilgili şöyle bir cümle paylaşayım sizlerle. Kral prenslerin sıradan kızlarla evlenmesine karşıymış. Oğullarının becerikli kızları kendilerine eşle oğullarının becerikli olan kızlarla evlenmesini istiyormuş. Minik kız kralın oğluna eğer beni sözün olarak kabul edersen sana şimdi bir gömlek dokur ve dikerim diyerek becerikli ve maharetli olduğunu söylemiştir. Cesur olmakla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Fingal'in karısı devlere alışıkmış ama böylesini iri cüsseliyi ilk defa görmüş. Kadın deve sus çocuğumu uyandıracaksın demiş şeklinde. Yani iri cüsseli olmasına rağmen gördüğü devden korkmadığına vurgu yapılmış. Yani kadının cesaretine, cesur olduğuna vurgu yapılmış bu örnekte. Cömert olmakla ilgili şöyle bir örnek var. Yaşlı nine 3 yıl ona hizmeti karşılığında hizmetçisine sihirli çömleğini hediye ederek onun hayatının kolaylaşmasını sağlamıştır. Çalışkan kategorisine ilişkin şöyle bir örnek verebilirim. Bu bölge bir kadının toprağıymış. Kadının yanında kimse çalışmak istemezmiş. Çünkü kadın kendisinden fazla ot kesebilene para verilmiş şeklinde bir cümle var. Ayrıca delikanlı evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, karısı çalışır, o ise ormanda gezinir, avlanırmış derken kadının çalışkan olduğuna, evin geçimine olan katkısına vurgu yapılmış. Güçlü olma alt kategorisine ilişkin şöyle bir örnek verebilirim. Bir zamanlar kocasının ölümünden sonra çocuklarını yalnız büyüten bir kadın varmış. İki oğlunu ve bir kızını elinden geldiği kadar besleyip büyütmüş. Yani eşi olmamasına rağmen, fakir olmasına rağmen kadının güçlü olup çocuklarını büyüttüğüne vurgu yapılmış. Ayrıca kadınların hassas, kırılgan olduğuna dair tek bir örnek var. O da şöyle geçiyor. Lilium'un babası ayak altında dolaşmasın diye şatodan göndermiş. Lilium ise kendisinin gereksiz görülmesine üzülmüş, sevilmediğini ve kimse tarafından istenmediğini düşünmüş, ağlayarak ormana gitmiş. Şimdi en fazla kategori dedim, alt kategori hayvansever, kadınların hayvansever olduklarına dair örnekler var. Şimdi onlardan birkaçını okuyacağım size. Nine çok üzülmüş, bütün gece ağlamış. Güvercinlerin neden kendini bırakıp gittiklerini, güvercinsiz bir çam ağacının neye yarayacağını düşünmüş derken ninenin hayvansever olduğuna vurgu yapılmış. Yine çok eski zamanlardan birinde yaşlı bir nine yaşarmış. Ormanı, bitkileri, hayvanları çok sever. Onlara zarar vermemeye çalışırmış şeklinde ifade eden de yine kadınların hayvansever olduklarına vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. İyi huylu olmakla ilgili şöyle bir örnek var. Karısı kocasını çok severmiş, saf adam iddiaya girmiş ve her şeyini kaybetmesine rağmen eşi ona tek bir kötü söz söylememiş derken kadının aslında iyi huylu olduğuna vurgu yapılmış. İyi kalpli olmakla ilgili şöyle bir ileti var. Pohon incesiyle kendisini bir köy evi almış, bir de yoksul ve iyi kalpli bir kız bulup evlenmiş derken, yani kadının fiziksel olarak güzelliğine vurgu yapılmamış da, kadının yoksul olmasına rağmen işte iyi kalpli olduğuna vurgu yapılmış. Kadının yine kanaatkar olduğuna dair şöyle bir örnek verebilirim. Evin hanımının bir tek hazinesi varmış, o da kuluçkaya yatan benekli tavuk. Yumurtaların üzerinde kuluçkaya yatan tavuk, kadının hayallerini gerçekleştirecek hazine gibi değerliymiş kadın için derken, aslında çok fakir olmasına rağmen evindeki imkanlarla kadının mutlu olduğuna, kanaatkar olduğuna vurgu yapılmıştır. Tuba Hocam,
Efendim hocam. Diğer oturumun da süresinden bayağı çaldık. Süremizin sonuna doğru geldik. Birkaç cümleyle toparlayalım. Tamam, ben hemen sonuç kısmına geleyim o zaman. Kadının fiziksel özelliklerine ilişkin incelenen kitapta 34 söyleme rastlanmıştır. Kadınların fiziksel olarak çekici olduğuna ilişkin dünya güzeli, ay ışığı, güzel kız, karanlığı güneş gibi aydınlatmak, alımlı olmak, göz kamaştırmak gibi ifadeler kullanılmıştır. Aynı sonuca araştırmacı olan işte Erkan Çer tarafından yapılan çalışmada da rastlanmıştır. O da 100 temel eseri incelemiştir ve kadın imgesinin genellikle fiziksel olarak işte çekici olmasına vurgu yapıldığına değinmiştir. Ayrıca taranan masallarda kadınların üstlendiği mesleklere bakacak olursak 17 veriye ulaşılmıştır. Bu örnek Günay tarafından yapılan çalışmayla benzerlik gösteriyor. Bu çalışmada da kadınların işte annelik vasfı ön plana çıkarılmış, mutfakta yemek yapma, temizlik yapma gibi görevlerin kadınlara ait olduğu ile ilgili vurgu yapılmıştır. Kadınların genel olarak olumlu kişilik özellikleriyle ön plana çıktığı görülmüştür. Olumsuz olarak ise aciz, yani erkeğe muhtaç olarak sunulmuş, açgözlü, baskıcı, düzenbaz, itaatkar, kendini beğenmiş, kıskanç, kibirli gibi bazı olumsuz özelliklerine değinilmiş. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak şunları önerebilirim. Her güne bir masal kitabı erkek ve kadın olarak karşılaştırmalı olarak çalışılabilir. Ben sadece kadın imgesi bağlamında değerlendirdim. Ayrıca tiyatro, deneme, şiir gibi farklı türlerde de kadın imgesi incelenebilir. Türk masallarına ilişkin kadın ve erkeği ilgilendiren karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir. Teşekkür ederim hocam. Hocam biz teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Oldukça zengin, güzel konuları içeren bir oturum oldu. Sorusu olan, katkı sunmak isteyen varsa, Seher Hocam bu arada YouTube'da herhangi bir mesaj varsa kontrol ederseniz eğer. Hocam mesajlarımız var ama soru yok oturumla ilgili. Hı-hı. Şu an katılım belgeleri yansıyor ekrana. Teşekkür ediyoruz tüm hocalarımıza katkıları için. Hocam ben de size güzel yönlendiriciliğiniz için teşekkür ediyorum. Katkı sunan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Vakit kaybetmeden ben bugünün son oturumunu yönlendirmek üzere sözü Sayın Doçent Doktor İpek Ağcadağ Çelik hocamıza bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar hocam. Sesim geliyordur umarım. Seher hocam. Evet hocam, çok iyi geliyor. Teşekkür ederim. Son oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel etkinlikte bir arada olmak gerçekten çok güzel. Zamanımızın kısaldığının farkındayım. O yüzden hızlıca sunumlara geçmek istiyorum. İlk sunumumuz Doçent Doktor Ferda Atlı hocamızın sunumu. Hocamız hazırsa lütfen buyurun hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Sesim umarım geliyordur. Biraz az geliyor hocam. Eğer açabilirsek. Tamam. Şöyle biraz daha yaklaşsam. Biraz iyi olmuş umarım. Evet. Tamam. Şimdi öncelikle herkese ben saygıyla selamlıyorum. Biraz soğuk algınlığım var. Onun için sesim biraz düşükse kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde başlayacağım. Nedude'nin şiirlerinde kadın. Şimdi ben yeni Türk Edebiyatı araştırmacısıyım. Neden yeni Türk Edebiyatı araştırmacısı bir halk edebiyatı türküyle ilgilenen bir kişiyle ilgilenir? Belki bu soru işaretidir. Türküleri çok sevdiğim için ve Melule'nin de bana şiirlerindeki kadın imgesi çok ilginç geldiği için bir türküyü ele almak istiyorum. Melule'nin hayatı da biraz ilginç. Kadın onun için çok önemli. Şimdi Melule asıl adı Karacaerdir Melule'nin ve Malatya Hekimhan'da Afşin'e göç eden bir ailenin çocuğu. 1892 yılında doğuyor, 1989 yılında vefat ediyor. Küçük yaşlarda Arapça öğreniyor ve bir Ermeni ailenin yanına yetiştirilmek için gidiyor. O Ermeni ailenin de bulunan kadın, anne figürü gösteren kadın, onun gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. Ve bu kadın şöyle anlatıyor, diyor ki, ilk tasavvuf gıdamı ben bu aileden aldım. Kadın gerçek inançları olan biriydi. Kocası Temet, batıl inançlı, kiliseye gidip gelen bir insandı. Kadın zorunlu olarak kiliseye giderdi ama hiç inanmazdı.
arkasından kendi yaşındaki küçük arkadaşının da, o ailenin çocuğunun da kendisine küçük dostum diye hitap ettiğini ve kadının ona şunu söylüyor, diyor ki Tanrı'ya gerçek ibadet insanı sevmektir ve Tanrı insanın kalbindedir fikriyle birlikte bu Ermeni kadının kendisini yetiştirdiğini söylüyor. Tasavvuf bu yönüyle başlıyor. Zaten Bektaşi bir ailenin çocuğu. Arkasından Hakikatçi Dede lakabıyla bilinen Erzurumlu Rahim Paşa'da dersler almaya başlıyor. Ve bir arkadaşının eşinin, kendisini hiç görmeyen eşinin rüyasına girerek de Melodi'nin aslında birazcık daha el almış bir insan olduğu ve artık şiir söyleme geleneği, yeteneğinin olduğu gözler önüne seriliyor. Melodi için en önemli dönüm noktası, kendisini Melodi yapan olay ise bu arkadaşının eşine beddua etmesi üzerine eşinin ölmesi oluyor. Ve heybeti ya da heybeti olarak aldığı mahlası Melodi'ye değiştiriyor. Melodi olarak değiştiriyor ve şiirlerini bunun üzerine söylüyor. Ayrıca Melodi'de dikkat çeken başka bir mevzu daha var. Kadın mevzusuyla ilgili. Latife adında bir kadınla tanışıyor. Onun o temizliğinden, saflığından çok fazla etkileniyor. Ve ara ara Latife ismiyle, mahlasıyla da kadın dilinden şiirler yazmaya başlıyor. Bu kadın dilinden yazmış olduğu şiirlerden beşeri aşkı hem de ilahi aşkı işliyor bu şiirlerde. İşte bacılar diye bir seslenmesi var. Kardeşler diye seslenerek bu şiirlerini anlatıyor. Melodi'nin hayatında kadınlar çok önemli yere sahip. Annesiyle, bu Ermeni ailede bulunan, kendisini tasavvuf eğitimiyle yetiştiren kadınla, arkasından da kendi eşiyle olan ilişkisi Melodi'nin hayatının en önemli noktalarını oluşturuyor. Eşi Bağdat'ta güzel bir ilişkileri var. O dönem şartlarında birden fazla evlilik yapılmasına rağmen Melodi kesinlikle tek eşli yaşıyor. Ve hiç kimsenin onaylamamasına rağmen eşiyle el ele kırlarda dolaşabiliyor. Köyün içerisinde dolaşabiliyor. Bir de onun için evlilik çok önemli olduğu için çok da fazla ritüeli gerçekleştirmek istemeden sade bir şekilde evlenmeyi düşünüyor. Bu bildirinin amacı da zaten üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış olan Melodi'deki kadın imgesini görebilmek. Onun için şimdi biraz daha şiir örnekleri üzerinden gideceğim. Melodi şiirinde tanrıça benzeri kadın, kadın Melodi'de iki şekilde görülüyor. Ya Melodi kadını tanrıçalaştırıyor ya da bir cadı gibi çiziyor. Tanrıça gibi çizdiği kadın, onun için ona güven veren, sözünde duran, kendisine çok büyük şefkat gösteren kadın. Şimdi Melanie Klein'in Haset ve Şükran kitabını hatırladığımız zaman Melanie Klein kadını iki şekilde çiziyor. Çocuğa memesini iyi bir şekilde veren, çocuğu doyuran, çocuğu besleyen ve onu dünya üzerinde kendisini güvende hissetmesini sağlayan kadın, iyi anneyken, iyi memeyi temsil ediyorken, çocuğa çok da fazla şefkat göstermeyen, çocuğu çok da fazla doyurmayan kadın kötü memeyi temsil ediyor. Buradaki ikilik Melodi şiirlerinde de var. Ve çocuk ister istemez dünyaya ilk geldiği yer olan dünya üzerinden, işte ana rahmi üzerinden çıktığı için anneye bütün sevgisini yahut nefretini anneye yönlendiriyor. Melodi'deki kadın imgesi de tam bunun üzerine oturuyor. Ataerkil bilinç dışında da biz işte Tavan Arasındaki Deli Kadın kitabına baktığımız zaman kadının ya melek ya şeytan olarak çizildiğini çokça sıklıkla görüyoruz. Divan Edebiyatı'nın şiirinden çokça etkilenen Melodi, birden fazla şiirinde kadına işte mihribanım, ay yüzlüm, hoş nigarım diye sesleniyor. Mesela bir şiirinde şöyle söylüyor. Mihribanım senden kime şikayet, aşk derdin çekmeye kalmadı takat. Bu dertleri ölüp gitsen nihayet, yine geçmez gönlüm senden güzel yar diye geçiyor. Gönlünün ondan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini, ne olursa olsun kendisinden vazgeçmeyeceğini söylüyor sevgiliye. Bir diğer şiirinde ise cefalar bile etse sevgiliye hiçbir kötülüğün dokunmamasını istiyor. Ve Allah'a sevgiliye hiçbir kötülüğün dokunmaması yönünde yalvarıyor Melodi. Kadını sadece davranış olarak değil, bir güzellik unsuru olarak da görüyor Melodi. Ve Karaca olan tarzında yazmış olduğu şiirler de var. Mesela güzelin bakışı güzel, oturup kalkışı güzel, güzelin her işi güzel, canım kurban güzellere derken bir ana tanrıçaya kendisini kurban eden kişi gibi
güzel kadınlara kendisini kurban eden bir Meruli ile karşılaşıyoruz. Meruli'nin en dikkat çekici şiirlerinden biri de kadını tam bir tanrıç olarak çizdiği şiirlerinden bir tanesi. Söyle Dilber, suçun nedir diye. Bunu Mazlum Çimen'den de dinleyebiliyoruz. Mazlum Çimen'in türkülerinden bir tanesi. Benim Meruli ile karşılaşma serüvenim de zaten bu türküyle birlikte. Burada şöyle söylüyor. Söyle Dilber, suçun nedir? Sana gönül verdiğim mi? Seni ilah gibi bilip seni candan sevdiğim mi? Aşık oldum mah yüzüne, mailem ela gözüne, söylenen her bir sözüne kanıtla inandığım mı? Vaadına vefam var gibi, safi lekesiz nur gibi, Allah'a güvenir gibi, ben sana güvendiğim mi? Meluriyim bahtım kara, ben düştüm garip diyara, sen gibi gonca nigara, bu kadar bağlandığım mı diye kadını tam bir ana tanrıç olarak çizdiği bir şiiri var. Ve bu şiirle birlikte biz Meluri'nin kadından ne beklediğini de görüyoruz. Meluri birazcık daha Bektaşi kültürün vermiş olduğu ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi o mevzusuna çok fazla takılıyor anlaşılan. Ve bununla birlikte kadın da onun için sözünde duran, verdiği sözden dönmemesi gereken bir insandır. Ve böyle bir kadına da Allah gibi güvenebileceğine, inanabileceğine ve onu bir tanrıça gibi işte bazen kurban olduğu, bazen çok ciddi değer verdiği, işte istediği kadar onu ne yaparsa yapsın diyardan diyara sürebilme yetkisini verdiği, biat ettiği bir kadınla karşılaşıyorum. Meluri'nin bir diğer kadına bakışı ise bunun tam zıttı. Yani az önce bir iyi meme, kötü meme dedik ya, kötü meme tarafı da tam bir cadı tipi çiziyor, arti tipi çiziyor bize. Ve zaten klasik metinlere baktığımız zaman Orta Çağ'da kadının sihir ve büyü şekliyle, büyü yoluyla erkeği etkileyip yoldan çıkardığı mevzusu bize cadılığın cadı arketipinin ilk kaynaklarına götürüyor. Klasik cadı prototipinin merkezinde cadıların doğal hissi yeteneklere ve güçlere sahip olabilmek için şeytanla işbirliği yapma düşüncesi var. Ve burada da Meluri bazı şiirlerinde kadına çok sinirlendiği zaman şöyle söylüyor. Bağladım gönlümü zülfün teliyle, hiçbir efsununu bilemedim ben. Süründürdüm böyle yalan dil ile, elinden gönlümü alamadım ben. Meluri ne oldun bir kara duman, ayar ile güldün gezdin her zaman. Ne zerrece insaf ne zerre iman, aradım kalbimde bulamadım ben diye söylemiş olduğu şiirler var. Ve sürekli olarak beğenmediği bir kadın tipinde de sözünde durmayan, erkeği yoldan çıkaran, şeytani büyüler, sihirler yapan bir kadınla karşılaşıyoruz. Özellikle de kötü sevgili onun yaşlanmasına da sebep oluyor. Bir şiirinde şöyle söylüyor. Kocadım boynumu ben büke büke, kapandı gözlerim yaş döke döke, tükettim ömrümü ah çeke çeke, böyle Mecnun gibi aşkın çölünden, Mecnun'u atıp yaparak da söyleniyor. Ve önemli bir şiir var, hikayesi var bu şiirin. Kendi oğulları vefat ediyor, birisi tarafından öldürülüyor. Köyde kan davası çıkmaması için Meluri kesinlikle hiç kimsenin hiçbir şey yapmasını istemiyor. Fakat kendi eşi Bağdat intikamın alınmasını istediği için onun yanında olan erkeklerle birlikte böyle bir dava gidiyorlar. Ve sonucunda Meluri 2,5 sene hapse düşüyor. Ve bu hal Meluri'nin kadınlara karşı olan güvenini tamamen yıkıyor. Eşine şöyle bir şiir yazıyor. Ne idi kusurum ey saçı Leyla, getirdin başıma bin türlü bela, var yardımcın olsun Hazreti Mevla, nerede kaldı ah bir ikrarımız yer, dar ettin başıma şu bol cihanı, ne oldu ey zalim sözlerin hani, hasret koydun kuzularıma beni, nerede kaldı ah ikrarımız yer diye devam ediyor. Ve bir başka son vereceğim örnekte de yine bir ikrar, söz verme mevzusuna çok fazla atıfta bulunuyor. Burada da bir gül için çevrilirdim dönerdim şiirinde özellikle Adem ve Havva olayı gibi bir erkeğin alnına bir kadın tarafından tuzağa düşürülmek halinin yazılmış olduğunu Lef-i Mahfuz'a da gönderme yaparak şöyle anlatıyor. Diyor ki yeni girmiş idi bir gonca çağa, sihirledi beni çekti kucağa, sanki gönüllü mü düştüm tuzağa, ta ezel çalınmış kalem levhinden, levh-i mahfuzda yazılan bir kaderim,
onun başına, Adem'in başına Havva'nın çorap ördüğü gibi bir çorap ördüğü fikri, o ataerkil din, kadının onu kandırması fikri, erkeğin her zaman kolaylıkla kendi üstünden suçu atması halini burada da bu dizelerde de görüyoruz. Daha fazla uzatmayacağım, çok fazla zamanınızı almayacağım. Teşekkür ediyorum. Sonuç olarak Meluri 1892-1989 yılları arasında yaşayan Bektaşi geleneğe, tasavvufi geleneğe uygun şiirler yazmıştır. İlahi şiirlerinin yanında beşeri aşkla ilgili şiirleri de vardır. Ve burada da kadını iki türlü görüyoruz. Bir taraftan tanrıça benzeri tapılacak, kurban olacak, işte hoş nigarım, mihribanım olarak seslenilen kıymetli kadın, her sözüne güvenilen kadın. Diğer bir taraftan da cadı figürüne, artistine benzeyen bir kadın. Bu kadın da tamamen kendisini sihirleyen, büyüleyen, sözüne güvenilmeyen, ikrarına uymayan bir kadınla karşılaşıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa sürede, yani süreyi aşmadan bu kadar çok bilgi vermeniz gerçekten çok muhteşem ve teşekkür ediyoruz bu güzel beyine. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok iyi oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Seher Hocam, sorumuzu ben burada göremiyorum Zoom üzerinden. Soru alabiliriz hemen kısaca. Hocamızı yöneltmek isteyen. Hocam YouTube üzerinden şu an soru yok. Oturum sonunda sorularımızı toplu olarak isterseniz sorabiliriz. Tamam. Tabii. Nasıl isterseniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Seher Hocama da teşekkür ediyorum. Sırada Aynur Aksu Hocamızın sunumu var. Eğer hazırlarsa lütfen buyurun hocam. Hocam sesim geliyor mu acaba? Çok güzel geliyor. Teşekkür ederim. Kıymetli oturum başkanım, sayın hocalarım ve kıymetli dinleyiciler. Bugün sizlere Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda önemli bir isim olan Rüküker Duran'ın Neşe'nin Şarkıları ve Sabiha isimli romanlarını feminist okuma ekseninde değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere feminist edebiyat kuramı kadının bir birey olarak kabul görmesini, sosyal ve siyasi haklar açısından erkeklerle eşit olmasını savunan düşünce ve dünya görüşüdür. Temelde kadının erkeklerle eşit olma mücadelesi olarak adlandırdığımız feminizmin ilk ayak seslerini biz Fransız devrimi sonrasında duymaktayız. Feminist düşüncenin sanata ve edebiyata yansıyan ilk eseri Virginia Woolf'un Kendine Ait Oda adlı eseridir. Bu eserinde yazarımız kadının toplumsal hayattaki yerini ve rollerini sorgulayarak edebiyat tarihinde kadının olmamasına dikkat çekmiş. Toplumda cinsiyete dayalı her türlü eşitsizliği, kadının aile ve ev yaşamı içine hapsedilerek sosyal yaşamdan soyutlanmasını eleştirmiştir yazarımız. Buradan hareketle kendine ait odası olmayan toplumda nasıl bir yeri olur acaba kadının? Buradan hareketle çalışmamızı yürüttük. İncelenen bu iki eserde kadının nasıl temsil edildiği, toplumsal cinsiyet inşasına dayanan feminizm bakış açısıyla değerlendirdik. Bildiğiniz üzere toplumsal cinsiyet bireyin dünyaya geldikten sonra yüklenilen roller ve konumlandırıldığı yer, durum ve yaşantı biçimidir. Lorber şöyle bir ifade kullanıyor: toplumsal cinsiyet inşasına dayanan feminizm, cinsiyeti toplumun tüm örgütlerinin içine işlemiş bir kurum olarak görmektedir. Toplumsal bir kurum olarak cinsiyet, güç, imtiyaz ve ekonomik kaynakların dağılımını belirleyen unsurdur. Toplumsal cinsiyet normları ve beklentileri kadın ve erkeklerin benlik algısını etkilemektedir. Bu toplumsal cinsiyet normları sadece kadın üzerinden değil, erkekler üzerinden de bir benlik algısı yaratmaktadır. Lorber'ın da ifade ettiği gibi bireyin toplumsal yaşama biçimini, davranış şekillerini, aile hayatından iş hayatına kadar yapabileceklerini yasa koyucu gibi belirleyen bir faktördür cinsiyet. Ben çalışmamı iki saç ayağı üzerinden odaklandırdım. Bir tanesi ötekileştirilen kadınlık konumu. Yani cinsiyet inşasında biz kadını bir nesneleştirerek öteki konuma getiriyoruz. Cinsel kimliğin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri ve ilki bence kamusal alanda oluşan beklentilerdir. Kadının kimliğinin toplumsal inşasında inançlar, değer yargıları ve ön yargıların payı büyüktür. Bu sebeple de ataerkil değerlerin ve söylemlerin odağında belirlenen bir kadın kimliği oluşmaktadır. Bu durumda kadının öteki olarak var olmasını ya da var olmamasını zorunlu kılmaktadır. Neşe'nin Şarkıları ve Sabiha isimli eserlerde eril geleneğin içindeki kadınların varlıklarını yok sayan,
onların kendilerini var etmesine olanak tanımayan sistemin içinde ötekileştirilmiş konumlarına bakıyoruz. Neşe'nin Şarkıları isimli romanda dikkati çeken ilk karakter Neşe'nin babasıydı. Hegemonik bir sınır benlik algısı vardır karakterimizin ve koruyucu baba mantığı vardır. Kızının düşünce dünyasına, duygu dünyasına hitap etmeden annesi olmadığı için onu kendine göre bir damat adayı bularak evlendirmeyi hak gören bir zihniyete sahiptir. Ve bir damat adayı bulur ve şöyle seslenir damat adayına. Benim bir kızım var, tek çocuk. Güzel ama sünepe. Odasından zor çıkar, evde kalacak. Anası onu doğururken öldüydü. Ben de ölürsem yalnız başına ne yapar diye uykularım kaçıyor. Seni sevdim, damadım olur musun diyor. Aynı zihniyete sahip bir diğer baba karakterimiz, baba figürümüz Sabiha romanındaki Nazmi Efendi'dir. Ataerkil düzenin inşa ettiği bir karakterdir. Kızının okula gitmesine karşı olan Nazmi Efendi'ye göre kız çocuklarının yapması gerekenler bellidir. Kız olacaksın, işe yarar bir şey öğreneceğine, dikiş mikiş yapacağına oku bakalım onları der. Burada bizim Simen'de Babaor'un bir sözü gelir aklımıza. Her iki babanın da söylemleri, kadının kanatlarını kesiyoruz, sonra da uçamıyor diye yakınıyoruz sözlerini hatırlatıyor bizlere. Her iki romanda da kadının kendini kişiselleştirememesi, erkeğin zorba söylemleriyle cinsel kimliğini şekillendirdiği görülmektedir. Bu durumda kadını öteki olarak erkeğin himayesine doğru itmektedir. Neşe, Cabbar isimli karakterle babasının öngördüğü, sevdiği karakterle evlendikten sonra Cabbar da aynı zihniyet düzenine sahip, erel iktidarın dişlilerinden birisidir ve anlatıcı bize Cabbar'ın düşüncesini şöyle açıklar. Hiç cilvesi olmayan bu kızdan sıkılmıştı. Neşe'nin kadınlık yanı zayıfmış. Anasında hiçbir şey öğrenmediği belliymiş. Allah'ın emrini yerine getirip kocasına iyi karılık edemiyormuş. Buradan da gördüğümüz gibi erkeğin kendini tatmin ettiği noktada kadın sadece bir nesne olarak erkeğin istediği isteklerini gerçekleştiren bir beden olarak kalır. Bu yaklaşımın sonucunda da kadın bir metiye dönüştürülerek ötekileştirilir. Aynı durum Sabiha'nın annesi Atiye Hanım'da da vardır. Atiye Hanım sanki bir eril hakimiyetteki kadınların prototipi niteliğindedir. Ona göre her kadın kocasının hizmetçisidir. Anlatıcı şöyle bir ifade kullanır. Evin düzenini anlatması hasabıyla önemli. Zaten tam geleneksel ataerkil düzen vardır evde. Aile reisi erkeğin ezici baskısı günlük yaşantıda küçük törenlerle vurgulanırdı. Örneğin belirli saatte su ısıtıp leğende getirmesi, elinde peşkirle dikilip beklemesi, kocasının ayaklarını kurulaması adet olmuştu. Bu görevler sanki toplumun kültürel berleğinde kadına atfedilen, sadece kadının yapması gereken, birey olarak bu işleri erkeğin yapamamasından ziyade kadına sınırlandırılan görevler gibi aksettirilmiş eserimizde. Ve yine şunu görüyoruz ki hegemonik erkeklik gölgesinde büyüyen Neşe için erkek yarı tanrı. Çünkü böyle bir zihniyet dünyasında büyüyor ve şöyle söylüyor. Her ne isterse peki demeli erkekler için. Gerekiyorsa dayak yemeli, dünya düzeni aksamamalı, erkek çizmedir, kadın halı, öfkelense de boyun eğmeli, burnu halkalı, ağzı düğmeli, kadın dediğin erkeğin malı, sahip yoksa yaşamamalı. Yani buradan da anladığımız üzere kadının olması gereken bir profil çiziliyor. Dayak yerse susacak, görmezden gelecek, burnu halkalı, sahibi konumundaki kişi nereye çekerse o yöne doğru gidecek ve ağzı düğmeli olacak. Yani hiçbir zaman konuşmayacak ve o erkeğin bir malı, sahibi yoksa yaşamamalı diyor. Bu durumun benzer bir örneğini biz yine Sabiha isimli romanda görüyoruz. Romanda Sabiha'nın babası eve bir gün gelir, annesi komşuya gitmiştir ve evde hanımının olmadığını görünce sinirlenir. Şöyle bir söylemde bulunur, özür dileyerek bu cümleleri aktaracağım. Karısını evde bulamayınca tepesi atar. Biraz sonra Atiye Hanım gelince gürler kocası. Ah be, neredeydin? Namuslu kadın gece karanlığında sokakta sürtmez. Boş ol, boş ol, boş ol.
kadınların toplumun belirlediği normların dışına çıktığı zaman, evdeki melek tipinin gereklerini yerine getirmediği zaman bu konumdan nasıl öteki konuma geçtiğini bize gösteriyor bu söylem. Burada yine biz şunu görüyoruz ki Simone de Beauvoir'un bir sözü var. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Yani toplumsal cinsiyet inşasında kadına biçilen roller kadının özne olamayışının hikayesini özetliyor bizlere. Çalışmamızın ikinci saç ayağı eril tahakkümden dişil öznelliğe. Toplumsal cinsiyet inşasında kadının veya erkeğin kamusal alandaki kimliklerinin oluşumunda iktidar ilişkileri belirleyici bir role sahiptir. Geçmişten günümüze kadar geçen süreçlerde kadın ve erkek arasındaki iktidar ilişkilerini izlediğimiz zaman erkeğin bakış açısına göre belirlenen bir konum olduğunu görüyoruz. Kadın açısından söylüyorum. Böylece kadının toplum içindeki konumu erkeğin ötekisi olarak kodlanıyor. Neşe'nin şarkıları romanında da Neşe ataerkil bir toplumun üyesi olan babası ve eşi Cabbar'la Cabbar'dan dolayı kendiliğini fark edemeyen bir karakterdir. Kadın olmanın tanımını bilmez. Kadın olmanın tanımı erkeğin bakış açısına göre, toplumun değer yargılarına göre öğrenir. Ve babasının seçtiği eşe de evet diyerek aslında bir nevi eril tahakküme de, eril düzene de evet der. Kötü yazgısını kabul eden Neşe kendi varoluşunu yadsıyarak nesne pozisyonuna düşer burada. Ve kendilik bilincini ilk keşfetmesi de şöyle oluşur. Cabbar Neşe'ye kalan mirası alabilmek için karakterimize bir oyun kurar. Eve bir mimar getirir Mert isminde. Fakat Mert ve Neşe'nin uyumları söz konusu olur. Sürekli dışarıya çıkar ve bir dış dünya görür. Dış dünyanın içinde kendi bedeninin, kendi düşüncesinin farkına varan Neşe kendilik bilincini yani öznelliğini keşfeder ve şöyle evdeki yardımcısı yapıncakla şöyle bir diyalog gerçekleşir. Neşe şöyle söyler: kafamda şafak söktü, ayıldım birdenbire. Gönüllü köle olmam ben artık erkeklere. Yapıncak şöyle söyler: onlarda oyun çoktur, sevip sevip bırakırlar. Neşe der ki: hesaplaşma gününde sanık değil savcıyım, erkeğin ormanında ben av değil avcıyım der ve nesneleşen konumdan özneleşen bir konuma doğru evrilir Neşe ve kendi benliğini keşfederek aslında bir dişil özgünlüğe ulaşır. Buradaki Kristeva'nın söylemsel söylemlerin kişinin benliğini oluşturduğunu söyler Kristeva. Çünkü zihin dünyası dile düştüğü zaman, söyleme geldiği zaman bunu eyleme geçirme planları da adım adım gerçekleşir. Biz Neşe'de bunu görüyoruz. Yani kişinin bireyselleşme eylemlerinden birisi söylemleridir. Ve Neşe kendini keşfettikten sonra diğer bir karakterimiz Mert'in stand-up sahnesinde sahneye çıkar ve oradaki bütün kalabalığa şöyle seslenir. Çünkü artık söylem gücüyle kendi benliğini inşa etmeye başlar Neşe. Ben neyim? Hep düşünüyorum onu. İçimdeki bahçede çiçek açmıyor dedim ya. Ne güzel değil mi? Yakıştırdınız mı bana? Kadına öylesi uygun düşer. Eskiler bize cins latif derlermiş. Latif cins. Zarif, yumuşak, tatlı ve zayıf. Erkek çocuklar kız çocuklarına vurur. Saçlarını çeker, popolarını cindikler. Normaldir. Kızlar ne yapar? Ağlar. Bu da normaldir. Birden jetonum düştü. Bu bir yutturmaca, bir tuzak. Ben hep latif olmakla görevli değilim. Başkaları ne kadar cici çocuksa o kadar kaka çocuk. İçimde yalnız çiçek açmıyor diyor. Ve biz burada Neşe'nin kendi benliğine ulaşarak eril tahakküme isyan ederek bir nevi baş kaldırarak kendi dişil özgünlüğüne ulaştığını görüyoruz. Bir diğer karakterimiz Sabiha ise, evet bu arada Sabiha biyografik bir roman. Gazeteci yazarımız Sabiha Sertel'in bir romanı, hayat hikayesinden yola çıkarılarak yazılmış bir roman. Ve dönemi de 2. Abdülhamit dönemi. Zaten sıkışmış bir ortamda büyüyen Sabiha'nın toplumsal cinsiyet değer yargılarına göre oluşan bir ortamı da vardır. Ve dönme cemiyetine mensuptur. Ve yazarımızın Sabiha için bir söylemi var. Çok hoşuma gitti. Bir dişi Don Kişot gibiydi diyor. Yani sıkıştırılmış bir ortamda, ailesi de sınırları belli bir ortamda büyüyor. Fakat zihin dünyasına uymayan
Dilin dünyasına uymayan hiçbir şeye evet demeyen bir karakterimiz var. Aslında Sabiha dişil özgürlüğe de sahip bir karakterdir. Hocam sesinizi alamıyorum şu anda. Siz beni duyuyor musunuz? Evet, sessiz alınmışım hocam. Kusura bakmayın. Yok, tamam. Bir diğer karakterimiz, romanımız olan Sabiha, Sabiha Sertil'in, burayı duydunuz mu bilmiyorum ama Sabiha Sertil'in yaşam öyküsünden oluşmuş biyografik bir romandır. İkinci Abdülhamit döneminde yaşamış bir karakterdir. Hem içinde bulunduğu dönem hem de ailesinin sınırlı bir alanda büyümesine rağmen bir dişi Don Kişot gibidir karakterimiz. Önüne çıkan bütün eril güçlerin karşısında durarak dişil öznerliğini korur. Kadının doğası bahane edilerek yalnızca anne rolüne indirgenen bir toplumun içinde büyüyen Sabiha, kendisinin bir ötekiye dönüştürülmeye çalışıldığının farkındadır. Babası Nazmi Efendi'nin baskıcı tutumu, annesinin gelenekle çevrili dünyasında birey olmanın, kendi olmanın deneyimini yaşamaya çalışır ve yine söylem gücüyle kendini ifade eder. Dönemin Yeni Felsefe Dergisi'nde Osmanlı Cemiyeti'nde Kadın başlıklı yazılarıyla dişil öznerliğini ortaya koyarak kendi benliğini ve kendi öznesini oluşturur karakterimiz. Eril otoritenin tahakküm altına almak istediği alanlardan bir tanesi de evlilik kurumudur. Sabiha dönme bir cemiyete mensup olduğu için kendi cemiyetinin dışında bir bireyle evlenemez. Fakat dönemde önemli gazete yazarlarından birisi Zekeriya Bey'le bir münasebetleri olur, tanışmaları olur, yazılar vasıtasıyla bir tanışmaları olur açıkçası ve biz karakterimize bir mektup yazar ve onunla evlenmek istediğini söyler fakat bütün aile karşı çıkar bu duruma ve annesi şöyle bir söylemi var Zekeriya Bey'e, oğlum der benim kızım yemek yapmaz, ev temizlemez, işi gücü kitaplardır, yazı dünyası vardır. Yani böyle bir kişiyle evlenebilecek misin der. Zekeriya Bey de şöyle bir söylemde bulunur. Ben kendime hizmetçi değil, yaşam hayat arkadaşı arıyorum der. Dönemi itibariyle önemli bir söylemdir diye düşünüyorum. Ve Sabiha'nın söylemleri de cevapları da güzeldir. O bir insan, ben de insanım. Kafamız uyuşuyor. Birbirimizi istiyorsak evleniriz şeklindeki cevabı. Aslında eril iktidarın çizdiği sınırlar dahilinde bir evliliğin yapılmaması gerektiğini bize gösteriyor. Nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Ve söylemine böyle şu şekilde devam ediyor karakterimiz. Her genç kız ve erkek için sevmek fizyolojik ve ruhu bir ihtiyaçken bunu toplumun koyduğu adetler ve yasalarla engellemeye kalkmak nehrin akıntısına kağıttan siper yapmaktır. Erkeğin cinsel özgürlüğü toplumca kabul olunmuştur. Ama cinsel ahlakta kadının özgürlüğü inkar edilmiştir der. Ve biz bu her iki romanda da Refik Erduran'ın Sabiha ve Neşe karakterleriyle kadın olmanın ve kadınlık simgelerinin belli bir bakış açısına feda edilmemesi gerektiğini bizlere göstermeye çalışıyor. Her iki karakterimiz de kendi olmanın ve kendi benlik bilincini var etmenin keşfine ulaşıyorlar. Böylece de ataerkil düzenin pasifize edilmiş nesnesi olmaktan ziyade varlıklarını onaylayarak cinsel kimliklerinin öznesi konumuna geçiyor. Ben sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi aldım. Sorular varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Aynur Hocam. Toplumsal cinsiyet kavramı ve nasıl inşa edildiğiyle alakalı çok güzel iki eser üzerinden bize bolca örnekler verdiniz. Çok kıymetliydi çalışmanız. Çok teşekkür ediyorum. Şu an teşekkür ederim hocam. Göremiyorum. Seher Hocam'ın da yok galiba. Ya da oturum sonunda tekrar bir bakalım sorulara. Aynur Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim hocam. Sevgiler, selamlar. Teşekkür ederim. Sırada Musa Tektaş hocamız var. Hocamız kıtırsa Musa Hocam lütfen buyurun. Aynur Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun Musa Hocam. Merhabalar efendim. Sesim geliyor herhalde. Geliyor hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar, kıymetli hocalarım, değerli dinleyiciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de bu bölümde Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde aile ve kadın konusunda
dilimizin döndüğünce, araştırmamızın gereğince bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Aile, toplum ve kurumların başında gelen en değerli ve köklü birimlerimizdendir. Doğal olarak her insan bir ailede dünyaya gelir, gözlerini açar. Birey ailenin en vazgeçilmez değeri olur. Dünya üzerinde yaşayan insanoğlu ailenin değerini, önemini daha ilk günden bu yana kabul etmiştir. Herkes tarafından kabul edilmektedir. Bununla birlikte büyüyen, gelişen aile bir takım iç ve dış etkenlerden de zaman zaman değişikliklere maruz kalmıştır. İşte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy yaşamış olduğu dönemin sosyolojik konularını, özellikle aile ve toplum konusu, aile ve kadın konusunu da hususi yani yaşadığı devrin bir şahidi olarak şiirlerinde, Safahat adlı eserinin değişik bölümlerinde ifade buyurmuştur. Akif ailenin işlevini şiirlerinde zaman zaman dile getirmiş. Akif aileye çok önemli, önem vermiş, vazgeçilmez bir eğitim kurumu olduğunu söylemiştir. Ona göre toplumda ailede eğitim seferberliği ailede başlamalıdır. Ve şöyle diyor, bu cehalet yürümez asra bakın asr-ı ulum, başlasın terbiyeniz ailelerden olun. Yani ilk önce insanın eğitiminin bu ilim çağında aileden başlaması gerektiğine vurgu yapıyor. Akif'in bu şiirinde çocuğun ailenin ilk meyvesini, ilk göz ağrısı olduğunu söyler. Çocuğa ilk eğitimi burada ailede verilir. Bunu ifade eder. Toplumun ve geleneklerimizin güzel değerlerini ancak aileden öğrenebileceğini ifade eder. Milli terbiye, görgü kuralları ve bu sıcak aile ortamında almış olduğu örf, töre, anneanne gibi güzellikleri insan karakterinde eğitimle birlikte ileride geliştireceğini ifade buyurur. Ve böylece aile çocuğa önce rol model olmuştur. Bunu ifade eder. Ailenin önemi ve fonksiyonu tabii ki tartışılmaz. Özellikle Müslüman Türk toplumunda bizim öncelikle çocuğun eğitiminde en önemli konu inanç konusudur. Yani Akif'e göre de İslam dininin öğretilmesidir. Milli şairimiz dini bilgilerin küçük yaşlarda çocuğa kazandırılması önemini işaret eder ve Akif dini eğitim hakkında kendi babasından nasıl bir yol izlediğini şöyle dillendirir. 8 yaşında kadardım. Babam gelir bu gece, sizinle camiye gitsek çocuklar erkence, giderseniz gelin ama namazda uslu durun deyip alırdı beraber benimle kardeşimi diyerek aslında çocuğun manevi eğitiminin, dini eğitiminin aileden, babadan, büyüklerden aldığını işaret buyuruyor. Akif manevi ve etik değerlerin çocuğa verilmesinin önemine işaret etmekte ve aile ile manevi değerler arasında da bir bağ kurarak şöyle demektedir. Vatan muhabbeti, millet yolunda bezli hayat, hülasa aile hissiyle cümle hissiyat, mukaddesatı içinin çırpınan yürekte olur, içinde leş taşıyan sinede ne hayır umulur. Bugün 5 şehidimizi toprağa verdiğimiz bu günde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif'i de rahmetle anıyoruz. İşte vatan muhabbetinin, millet yolunda hayatını feda edenlerin ancak aileden almış olduğu o dini değerler üzerine bina edilince mümkün olacağını, mukaddes değerlere, dini değerlere, kültürel değerlere ne derece önem vereceğinin aileden öğrenmesi gerektiğine işaret ediyor. Yine Akif ailenin sıkı korunması gereken bir kurum olduğunu kabul ederek her türlü kontrolsüz aileyle ilgili değişikliğin insana, topluma, aileye bir zarar vereceğini, bir hastalıkla hal alacağını işaret ederek doğal olarak aileyi çürümeye, içten içe çökertmeye başlayacağını işaret ederek şöyle diyor. Biz ki her mevcudu yıktık gayesiz bir fikir ile, yıkmadık bir şey bıraktık sade bir şey aile. Hangi bir dünyanı mahvettik de ıslah eyledik. İşte viran memleket, her yer delik, her yer deşik. En kavi kollarda hayatta kalkmaz imkanı yok. Kim ki kalkar der onun hayvan kadar izanı yok. Aili inkılap olsun diye meyus olur, başka bir şey kazanmaz, sade bir olur. Şimdi kıymetli dinleyiciler, kıymetli hocalarım, işte merhum Akif şiir diliyle ifade ettiği bu güzelliklere baktığımız zaman demek ki aileyi yıktığınız zaman maalesef toplumu yıkmış oluyorsunuz, bir milleti yıkmış oluyorsunuz
Önce ailenin korunması. Tabii biraz sonra geleceğiz. Ailenin içerisinde de hanımların, kadınların korunması, kadınlara gerekli değerin verilmesine de işaret ediyor. Akif aile konusunda asıl vermek istediği mesajı tavana yuva yapmış kırlangıçlar ile dile getiriyor. Tavanın pervazı altındaki toprak yuvadan bakıyor bunlara yan yan iki çift ince nazar. Ya sizin bir yuvanız yok mu diyor anlaşılan dişi erkek çalışan yavrulu kırlangıçlar. İşte insan da bir dişiden bir erkekten yaratıldığını Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayet-i kerimede işaret buyuruyor. O zaman aile sadakatini, aile birlikteliğini tesis edebilmenin önemine işaret ediyor şairimiz. Tabii bir duası ile aile bölümü bitirip kadın bölümüne geçeceğiz. Merhum Mehmet Akif Bey diyor ki, ya ilahi bize tevfikini gönder, amin. Doğru yol hangisidir millete göster, amin. Ruhi İslam-ı şedaid sıkıyor, öldürecek zulmü te'dib ise maksudi mehibin gerçek. Nare yansın mı bu kadar mazlumun, bir günahsız çoğumuz, yakma ilahi, amin. Boğuyor alem-i İslam'ı bir azgın fitne, kıtalar kaynayarak gitti o girdab içine. Mahvolan aileler bir sürü masumundur, kalan avarelerin hali de malumundur. Kalan nasıl olmaz ki tezelzül veriyor arşa emin, dinsin artık bu hazin velvele ya Rab, amin. Müslüman yurdunu her yerde felaket vurdu, bir de bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu. O da çiğnendi mi, çiğnendi demek dini mübin, hakisar eyleme ya Rab. Onu olsun amin. Aziz vatanımızı, şanlı bayrağımızı Cenab-ı Hak ailemizle, sevdiklerimizle birlik ve beraberlik içerisinde muhafaza buyursun. Kıymetli başkan, değerli katılımcılar, şimdi de kadının önemine işaret eden birkaç mısrasını okuyacağız. Merhum Mehmet Akif şairimizin, Akif tarafından özellikle kaleme alınan şiirlerde kadınların kimlik meselesi sorgulanmakta ve kadınlara bakış açısını, insani ve ahlaki melekelerini kaybetmiş toplumdaki sosyal yaralara biraz da iğneleme yapılarak işaret edilmektedir. Özellikle Köse İmam'da 3 çocuk annesi bir kadının kocası tarafından maruz bırakıldığı kötü muameleyi eleştirerek şöyle diyor. Meyhanede adlı şiirinde de bunu şöyle dile getiriyor. Senin karım dediğin adeta pabuç gibidir. Biraz vakit taşınır, sonradan değiştirilir. Şimdi bizim inancımıza göre annenin cennet annelerin ayakları altında olduğuna göre işte maalesef meyhane şiirinde işaret edildiği gibi Akif'in kadına değer vermeyen bozulmuş zihniyet sanki kadını biraz kullanılıp atılan bir pabuca benzettiğini eleştirel bir dille Akif'imiz bizlere şiir diliyle anlatıyor. Akif toplumun birçok meselesine duyarsız kalmadığı gibi kadın erkek konularına da şiirlerinde yer veriyor. Mahalle kahvesi, meyhane, Köse İmam şiirleri başlıca sosyal ve hiciv içeren şiirlerdir. Aile ve kadının korunması gerektiğini, hak ettiği yerde olması gerektiğini işaret ediyor. Bütün sosyal konuların başında toplumun kadına bakışı ve gerçek yerinin ne olması gerektiğine şöyle bir şiir diliyle ifade burada bulunuyor. Üç sınıf halka için parçalanır hem ne kadar ihtiyarlar, kadınlar, bir de küçükler bunlar. Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan. İnsan insanlığı bilmem nasıl anlar? İşte Akif. Toplumda korunması gereken, muhafaza edilmesi gereken, değer verilmesi gereken toplumsal varlığımızın içerisinde kadınları, çocukları ve yaşlıların olması gerektiğini burada işaret ediyor. Yine toplumda süregelen kadının erkek tarafından şiddete maruz kalmasından bahsederken böyle istenmeyen konuların sıkça görünce art niyetli insanların eğitilmediğini, cahil erkekler tarafından kadınlara şiddet uygulandığını da şöyle ifade buyuruyor. Ayol, nedir bu senin yaptığın, utan azıcık. Anam da
Ben de yavrucukların da aç kaldık. Ne iş ne güç, gece gündüz içip zıbar sade. Sakın düşünme çocuklar acep, ne yer evde? Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa, getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa. Zavallı ben, çamaşır, tahta her gün uğraşta, sonunda bir paralar yok, el elde, baş başta. O tahtalar, çamaşırlar da geçti yok halim, ayakta sallandım zorlanır hüda alim. Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın, o yavrucakları çıplak, sefil alıştırdın. Bilir mahalleli kim aldığın zamanda beni, çehiz çimenle donatmıştı bey babam evini. Yani bir kadının babasının evinden güzel bir şekilde emanet edildiği erkeğin evinde maalesef çoluk çocuğu ile sefil bir hale düştüğünü Akif fevkalade bir şiir diliyle ifade buyuruyor. Maalesef günümüzde de bu problemler aynı devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor belki de. Ama mutlak surette insanımızın eğitilmeli, kadınımıza gereken değerin verilmesi gerektiğini işaret ediyor. Kıymetli katılımcılar, değerli başkan, yine Akif'imiz bir şiirinde diyor ki, kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne, acırım tükrüye billahi tükürsem yüzüne. Demiş olsaydı eğer kızlara mektep lazım, şu kadar vermelisin kahrolayım, kaçmazdım. El verir sardığımız bunlara halkın başına, ben mezarımda huzur istiyorum anladın ha. Şimdi yani özellikle kadınların eğitilmesi gerektiğini, kadınlara gereken değerin verilmesi gerektiğini, yani bu bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında maalesef harf inkılabından sonra kadınlarımız okul ve eğitimden bir müddet uzak kalmışlar ama Rabbimize hamdolsun Milli Eğitim Bakanlığımız ve devletimizin âli himmetleriyle kadınımızın eğitimi hususunda fevkalade önemli adımlar atılmıştır. Ve bununla birlikte yine kadını kadın kılan en önemli özelliklerden bir tanesinin de iffetini muhafaza etmesi gerektiğini, kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne, acırım tükrüye billahi tükürsem yüzüne ifadeleriyle Akif'imiz bu şekilde bizlere ifade ediyor. Her evi geçindirmeyen sıska, cılız, zavallı insanların elbette ki kadınları mahzun bir hayata düçar ettiğini de işaret ederek bu sosyal olayları Berlin Hatıraları şiirinde şöyle diyor. Ne hisli validedir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yine kadın edebiyatında bir takım eksikler olduğunu ifade ederek. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı. 5-10 romancı sıkılmaz 5-10'da makasçı. Evet. Sen el kapısında sürün işin yoksa, getir bir sarhoşa yutsun, getir paran çoksa. Nedir bu anlaşmazlık? Gelin de anlaşınız, lisanı müşterek olmaz mı? Kendi gözyaşınız diyerek aslında Türk kadının, annelerin hak ettiği değeri edebiyatımızda da, kültürümüzde de, toplumumuzda da hak ettiği değeri bulması gerektiğini işaret buyuruyor. Yine Akif son olarak, toplumda kadının her zaman korunması gereken, değer verilmesi gereken, saygı duyurulması gereken bir varlık olduğunu işaret etmekte ve fıtratı ölçüsünde merhametli davranılmasını da şiirinde işaret ifade etmektedir. Ne kadınlar, ne sefalet doğuranlar görürüz. İşte binlerce çocuk, hem babasal hem öksüz, üç sınıf halka için parçalanır. Hem ne kadar ihtiyarlar, kadınlar, bir de küçükler bunlar, merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan, yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan? İnsan, yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan derken, insanın insan olabilmesi, insanlığı ve insan anlayabilmesi için evvel emirde merhametli olması gerektiğini, merhamet duygusunu en çok hak edenlerin de ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar olduğunu milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Safahat adlı eserinde şiirlerinde dile getirmektedir. Kısaca bu özetimizi sunduktan sonra başta oturum başkanımız, değerli katılımcılar, dinleyiciler olmak üzere Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. Sözlerimi
burada bağlıyorum efendim. Teşekkür ediyorum Musa Hocam. Sürenizin içerisinde, sürenizi aşmadan güzel bir şekilde çalışmanızı sundunuz. Dönemin aile kurumuna ve kadına bakışını Mehmet Akif Ersoy üzerinden değerlendirdiniz. Hem edebi tarafını gördük sizin sayenizde hem de sosyolojik tarafını gördük. Çok kıymetli çalışmaydı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu güzel sunumunuz için teşekkür ediyorum. Şu anda bakışlarından herhangi bir soru soruyorum. Oturumun sonunda inşallah Seher Hocam'la tekrar bir değerlendirelim. Varsa sorusu size sunumlu katılımcılar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizinle olmak çok güzeldi. Çok sağ olun. Sırada Asena Gülsüm Güneş hocamız var. Eğer hazırsa hocamız alalım lütfen. Asena Gülsüm hocamız burada mı? Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir sunum dinliyorum. Herkesin ellerine sağlık öncelikle. Buyurun hocam. Hazırsanız başlayabiliriz. Hazırım. Sayın Oturum Başkanım, Sayın Hocalarım ve sevgili dinleyiciler, hepinize saygılarımı arz ediyorum öncelikle. Ben Halide Edip Adıvar'ın hikaye kitapları içerisinde, daha çıkan Kurt Hikaye kitabı içerisindeki hikayelerin içerisinde bulunan güçlü kadın temi üzerinden bir çalışma hazırladım ve bu çalışmayı sizlere sunacağım. Öncelikle Halide Edip Adıvar'dan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Halide Edip Adıvar kendisi gibi bir güçlü kadını hikayeleri ve romanlarına yansıtmıştır. Halide Edip Adıvar 1882 tarihinde doğup 1964 yılında ölüyor. Ve Servet Fünun algısıyla şiir, roman diliyle, fecrati roman diliyle en son milli edebiyata kayarak Cumhuriyet dönemi içerisinde de yaşamış bir kadın yazarımızdır. Halide Edip Adıvar, İngiliz terbiyesiyle yetiştirilmiş bir babanın kızı ve Amerikan Kız Koleji'nde okuyor. Bizzat Rıza Tevfik Bölükbaşı'ndan eğitim alıyor. Ondan Fransızca eğitimi gibi aynı zamanda doğu mistisizmi eğitimi de alıyor. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Alevi Bektaşi tarikatine bağlı. Doğal olarak saz yeteneği, söz yeteneği ve halk dili yeteneği de çok kuvvetli biri. Halide Edip Adıvar'ı doğu mistisizmiyle ve batı anlayışıyla yetiştiren bir aile ve hoca kitlesi var. Bu nedenle kadının toplumdaki yeriyle alakalı ve idealize edilmiş kadın, doğu-batı sentezi kadınla alakalı Halide Edip Adıvar'ın romanlarında da hikayelerinde de çok güçlü örnekler var. Bizzat kendisini de bu yönde yetiştirmiş ve kadın hakları ile ilgili çok değerli yazılar yazmış bir hikayecimiz ve romancımız. Tabii ki öncelikle bir romancı olarak ortaya çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi. Realist bir romancı, romanlarında da hikayelerinde de çok bedbin, sentimentalik, yani daha melankolik, daha buhrana yakın bir karakter dikkat çeker. Bu milli edebiyat döneminin ve Servet Fünun döneminin varlığından da kaynaklanmaktadır. Halide Edip Adıvar, romanlarının birçoğunda ve hikayelerinin birçoğunda ortak bir tem, çoğunlukla kadın tipi üzerinde durur. Romanlarındaki dili teknik olarak çok kuvvetlidir. Ama hikayeleri için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Hatta Fazıl Ahmet Aykaç, onun hikaye dili için bir fecrati sanatçılıdır. Şöyle diyecek. Diyecek ki, leziz bir sardalya ama kılçığı bol bir sardalya. Bu nedenle teknik açıdan çok kuvvetsiz hikayeler yazdığını söyleriz ama güçlü bir karakter vardır hikayelerinde Halide Edip Adıvar'ın. Bu güçlü karakter de yeni temalar oluşturarak kurmuş olduğu kadın tiplemesi üzerinden kuvvetli anlatılmaktadır. Halide Edip Adıvar'ın romanları ve hikayeleri iki ana başlık, aslında iki dönem geçirir. Öncelikle bir bireysel dönem, bir ferdiyetçi dönem, daha çok aşk, ayrılık, ferdiyetçi temalar üzerine kurulmuş olduğu dönem. Hikaye kitapları arasında Harap Mabetler'de daha ferdiyetçi bir dönemin izlerini görüyoruz. Bu fecrati ve Servet Fünun anlayışının ve dilinin baskın olduğu dönem denebilir. Romanlarında da ilk romanı Seviye Talip'ten itibaren, Handan, Kalp Ağrısı gibi romanları daha aşk temi ve daha bireysel temler üzerine kurulmuş romanlar. Ama bundan sonra işler değişir. Önce romanlarını da daha rahat bağlayabilmek için bilindik romanlardır. Bu idealize edilmiş kadından bahsetmek istiyorum. 1942 CHP roman yarışmasında birinci olmuş en önemli romanı olarak kabul ettiğimiz Sinekli Bakkal romanında. Karagözcü Kız Teyfi bir karagöz oynatıcısıdır. Mahallenin imamı olan, mahallenin hocası olan Mevlevi Vehbi Efendi'nin kızı Emine ile evlenir. Bunların ortak çocukları olarak Rabia doğar. Baba bir süre ortadan kaybolur belli sebeplerle. Rabia'yı dedesi Vehbi Efendi yetiştirir. Rabia hem dedesi gibi, zaten sesi çok güzeldir,
iyi ney çalan, iyi ut çalan, çok küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim'i hafızetmiş bir hafız olarak yetişir. Fakat dedesi onu batıdan da uzak tutmak istemez. Bu nedenle piyano dersleri aldırtır ve bu piyano derslerini bir İtalyan'da Peregrini'den alır. Hikayenin sonunda Doğu-Batı sentezi bir Rabia'yı biz İtalyan Peregrini'yi Müslüman yapıp onunla evlenerek görüyoruz. Bu kadar idealize edilmiş ve güçlü kadın tiplemesi imgeleme üzerinde oluşturulmuş kuvvetli bir romanıdır. Yine bir diğer romanı, Halide Adıvar'ın Vurun Kahpe'ye, filme de uyarlanmış bir romanı. Vurun Kahpe'ye de öğretmen Ali'ye baş karakterinde gelişen olaylar. Bizzat milli mücadele dönemi içerisinde anlatılan Kurtuluş Savaşı arka planlı bir romanıdır. Öğretmen Ali'ye, öğrencilerine, çocuklarına milli mücadele ruhunu aşılarken, bir taraftan kendisi gibi milli mücadele ruhuyla donatılmış Tosun Bey'le nişanlanır. Fakat mandacılığı ve himayeliği isteyen köy halkı içerisinde belli başlı bir kesimin başında bulunan Hacı Fettah karakteri, onun ayağını kaydırmak ve hikayenin sonunda onun recmedilmesi için uğraşmak gibi bir görev edinmiştir. Hacı Fettah karakterinin ve bütün mandacılığın karşısında duran öğretmen Ali'ye maalesef hikayenin sonunda taşlanarak namussuzluk iftirasıyla öldürülür. Milli mücadele ruhunu arayan kuvvetli bir kadın imgelemi görüyoruz. Yine romanları arasında, töre romanları arasında Tatarcık bilinen örneklerden biridir. Babasını kaybeden, işte Karadeniz'de sahil köyde yaşayan bir lale karakteri üzerine kurulmuştur. Tatarcık mesela çoğunlukla bir erkek zannedilir. Halbuki babası bir deniz subayıdır ve onu Tatarcık şeklinde isimlendirmiştir. Babasını kaybettikten sonra, babası şehadet erdikten sonra Lale'nin üzerine gelenek baskısı çok fazla geldiği için Lale bir söz verir kendisine ve İngilizce öğretmeni olur. Çok güzel resmedilmiş bir lale görüyoruz. Konaklar arasında bisikletiyle hareket eden, birikimli, kendisini yetiştirmiş ama gelenek ve göreneklerinden de uzaklaşmamış bir lale imgelemi çizilmiştir. Ya da Ateşten Gömlek, en önemli romanlarından biri. Ateşten Gömlek'te bir Ayşe karakteri yaratılmıştır. Romanın baş kahramanı gibi görünmeyen baş kahramanıdır Ayşe. Milli mücadele için savaşan, gazilere işte yardımcı olan, savaşan insanlara, yaralılara hemşirelik yapan, hasta bakıcılık yapan, cepheye bizzat erzak taşıyan, bizzat düşmanla karşı karşıya gelip savaşan bir Ayşe karakteri görüyoruz. Bunlar Halide Edip Adıvar'ın romanlarındaki güçlü kadın tiplemesi. Halide Edip Adıvar mutlaka bu güçlü kadın tiplemesini hikaye kitaplarında da kullanmalıydı. Harap Mabetler daha bireysel temalar üzerine kurulmuş hikayelerden oluşuyor. Kubbede Kalan Hoş Saday'ı da çok içerisine katamayabiliriz ama daha Çıkan Kurt hikaye kitabı içerisinde ve İzmir'den Bursa'ya hikaye kitabı içerisinde daha toplumsal temaların olduğunu biliyorduk. Daha Çıkan Kurt hikaye kitabı içerisinde 32 hikaye bulunuyor. Bu hikayelerin toplumsal karakterden oluşan hikayelerin içerisinde hepsinde güçlü kadın imgelemi, güçlü kadın tiplemesi yok. Örneğin Kabak Çekirdekçi isimli çok özel bir hikaye okudum. Bizzat işte kazanmadığı hiçbir parayı, emek sarf etmediği hiçbir parayı kabul etmeyen, çocuğunu okutmak için uğraşan ama kendisini yetiştirmek için eski gazeteleri evlerden toplayıp okuyan bir kabak çekirdekçinin hikayesi üzerine kurulur. Kesinlikle çok güzel bir hikaye. Ya da içerisinde daha fantastik hikayeler var. İlk hikaye, kitabı adını veren Daha Çıkan Kurt hikayesi, bizzat fantastik bir kurt imgelemi üzerine oluşturulmuş. İşte bütün hayvan ırkının avcılar tarafından yok edileceğini öğrenen hayvanlar, bir hayvan ırkını öne atıp o hayvan ırkının yok olmasını sağlayıp diğer hayvanları kurtarmak için kurdun halkını ve kurdun ırkını yok etmeye karar veriyorlar. Kurt da eşkıya olup dağa çıkıp bunun intikamını almak için savaşıyor. Bu hikayeyle başlayan hikayeler arasında öncelikle Zeynep'im Zeynep'im hikayesinde güçlü bir kadın tiplemesi var. Ben Zeynep'im Zeynep'im hikayesinden başlamak istiyorum. Zeynep'im Zeynep'im türküsüyle de süslenmiş, nakışlanmış, inşa edilmiş bir hikaye. Zeynep burada Uzun Osman aşiretinin, Uzun Osman'ın, Uzun Hasan'ın bizzat kızı. Uzun Hasan İzmir'de bir aşiret, bir çiftliği olan bir aşiret ağası ve İstanbul'dan bir emekli albayın kızıyla evleniyor. İstanbul'dan evlenmiş olduğu bu kadın
Uzun Hasan'ın çok aşık olduğu ve çok tutkuyla bağlı olduğu bir kadın. Çünkü kendi giyinme zevki var, kendi müzik zevki var, birikimli, yetişmiş. Ama Uzun Hasan'ın aşiretinin gelenek ve göreneklerini de kesinlikle göz ardı etmeyen, yine Doğu Batı sentezi bir kadın. Uzun Hasan karısına çok hayran. Tam bir sene sonra bu ikisinin, Uzun Hasan'ın ve eşinin ismini hikayede verilmemiş, bir kızı doğuyor, ismini Zeynep koyuyorlar. Zeynep daha anne diyemeden annesi ölüyor. Zeynep'e Kalyopi isimli bir Yunan kadını, Yorgi'nin eşi olarak tasvir edilmiş. Bakıyor, dadılık ediyor. Hikayenin sonunda maalesef Zeynep'in ve nişanlısının ölümüne sebep olacak. Zeynep'in varlığı, Zeynep'in babasının, Uzun Hasan'ın karısının olmayışını unutmasına sebep oluyor. Çünkü Zeynep babasıyla birlikte av avlayan, babasıyla birlikte kuş kuşlayan, udu var babasına ut çalan, akşamları babasıyla söyleyen, düşünen. Zeynep akşamları babasıyla şarkı söyleyen, düşünen. Zeynep av avlarken düşünen. Politika yapabilen babasıyla düşünen. Hikayenin içerisinde Zeynep'in düşünmesine o kadar özen gösterilmiş ki, o zamana kadar kadının düşünebildiğini, hiç kimsenin kabul etmediğini görüyoruz hikayede. Zeynep'in düşünmesi çok ön plana çıkıyor. Sürekli Zeynep'in düşündüğünü anlatmaya çalışıyor hikaye yazarı bize. Zeynep babasına annesinin olmayışını unutturan bir karakter olarak giyiyor çizmelerini. Çiftlikte her şeye hakim. Çiftlikte bütün hayvanlara, bütün işte mahsule. Aynı zamanda İstanbul'a gidip geliyor. İzmir'in merkezine gidip geliyor. Orada müzik zevkiyle, musiki zevkiyle, resim zevkiyle insanları kendisine hayran bırakan bir portre çiziyor. Çok özel ve güzel bir hikaye okuduğumu düşünüyorum. Güçlü kadın temi üzerinden hazırlanmış. Tabii milli mücadele konulu hikaye olduğu için bu hikayeler, hikayenin sonu çok iç açıcı ve güzel bitmeyebiliyor. Ama kadının toplumdaki yerini çok yükselttiğini düşündüğüm hikayeler. Ben teknik açıdan dilinin çok kuvvetli olmadığım hikayelerin de yine söyleyebilirim araştırmacılar gibi. Ama hikayelerin karakterinin çok kuvvetli olduğu söyleminin kanadını gördüğümü söyleyebilirim. Zeynep'in hikayesinden sonra tam güçlü kadın imgelemi diyemem ama güçlü kız çocuğu imgelemi diyebilirim. Tanıdığım Çocuklardan isimli bir hikaye var sırada. Hikayeler içerisinde iki küçük çocuk üzerinde durulan tanıdığım çocuklardan hikayesi hikayenin içerisinden bir anlatıcı tarafından anlatılıyor. Önce Rüstem isimli bir küçük çocukla karşılaşıyor ve Rüstem'in ailesine bakmak için çalıştığını görüyor. Rüstem'in hikayesi hikayecinin zihninden hiç gitmiyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra da bir gün sokakta üzeri örtülü bir şekilde sedyeyle gezdirilen bir kadın, yanında 3-5 çocuk, kadının üzerine eğilmiş bir 5 yaşında kız çocuğu görüyor. Önce ne olduğunu anlamıyor fakat restoran sahiplerinden biri diyor ki korkma, kadın hastalıklıdır, kadın saralıdır, yanındakiler de onun çocuklarıdır. Bu kadının yaşaması mümkün değildi. Bu kadının yanındaki çocuklar da çoktan ölürdü. Eğer bu 5 yaşındaki kız çocuğu olmasaydı. Bu çocuk çalışır, bu çocuk oynar, bu çocuk dans eder ve annesine, bu çocuk işte kardeşlerine bakar. Onları yaşatan odur. Annesi çoktan bir yerde düşüp ölmüştü. Eğer o kız çocuğu olmasaydı demeye çalışıyor. Bu cümleleri kurduktan sonra tabii güçlü kadın incelemi yok ama ilerleyen zamanlarda güçlü, her şeyin altından kalkabilecek, ailesini, kendini geçindirmeye geçti. Ailesini ve kardeşlerini geçindirebilecek ve birçok sorumluluğu üstüne alabilecek bir 5 yaşında kız çocuğu gördüm ben. Beni çok etkileyen bir hikaye olarak notlarıma kattım. Yine Fadime Nine ile Kerem Dede hikayesinde Fadime Nine'nin gençliği anlatılıyor. Fadime Nine ve Kerem Dede hikaye içerisinde çok gençlik yaşlarında tanışmış ve birbirine aşık olmuş bir aşk hikayesi çerçevesi içerisinde anlatılmış hikaye iki kişidir. Fadime Nine'nin annesi yok. Fadime Nine üvey annesiyle birlikte yaşarken Kerem Dede ile evlenmek istediğini söylediğinde üvey annesi ona 5 soluk altın, hikayede tam olarak böyle geçiyor. 5 soluk altın, bir de kötü tarla veriyor. Tarlada mahsul bile ekilmez. Öyle bir tarla. Fadime Nine ile Kerem Dede bir dağ başına yuvalarını kuruyorlar. Kendi elleriyle evlerini yapıyorlar. Fadime Nine bir karar veriyor. 5 soluk altını satıyor, yerine 5 koyun alıyor. Ve bu koyunlardan birçok kuzu elde ediyor. Koskoca sürüsü oluyor. Ve çobanlık yapıyor bu koyunlara. Bu koyunlardan işte tüylerinden yün çıkarıyor. Bu yünlerden kilim dokuyor, örtü dokuyor. Bunları satıyor ve evini geçindiriyor. Yine tarlasını
öyle bakıyor ki tarlasından öyle mahsul çıkarıyor ki altın başaklar çıkıyor tarlasından. Püsküllü mısırlar çıkıyor. Bunları satıyor, evini geçindiriyor. Bir aşk hikayesi gibi görünen bu hikayede illa kendisini batı anlamında yetiştirmek zorunda olmayan, Anadolu'nun bağrından kopmuş kadınların ailesi için neler yapabileceklerini görüyoruz. Çobanlık yapabilir, tarım yapabilir, işte koyunlardan kilim yapabilir, örtü dokuyabilir. Bir kadın bizim Anadolu'nun bağrından çıkan, kopan kadının da aslında bize ne kadar değerli olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Çok özel hikayelerden biriydi. Bir diğer hikaye Vurma Fatma hikayesi. Benim en etkilendiğim hikayelerden de biriydi. Hikayenin ismini bir nidanın oluşturduğunu görüyoruz. Vurma Fatma. Vurma Fatma hikayesinde Dumlupınar'da halk içerisinde bulunan kadınların kendi elleriyle yolduğu, kendi elleriyle öldürdüğü birkaç Rum askerinden, Yunan askerinden bahsediliyor. Fatma'nın ailesini yok etmiş Yunanlılar içerisinde belli başlı askerler Fatma'nın namusuna da göz dikmiş askerlerden intikamını Fatma'nın ve Dumlupınar kadınlarının iç başlarında bir erkek olmadan aldığını görüyoruz. Hikaye içerisinde hikayeyi tamamladıktan sonra Halide Edip şöyle bir paragraf oluşturmuş, kurmuş. Diyor ki, bir akşam dağdan inen iki Yunanlıyı Dumlupınar kadınları parçalarlar. Bir tanesi ölürken vurma Fatma diye haykırmaktadır. Ve bu nida hikayeye ismini vermiş olur. Fatma Yunan'dan intikam aldığında hikayeci Fatma'ya, bu savaşı sen yaptın, Yunan'ı sen yendin. Nasırlı ellerinle ve patlak tabanlarınla kalbinle oynayanlar, senin kalbinle oynayanlar cezalarını buldular. Senin güçlü omuzların bu mutlu savaşın yükünü taşıdı. Senin küçük ellerin kurtuluş ordusunu doyurdu. Kurtardığın toprakların üstüne gururla bas ve hür dolaş. Sen namusunu korudun, sen bütün vatan toprağını ve bütün vatan kadınlarını korudun ve doyurdun diyor. Aslında Fatma'nın yapmış olduğu şey sadece birkaç Yunan askerini öldürmek gibi görünüyor ama Fatma isminde nezdinde bütün Anadolu kadınlarına seslenen bir Halide Edip görüyoruz. Beni çok etkileyen hikayelerden biriydi. Yine Beyazlı Kadın hikayesinde cepheden dönmüş yaralı bir Türk askeri üzerinde duruluyor. Cepheden dönmüş, kolundan ve bacağından yaralanmış, sakat kalmış bir Türk askeri, Türk neferi var. Anadolu'nun halini gördükten sonra İstanbul'a dönüyor. Ailesi onun şu İstanbullu, musiki bilen, lisan bilen, kendisini yetiştirmiş bir güzel kızla evlenmesini istiyor. Ama bu Türk askeri Anadolu'yu görmüş ve böyle bir kadın istemiyor. Yani kendisini sadece batılı anlamda yetiştirmiş değil, aynı zamanda savaşın halkın halini, ahvalini anlayabilen, doğu mistisizmine ve doğu yaz savaşa da farkındalığa da hazır olabilen bir zihniyet istiyor. Alıp bir partiye götürmeden önce onu bir partiye götürecekler, kadınlarla tanışacak güya. Bu kadınlarla alay ediyor. Aslında kendisiyle alay edermiş gibi yapıyor ki beni beğenmezler ki. Çünkü ben dil bilmem, nisan bilmem. Onların gözünde sadece yaralı bir Türk askeriyim ama ben Anadolu'nun o halini gördüm. Ama benim için evlenmek çok uzak. Partiye götürdüklerinde orada birçok kadın çıkıp dans etmeye başlıyor. Ama onun sadece tek bir kadın dikkatini çekiyor. Beyazlar içerisinde soluk tenli, soluk benizli bir kadın. Bu kadın Anadolu'dan gelmiş, savaştan çıkmış gelmiş, gözleri canlı gibi görünse de içinde mat bir ruh bulunan ve sessiz, dans etmeyen, hiç kimsenin yanında bulunmayan, hatta sürekli sigara içen bir kadın olarak tasvir ediliyor. Direkt dikkatini çekiyor ve kadının yanına gidiyor. Kadına diyor ki, ha kimsiniz siz? Kadının ruhu o kadar gizli gizemli, o kadar işte kilitli ki anahtarlarla. Kadını açılmadığını anladığında diyor ki, ben bu kadını çözerim, ben evlenmeyeceğim. Benim istediğim kadın, kısacası şu, sadece batılı zihniyetle yetişmiş, musiki bilen, lisan bilen bir kadın değil. Benim istediğim kadın, aynı zamanda milli mücadele dönemindeyiz. Anadolu'nun da bağrından kopmuş. Benim istediğim kadın doğu ve batı sentezi bir kadın olsun. Halide Edip adı var da zaten tam anlamıyla bunu istiyor. Tek başına doğu, tek başına batı Halide Edip adı var için yeterli değil. İkisinin de birleşmiş hali Halide Edip adı varın istediği şeydir tam olarak. Halide Edip adı varın daha çıkan kurt hikaye kitabı içerisinde güçlü kadın imgelenmeleri bunlar ama hikayenin sonunda yolculuk notlarından önce bir de yolculuk notları kısmı var. Güzellik izleri isimli bir yazı bulunuyor. Bu bir hikaye değil. Yakup Kadri'nin güzellik teması üzerinden hazırlanmış bu yazıda Halide Edip adı var güzellik konusunu sınıflandırmış ve şöyle demiş.
Güzellik 3 bölüm halindedir. 1. Güzelliği üslup ve cephe yapan eski muhteşem sanatçılarımız. Divan sanatçıları, divan edebiyatı sanatçıları gibi güzellik sadece üslupta ve güzellik sadece biçimde algılanır onlarda. 2. Güzellik anlayışının daha içten gelen, batı taklidini oldukça başarıyla yapan intihacılar. Güzellik taklidini sadece batıdan alanlar. Halde edip adamların savunusu bu da değil. 3. Güzelliği kendi ruhlarından veren ve yaratanlar. Güzellik, iç güzellik olarak oluşur ve dışa yansır şeklinde bakanlar. Halide Edip Adıvar güzellik algısını, kadının da dış güzelliğinin önemli olmadığını, hikayesini bu yazı içerisinde anlatıyor. Güzellik insanın içinde yaratılır ve içinde öğretilir. Dışına da öyle yansır diyor. Hikayeleri içerisindeki temi de bunun üzerine kuruyor diyebiliriz. Sonuç olarak Halide Edip Adıvar hikayeleri ve romanları içerisindeki ideal kadın tipini bizzat kendi karakterinden, kendisi de böyle yetişmiş bir insan olduğu için kurmuş diyebileceğimiz kimliktir. Hikaye ve romanları içerisinde çok belli başlarından sizlere örnekler vermeye çalıştım. Romanları içerisinde Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Vurun Kahveye, Tatarcık, Yeni Turan, Yeni Turan romanı, Turancı anlayışla yazmış olduğu romanı Kaya isimli bir kadın karakteri bünyesinde barındırır. Kaya, sırf Turan ideali için istemediği bir adamla evlenmeyi kabul eder olarak anlatılmış. Burada hep idealize edilmiş kadın tiplerinin izleri görülür. Halide Edip Adıvar'ın hikaye kitabı Daha Çıkan Kurt hikayesi içerisinde ise Zeynep'im Zeynep'im yine tanıdığım çocuklardan Fatma Nine ile Kerem Dede bu hikayeler arasından biri, Beyazlı Kadın bu hikayeler arasından biri veya işte hikaye kitapları arasında yine Vurma Fatma bu hikayeler arasından biri. Bu hikayelerden size örnekler vermeye çalıştım. Ben bildirimi burada toparlıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Yararlı olabilmiştir. Hasan Hocam çok teşekkür ediyorum. O kadar çok eser var ki ve hepsinde farklı kadın imgesi var. Bunları bu kadarcık kısa sürede yansıtması gerçekten çok önemliydi, çok kıymetliydi. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok verimliydi. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki buradaydınız. İyi ki birlikteydik. Şu anda hocam ben soruları göremiyorum. Uzun üzerine herhangi bir soru yok ama Ferda Hocam, Aynur Hocam, Musa Hocam ve son olarak Asen Hocam'a YouTube üzerinden soru var mıdır? Bir yandan da katılım belgelerini görüyoruz. Sayın Hocam, YouTube üzerinden şu ana kadar soru yok. Eğer katılımcılarımız Zoom üzerinden sormak isterlerse alabiliriz. Öyle güzel sunumlardı ki yani soracak bir şey kalmadı. Hocalar öyle güzel sundular ki detaylı bir şekilde. Pekala, o zaman ufak ufak toparlayalım mı oturumumuz Seher Hocam? Evet hocam, güzel yönlendiriciliğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli ve faydalı 15 sunum dinledik bugün. Katkılarından dolayı sempozyumumuzun birinci gününe katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Yarın 10.30'da devam ediyor sempozyumumuz. Yarın 15 bildiri daha son olacak. Bugünlük kapatabiliriz. Sabırla dinlediği için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum herkese. Hoşçakalın. Güzel sempozyum için biz de size teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyifli ve çok verimliydi. Herkese teşekkürler, iyi günler. Çok teşekkür ederiz, iyi günler.